Ne güzel olmuş oğlum hudlar falan ya. Çok tatlı olmuş. Map'e bir bakalım. Çok iyi. Çözeceğiz okulu çözeceğiz. Şurayı ben şuraya çok beğendim. Bak şura var ya, bu ne? Gözlüğü falan buraya tutuyorsun, atıyorsun, bırakıyorsun herhalde. Suyum var, donut'um var. Yeterli abi, yeterli. Bu kim amına koyayım? Londra'nın ilk geyiği amına. Pembe saç mı olur amına koyduğum? Evet, güzel abi. Güzel. Konuşma yapacağım şimdi burada. Vay amına. Bu ne? Vay amına koyayım. Rektör. Benim o da. Bu ne? Ha, benim sekreter o. Tamam, o bizim sekreter beyler. Bu ne? Müzik odası. Müzikçinin max meslek. Sabahları İstiklal Marşı olmasa, şu olmasa max müzikçi mesleği. Bildiniz mi o mimi? Geçiyorum karşı odaya. Aleykümselam. Burada sınıf. Bura. Ananı sikeyim. Sen kimsin? Görüşeyim. Sana nasıl yardımcı olayım? Fotokopi çekti. Öğrenci öğretmen kartı çıkarmak istiyor. Yok. Fotokopi çektirebilir miyim? İlla yatağına mı sıçmalıyım? Ne yaptım Amber? Ananı mı siktim? Bu ne tavır trip bu? Ne yaptık sana amına? Çocuğu triplere bak. Bu ne? Edeceğiz şimdi. Bu ne? Ananı siki mevzuya bak. Bu ne? Yemek sınıfı. Allah Allah. Bu ne? İspanyol dil sınıfı. Vay amına koyayım. Bu ne? Ananı sikim Japon sınıfı. Sansürlü görüyorum. Japonca. Rusça. Kata çıkayım. Din kültürü ve ahlak bilgisi yok mu? Amına korun böyle okulun. Kimya sınıfı. Ben burayı patlatırız. Bu ne? Burası ne? Erkek. Nasını sikeyim? STV'ye döndü ama alacaklar FETÖ'den. Çık. Bu ne? Kadın. Woman. Bu ne? Hukuk sınıfı. Bayağı iyi olmuş. Bu ne? Mühendislik sınıfı. Vay amına koyayım. Çok iyi olmuş lan. Kat yok mu? 3 katlı okul. Yani ideal. 3 iyi. İyi rakam 3. Evet, devam edelim abi. Karşı binaya bir geçelim. Skuter mu kutur martı falan yok muydu ya? Oğuz Ökten bir duy, bir başkanın bir sağ üstte martı logosu falan bir şeyler. Koyarız yani. Burası ne sınıfı? Burası değil. Bura amfi. Ananı. Oğlum çok iyi yapmışlar, kim yaptıysa bu map'i ya. Allah Allah. Bir üst kata çıkalım. Bir üst kata çıkalım. Orada tuvalet var. Şu sağdan ilerleyelim. Bu ne sınıf? Burada ne? Burada sigara içeriz. Burası balkon gibi be. Ananı. Güzel. Seyici yani. Dolaplar falan var. Bu ne bura? Burada sınıf. Burada sınıf. Orada balkon. Sikim onu da, o kadar da değil. Balkon mu lan orada?
Ellerimizde söylenmedi hiç. Tamam, nereye bakmamız lazım acaba? Benim niye şivem kaydı? Acaba set. Nereye bak, daha nereye gideceğiz? Var mı daha yer amına? Orhancım öpüyorum seni, görüşürüz. Balkon. Kadınlar tuvaleti. Burada ne dedikodu olur biliyor musun? Devam edelim, bir çıkalım. Ah, götüm ağrıdı. Normal mi? Normal. 3 saattir yayındayım amına. Her yerde tuvalet var. Anlamadım, gitti. Evet, çıkalım bakalım. Burası arkadan. Oradan okuldan çıkıyorsun oradan. Devam edeyim. Yalaklar, çıktım ki okuldan amına. Açtım amına koyayım okuldan. Salaklar amına koyayım. Kaçtım okuldan. Yalnız bura okula benziyor yine sanki. Ha, duvar var da. Umarım. Bura yurt mu? Ne diyor? Aç kapıyı bakayım. Allah Allah. Burak sus. Burak sus, spam atsanıza şimdi. Moralimi bozmasın. Burak, anneni sikerim şu küvette. Bak, terbiyesizleştiriyorsun beni ya. Artı evi. Aa, bura okul, evet. Laptop falan, bilardo. Bilardo. Bura kapalı. Bura kapalı. Bura kapalı. Ananın ama her yer kapalı. Nereye gireceğiz? Bura. Biraz şov bence ya. Biraz şov yapmışlar yani. Ben anlamadım. Bura kapalı. Masa tenisi. Takı alayım. Şuraya bakmazsam uyuyamam beyler. Okul çok iyi de. Oo. Valla bura olmazsa olmazmış. Bunun eksikliğini yaşardık yani. Bu ne? Ben atlasam ne olur? Hiç olmaz. Tamam, bu bina da okey. ERP odası falan oğlum, ne diyorsunuz ya? Başka yoktur burada herhalde. Daha var mı bir şey ya? Bizim şu okul tarafına bir bakmamız lazım. Evet, şimdi buraya baktık değil mi? Buraya da baktık. İlerleyelim. Buraya baktık. Bu ne amına? Merhaba. Merhaba. Öğrenci arkadaşlarım. Buraya baktık. Bitti. Hani 7 tane kampüs vardı? Nerede bunun 5 tanesi? Bu ne? Sesim gitti, kusura bakmayın. Sekiz numara. Onanı sikim, ne diyorsun ya? Top var mı? Top yok mu amına koyayım? Nasıl oynayacağız biz? T de yok. Topu alır. Ne la, nasıl oynayacağız ya amına? Bu ne? Onanı sikim, aydınlandım. Ora basket training center. Oo, antrenman şekli mi? Basket tutar. Buradan giriliyor mu? Girilmiyor.
Oğlum bu niye ruh gibi geziyor? Her döndüğümde bu var amına koyayım. Allah Allah. Penis. Göz göz 35. Bu ne? Aha. Revir. Selam aleyküm. Ananı sikerim dedi Doktor Kerem. Aşağı doğru devam edik. Devam edek aşağı doğru. Buradan kay burada bir şeyler. Dışarıdan çıkacağım ki bu okulda. Tenis var. Bura ne? Aynısı. Götüm ağrıdı. Niye ya? Oğlum harbi bisiklet martı falan bir şey yok mu ya? Çık buradan da. O kapıdan çıkış iznimiz yok. O aşağısı ev. Ora. Güzel okuluk, güzel konsept de yurt vardı. Yurt nerede? Yatacak yer nerede? Yatacak yer. Zil çaldı amına koyayım. Derse gidiyor mu? Okulun yolu var. Yapıyor abi. Yapıyor yani. Yol yaptı. Konuşacağım. Dur şimdi öğrencilerle konuşacağım da ben bir okulun öğrencisiyim yani sonuç olarak. Bir şeyler bilmem lazım değil mi ya beyler? Ben mi yanlış düşünüyorum? Kıyafetçi mıyafetçi yok mu oğlum? Biz nereden kıyafet alacağız? Ben böyle takılmak istemiyorum ki. Üstümü değiştiririm moruk benim. Ananı sikeyim ne oluyor? $330 burs ödeme yattı diyor. Ya $330 bizim maaş. Beyler. Evet. 70 kaldı harbi amına. Bu ne? Allah Allah. Çatı. Bizim mekan orada tamam. Onu halledeceğim şimdi. Telefonum var mı benim? Var. Telefona bakalım mı lan? Hello. Aleykümselam. Click to open. Türkçe. Şifre belirle. 61. 100 tanıma kurulumu mu? Dark. Hoş buldum. Dokundum. Ananı sikim neler diyorsun ya? App Store. Campus Market. 1048 sik gibi oyun. Tinder. Instagram. Twitter. Karşıt gerek yok. Oyunlar. Ara. Uygulamalar. Campus Market. Tinder. Açak mı Tinder hesabı? Paramız ne ki bizim? Hayırlar. Driver. Paramı söyle. Emrin varsa emrini söyle. Ajans phone. Amına koyacağım. Şu numarayı bir not alsanıza ya. 907-753-8828. Bir yazsanız oraya. Ben şimdi Efecan'ın aklımda tuttum onu. Bindir. Hesap oluştur. Lan sikim zaten yazıyormuş ya bizim numara burada. Kalerimde.
Peki. Kamera nerede? Burada. Alo, hadi. Ne diyor? Take a photo. Flip the kamera. Baba. Tamam. Take a photo. Bana ne uğraştırdın amına. İşte tamam da işte çıktı amına. Kardeş. Ama sorun yok, tamam öyle kal ya, lazım diye amına. Ya Allah 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 Allah, bu nasıl sevmek? Devam et. Fotoğraf ekle, bunu koy. Devam et. Kendinden bahset. Garip ve tehlikeli. Devam et. Erkek. Devam et. Oha! Göster kadın. Amına koyayım ya. Az kalsın çizdiriyorduk bak emaneti. Chat niye uyarmıyorsunuz abi? Erkek. Tinder yok şu an. Instagram açalım şimdi. Hesap oluştur. Şimdi Öfcan Stopkan. Öfcan. Hesap oluştur. Bunu da tamam. Twitter'da açak. Hesap oluştur. Öfcan Stopkan. Öfcan. Hesap oluştur. Tamam, her şey tamam. Kaç kaç. Aynısını yapmış orası bu çocuğu. Şimdi şuraya şuraya fotoğraf. Ya çekmek yok mu ya? Çekeyim de. Bir dakika var. Aman aman çekin. Şimdi ölmedik. Son of a bitch. Anladın mı? Bitch. Anladın mı? Like'la rete et. Ne böyle bakıyorsun? Twitter'dan takip et. Tamam. 10 numara. My first tweet. Mail. Mail oluşturayım. Efcan@lineford.edu. Çok güzel telefon lan. Haritalara girerim. Oo, etkileyici. İlginç. Saat cüzdan. Like'ladı. Mingo, adamsın biraderim. Mingo'yu onu not alın. Mingo'yu like çaktı o. Eyvallah. Günaydın. Allah'a olan biri bizi yurda götürsün ya. Bu kapı niye duvara açılıyor oğlum? Abi bırak ünlem lansiyi de, şu yurt nerede ya amına koyayım? Zil çalıp duruyor ya. Bura mı yurt? Bura yurt mu? Ha, öyle desene abi. Bura yurdun bahçesi. Tamam. Öyle deseydin zaten baştan şey yapmazdık, zorlamazdık. Önce açık oğlum şu an. Ha, tamam biz burayı gezdik zaten. Okula geri dönelim biz. Kıyafetçi nerede abi? Kıyafetçi?
Allah aşkına. O da almadım. Nereden alacağım? Bak pembe yine geliyor ya. Banlayacağım ha bunu. Odayı nereden alıyoruz abi? Yurda gir bir adam var. Burada tek adam benim. Ha şu mu? Torbacı gibi koymuşsunuz köşeye. Bu. Selamun aleyküm. Bu mu? Dayı. Bu değildir ya. O neye basacağım? Dayı E yok. Tab yok. Ah, hemen script'e F5 attınız değil mi? Oda kartı kopyalama. Oda listesine bakmak istiyorum. Birinci kat, üçüncü kat, beşinci kat. Yedinci kat. Ben bir şuradan asansörle bir çıkayım da oraya bir bakalım. Yedinci katta, en üst katta bir oda alalım. Asansör. Yedinci kat. Zirve sadece tek kişiliktir, unutma. Şuradan sona doğru gidek amına. Yedi yüz yirmi sekiz, 727. 728. Tarafta ne var ona bir bakalım. 724. Neye hangi tarafa alsak? Üf. 713, 724. Bura nereye gidiyormuş? 707, 712. 610 mu? Bak amına koyacağım bu çocuğun ya. Amcık her yerden çıkıyor ya. Merhaba. Konuşabilir miyiz? Altıncı kat. Altı yüz on bir mi diyorsunuz? 61. Oğlum en üst kat alalım. Siktir edin 61'i. 661 diye bir şey yok zaten. Yedinci kattan alalım. Yedinci kat 730. %73 yok oğlum 30'a kadar. 728 mi? Bizim o baktığımız oda neydi? Karşılıklı iki tane köşe direkt sağda köşede tek koridorda. 728 dedi mi? Evet 728 ver. Bir dakika amına koyayım. 728. Çok iyi. %127. Yine bug'ı büyüsü yapamadık. Odaya bir çıkak. Jason Myers'ı onu bir not alın beyler. Buradan girdik. Evet, o taraf ibnelerin odası. Burası gerçek delikanlıların taşak kokan. 728. Burası 727. Burası 728. Tamam aç kapıyı. Kapıyı aç. Nasıl açılıyor bu? Anahtarla. Yok amınım. Oda kartı. Ha, pardon birader. 5'e basayım. Pardon. Kusura bakma.
çıkamayacaksam niye balkon var? Neyse güzel oda almışız. Çıkamayacaksam niye balkon var? Ona ne? Oo tamam. Tamam, 10 numara, 10 numara. Yurda bak amına koyayım. Bu ne? Oo süper. 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 O G'ye de 727 alsak iyi olacak ya. 727, 728. Tamam 728 bizim, unutma 728 bizimki. En üst kat 728 numara. Asansörle bir lobiye inelim. Odamızı aldık. Aha bu Ogi. Yemin ederim bu Ogi. Değil. Merhaba. Merhaba. Tamam. Sesim gidiyor, sesimiz geliyor. Çocuğa da siktir ettik ama. Kampüsleri gezdim mi? Gezdim abi, 10 numara olmuş. Hela Valeri'ydi o değil mi? Evet, burası bahçe. Bura güzel. Kampüslere dönelim beyler. Bu an kampüslere dönelim. Artık. Show must go on. Başlayalım. Şimdi benim şöyle bir stratejim var beyler. Herkese iyi davranacağım. Biraz Efecan'dan çıkalım diyorum. Yani böyle laf sokma maf sokma değil de biraz daha böyle okul başkanlığına oynayacağımız için en azından insanlarla arayı iyi tutalım, anladın mı? Okul başkanı olduktan sonra alayına. Ben böyle düşünüyorum. Kafamda bu var. Yavaş kardeşim yavaş. Canım benim. Şimdi kıyafetçiyi bulun bize. Olcan abi. ZF2 tabda kısa yolu kapar. Abi kıyafetçi kıyafetçi. Ne olur tip tip. Yalvarırım. Soldaki kampüsün yan kapısından aşağıya gir. Buradaki kampüsün, ne amına koyayım, kim yüreğine koymuş? Salak ama. Bunu halledeceğiz. Buradan yan kapı. Nerede? Aha kampüse git diyor. Kampüse git. Ananı sikiyim. Noodle. Söylenmedi hiç. Teknoloji mağazası. Telefon 1000 dolar. İyi. Artı 1000 dolarla başladık. Üst katta moda tasarım sınıfı var. Ne diyorsun ya abi? Neler söylüyorsun ya sen? Çok iyi olmuş ya. Dostum kıçıma benziyorsun. Tamam abartmayın. Tamam RP MP herkes yabancı da tamam. Dostum mostum iyice sampa çevirdiniz. Gerim şimdi. Buram mı abi? Oo hocam. Çık ulan. Üst giyim katı. Oğlum çık lan. Şöyle geç bakayım. Raflara git. Gideceğim de. Heh. İşte böyle şeylerle gel ya abi. Üst 15'te kalsın. Tişört rengi üst giyim. Yine mi keko yapsak ya? Efecan stil. Ne giyeceğiz ki biz şimdi? Öğrenciyiz. Öğrenci mi öğrenci ayağına? Takım elbise giyelim bence. Ciddi olalım okulda birazcık. He. Tamam oğlum bizim kombin amına koyayım. Bizim kombin. Bizim kombin amına koyayım ya. İşte bu, işte bu amına koyayım. İşte bu.
İndir karınkasını kardeşim. İndir karınkasını. Bu kardeş. Bu değil. Bu da değil. Parayı dolduracağınız mı yoksa? Eldiven olmayacak. Ara dolacak. Abi fiyat. Halledeceğiz oğlum. Hallederiz onu. Heh. 112 olmadı. Oğlum ben bunu giyemiyorum ki. Dövme yaptırırız da. Kolları ayarlayamadık amına koyayım. Eldiven takmayız değil mi bu kombine? Takmayız birader. Ha şu. Bu. 15. Kolye. Bir kolye çakar mıyız beyler? 720 dolar diyor. Pantolon alamayacağım galiba. Okulun orospu çocuğusu olduk ya. Kolyeye para vermeyek beyler en iyisi. Kolyeye para vermeyek ya. Ada verek mi? 477. Şunu bir tutun aklınızda bakayım. Ne alabiliriz üstümüze başka? Söylenmedi hiç sana layık düşler. Bu olmaz okula ya. Böyle girip şeyim diye takılmadık mı öğretmenim diye amına koyayım. Nasıl böyle yolladı bu? Amına koyayım eldivensiz yok mu ya? Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun Efecan? Birader. Kardeşim. Arkadaşlar merhaba. Bir şey sorabilir miyim size? Tabii buyurun. Tabii ki. AVM ne tarafta acaba? Şu Biliyor tarafta bak. musunuz? Şuradan bak. Şuradan dümdüz devam edin. Evet. İlk Buradan mı? sağ, buradan dümdüz devam. Dostum, tam Tamam. olarak şurası bak. Neresi Gel bize burası? göster. Göster. Gel, buluruz gel. Siz şuradan düz devam edin aşağı doğru. Tamam. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Şuradan ediyorum. gidiyorsun yukarı doğru. Birader bir baksana bana. Ben cüzdanımı evde unutmuşum da. Bir 520 dolar var mı cep bankı yapsan bana? Kimde ne var mı? 520 dolar var mı sende? Öyle olmaz gel. Nereden öğrenmiş bunları? Cepime bir bakayım kaç param var. bir telefondan bir cep bank yap. Zaten Cep bank yapayım sana doğru. bir tane şey Telefon. buldum. Japonca benim Bir telefonum. tane bir tane Sorma bozuldu telefonu bir tane götürdüm. telefon buldum bankın üstünde onu okuturuz yarı fiyatına. Ne diyor ya? Cüzdan diyor 900 dolar var bende. Tamam 520 at sen bana ben bir şey yapacağım ben. Sana ödeyeceğim tamam ay baş gelin. Telefonu önce bir şey yapayım da İngilizce. Sıkıntı yok mu bunda ya? Sofya like atmış beyler. Sofya sıkıntılı. Nerede benim tweet? Niye sildiler amına? Bir senin telefona bakayım ya nasıl sıfırlayacağım ayarlarda şunu. Oğlum sen cüzdana gir. Göndere bas. Ben sana numaramı söyleyeceğim. Bir önce yolla. Tamam Japonca söyle. da olsa Numaranı sonra çöz söyle. onu. Ekle bir numaramı bulayım. Mahallede 97 de böyleydin.
907 907 753 88 evet. 28 göndermiş olmam lazım. Hemen kontrol edeyim. Gelmedi. Şöyle bir bak. Geldi. 520 lazım ama. 520 mi? Bir dakika. Bir de numaranı söylersin o zaman hızlıdan. Nasıl olacak o? 907. Bu herifin 907. Aha. 753. Yurdu buldunuz mu? Evet. Arkadaşlar, 88 buldunuz 28 mu? Bulduk. O saçı kestir. 88 28. Yurt nerede ya? $20 daha atıyorum. Tamam. Kardeşim beyler, şimdi kardeşim yurt şu tarafta. Kaybeden $500 verir. Gel hızlıdan. Ya biz yurda gidiyoruz. Yurdu bulalım da. Sen, saçı değiş. Yarın ben. Gidin bir odalarınıza. Gel gel. Bir yan yana oda alalım hemen hızlıca. Gel o zaman. Ben aldım zaten, sana da alalım. Baba ben şu üstümü giyeyim. Sen 727 alacaksın sana. Dur. Tamam. Kamerayı kapatacağım beyler. Durun bir halledeyim. İyi oldu ama okulu sevdim ya. Gel gel. Kamerayı kapatacağım oğlum. Ben kameraları epey ne zaman yaptım. Şu üstü kıyafeti bir halledelim. Para vermiyor ki. Yanlış gelmedim. Doğru geldim oğlum burayı. Gel gel. Kafayı yiyor. Ne bakıyorsun? Aha RGB oluyor lan. Oğlum çeki bak, bizim odayı falan alma Kamil. Gel gel. Bu bizim abi, merhabalar. Şey bu, yurt görevlisi. Johnny bunun adı. Sen şu 707. kat 727'yi al. Tamam sakin ol oğlum, alacaksın. Adam konuşmuyor benimle. Konuşur. Okul kaydımı mı yaptırmam lazım acaba? Hayır. Hayır. Konuşsana oğlum ya. Cevap vermiyor. Ne? Abi konuşsana biraderle bizim. Abi niye konuşmuyorsun? Merhabalar. 720-712 verebilir misin bana? Az kalsın. Az kalsın. 727 diyordu. Bak seninle konuşmuyor evet. Herhalde. Hayırlı işler. Kayıt mayıt mı yaptıracağız ya? Yok yok, sen öğrenci kartını... Sen şunu bir çöz, geliyorum. Tamam. Öğrenci kartımı nereden alacağım? Var sende zaten. Bakmıyor ki. E'ye basmıyor ki amına koyayım. Bizim kıyafetçi neredeydi ya? ...727'yi alacaksın kardeşim. Orada derslik, derslik. Aa, az önce geldim lan. Solumdaki şeyin yanı değil miydi amına? Bura mıydı? Yoo. Bura mı lan? Ben niye kafamı çekiyorum ki sola doğru? Eşeklik işte. Burada değil. Böyle gideyim biraz ben. Bura mı? Ha bura. Burayı saklayın ki hiç öğrenci bulamazsın. Sen nasıl öğrencisin amına koyayım? O tip ne? Uzağa kadının kafaya bakın. Buna geçsin bu acı. Üst 477. Kollar 184.
İttirmeydi neydi? Müydü neydi lan? Kollar neydi? Bu. 470'e düştü. Niye? Abi 184 de yırtık da. Bir başka amına koyayım. En iyisi yüksek ya, acaba üstümü değişsek ya. Ayakkabını diyor, topu yamuk amına. Aşkolarla mı uğraşacağız biz ya? Bakalım üstten ne alabiliriz başka. Güzeldi de amına koyayım. Azlı kazak yok, o olmaz, o kadar ciddileşmeye gerek yok. Bu nasıl? Güzel kıyafetler yaparız da biraz bir iş küçük şeyler yapalım oğlum. Şu an bir tane yapalım geçelim işte. Galiba 477'yi alacağım ya. Çünkü içine bir şey alıyorsun, ona da para veriyorsun. Amına koyayım, anlamıyorum ki. Bunu zaten o verdiydi bize amına koyayım. Beyler yine 477-183 amına koyayım. Kızlar, oda almamız lazım. Ne diyorsun ya? Yine en iyisi bu. Bir oda vardı ya. Ben kampüse dönmem gerekiyor. Ya amına koyayım, al ya, ver kredi kartı. Bakmayacağım önden karaktere amına koyayım. Yük abla. İşim gücüm var, seninle mi uğraşacağım? Okumam lazım, babam kızıyor. Çık lan. Şuradan iki yemek yiyek ya, para kaldı mı? $130'a da bir şeyler yeriz herhalde. Yırtık pırtık diye on numara oğlum, böyle durunca yırtık pırtık olmuyor. Bir hamburger $10 olur mu? Ne yiyecek bu millet amına koyayım? Bir su $10 olur mu? Ne yesin bu çocuklar? Benim var da donutum. Sun oğlum biz. O diğer telefona banka hesabı para kendine atamıyorum ki, onu denedim az önce. Su içeyim. Sunucu ne abi? Yeditepe roleplay. Oğlum bizim Lines'i la kolej.
kötü mü durdu? Bak bak neler konuşuyor senin o ağzın. Merhabalar. Ben lan dur lan amına koydum lan. Merhabalar. Ben Efecan Durgun. Okul başkanlığına adayım. Şimdi Ogi'yi geri bulacağız şimdi Ogi'yi. Can Stopkan abi pardon abi. Oo. Sen ne diyorsun ya? Şimdi. Ora tamam. Ora neydi basket? Şu basketi nasıl oynayacağız? Şu basketi nasıl oynayacağız? Onu bir çözseydik ya. Bir baksaydık ona da. Sonra sosyalleşeydik. Allah aşkına. Olcanko burada mı ya? BK nerede? BK. Üçü sayt. Abi. Hı. Basketi nasıl oynuyoruz? Yerde top oluyor. Yerdeki topa gidiyorsun. Neye basıyorsun? Yerde top yok. Neye basacağım şimdi ben bu durumda? Yere top gelmesi lazım. Dur bekle ben bakacağım şimdi onu. Anladım. Bottasın şu an. Ben bir o zaman bir sigara alıp geleyim içeriden ben bir. Olur. Sorun yok. Yayın size emanet. Sorun yok. Çok iyi yayına baktığınız için sağ olun. Çok iyiydi. Neye oh oğlum neye oh neyi kalktı amına. Hayır domuzu gibi mi? Uçuyor yaratık mı oldu? Oy mu? Halledeceğim. Sesimesi de halledeceğim. Her şeyi halledeceğim. Bir bulayım Ogi. Ogi'nin ismi ne ki Aysi acaba? (602) 533 12 72 Ali ya. Alo. Ali ya. Neredesin? Kıyafet kampüsünün içindeyim. Kıyafetçi de misin? Ha, kıyafetçideyim. Tamam geliyorum ben. Ya gel de bir şey diyeceğim. Sana hiç para kaldı mı? Bakayım kaldı mı? $100 falan var. Ya yeter. Bir şeyler alıvereyim üstüme. Tamam geliyorum geldim. Efecan ne diyeceğim? Hızlıdan bir yerlere falan bakalım da her yeri bir öğrenelim. Tamam işte geldim hadi. Tamam. Şimdi yemeği yedik. Kıyafetleri aldık. Moda tasarım sınıfımın. Evet, Ogi konuşmaya başlayınca oyun sesi niye kapanıyor beyler? Settings.
Voice chat. Bunu açacağız. Tamam. Ben ne diyeceğim ki Ogi'ye ya? Adın ne ya? Adın ne ya amına koyayım? Kardeşim. Kardeşim. Benim. Bir gelsene. Tabii kıyafet alırken çok odaklanıyorum da. Gel gel, bura benim mekan. Ne diyorsun ya? Benim koltuk. Bana bak, seninle bir oyun oynayacağız. Tabii. İlk önce kendi ismini söyleyen kazanır. Ogi. Tamam Ogi. Hı. Bana bak. Sen kıyafet ne? $100 mı atayım sana? O en son yaptığım kolları açık görmüşsündür. Öyle atletimsi bir şey alayım diyorum. Hafiften serseri. Yaraydı. Söyle bana bir numaranı. Numaram. Japonca biliyorum da ben. Yanlış olmasın. Tamam. Senin baba ne yaptı? Araba alacaktık ikinci el. Ya, toparlıyor, toparlıyor. Dükkanı toparlıyor. Galeri maleri biliyor. Seni burada gördüğüme çok sevindim. 602. Evet. 533. Evet. 1272. Yolladım. $130 yolladım. Benim bankada ne kadar var? Bir dakika beyler, Genco nerede? Genco buraya şöyle yapacağız. İyi tamam, alayım da geleyim hızlıca. Al da gel, al da gel, çıkalım. Ogi. O-G-G-G. O-G-G-Y. Evet. Evet, gireceksin şimdi Genco. Direkt oyuna gireceksin. Oyunu baskete gideceğim, baskete gideceğim. Ogi'yi alayım. Bir tane benim gibi la oğlum, bir tane bizim gibi tarz var mı? Bir bakın la çi. Bir şu Efecan'a bir bakın amına koyayım. Allah aşkına ya. Kardeşim sen niye çıplak geziyorsun ki burada? He? Çok haklısın. Yakışıyor mu burada insanlar? Kıyafetlerimi çalmışlar, ne yapayım? Kim çaldı lan bu çocuğunu? $600 yani, bir zahmet çalsınlar değil mi? Yani vallahi. Üzerime bir şeyler deneyeyim diye içeri girdim. İşte. Arkamı döndüm. Öyle herkes arkanı dönmeyeceksin oğlum işte. Devir kötü dostum biliyor musun ya? Dostum falan ne, asker arkadaşım mesela, ben ayıkamadım mevzu tam onun. Ben size söylemiyorum. Ha, tamam o zaman. $10 yüzünden kıyafet alamıyorum. Kampüste okuyacağız abi, kaçtığımız yok ya amına koyayım. $10 mı? Çıkar lan beri Kamil. Gün ya. Kamil falan. Çıkarmam. Ogi. Ya benim niye? Of, ne var bu Google Chrome'da ya? Direkt internette bir sıkıntı var ya. Sesimi duyan bir yazabilir mi? Bir sıkıntı var sanki. Ne yazılımı? Yo. Ogi hadi ya. Tamam eyvallah chat.
Okey. Üf. Bu kadar tarz olabilirdin yani kardeşim. Teşekkür ederim kardeşim. Geç çıkalım şu kampüsten ya. Ya da dur bakayım ileride ne var? Yavaş ama bu kadar da olmaz ki. Size de merhaba. Nasıl ki omuz attı gördün mü? Nasıl omuz attı gördün mü? Memlekette. Harbi abi. Lid bize baba diyerek geçinemiyor, karı omuz atıyor. Anlamıyorum ki. Gel güzel sanatlar varmış burada. Daha tanırlar ya. Ne diyorsun ya? Şarkı mı söyle diyorsun bana? Bu oğlum bura şey değil mi ya buna? CSGO yeteneksizsiniz sahnesi değil mi bu? Yemek. Jailbreak'te yeteneksizsiniz bu. Hadi gel gidelim ya. Omuz atıyorum bebeğe. Dur bir bakayım. Kim? Aa! Ha, tamam. Anladın mı? Biliyorum. Benim de bunlar nasıl hareketler lan? Bunlar nasıl hareketler oğlum okulun ortasında? Götünü mütünü sallıyor. Bir tane aynen öyle içeride de oğlum uslu durun. Gerçekten. Sigara içme oğlum sigara içme lan hiç okulun içinde. Sıkıntı yok, sıkıntı yok tanış. Oğlum neyi tanış lan söndür şunu. Çizgilerinizi aşın falan. Bir dal diyor ya. Bir dal mı var? Çizgi sikiyorum. Adam durmuş. Benim Discord sesim açık şurayı kapatayım abi. Bir dışarıya bakalım ya. Hadi bakalım. Dostum çok sinirli bakıyorsun bana ya. Şş. Aha. Ne aha lan? Ne aha? Ne oldu orada? Ne oldu lan? İki tane şey görmüşüm. Bak bak gel gel. Sarışın için dünyayı, esmer için sarışını yakarım. Ama her şeyden önce annemin sözüne bakarım. Gel. Kafam kadar güzel misin? Oh! Beden eğitimi öğretmeni. Oğlum dikkat et bir şey oldu mu? Pardon pardon. Ha, iyiyim iyiyim. Dikkat edin lütfen biraz. Evet, bir şey soracağım. Afiyet beden olsun. Beden eğitimi öğretmeni dediler de size. Doğru mudur? Kolpa. Kolpa mı? Yalan ya. Ben de vücudunuz fit olunca. İçeride çocuklar bizim. Anladım. Değil mi? Basket atmıştım biraz. Belki ondan demişlerdim de yok. Ne diyor ya basket masket? Basket mi? Hı hı. Süper harikaymış. Borsayla ilgileniyor musunuz? Hayır. Bir baskete bakalım mı? Efcan benim. O gibi benim de. Ayı. Ayı mı? Yanlış anladım galiba. Ne adı? Ayı mı? O gibi nasıl ayıya döndü ya? Lügat da mevcut abi, değil. Abi, bunun cezası var söyleyeyim. Harika bir haber bu. Ya. Biz de memnun olduk. Zil çaldı galiba. Sizin hoca derse giriyor olabilir. Training center siz solda. Yok hayır daha değil. Biraz gezineceğim sonra girerim derse. Peki. Hadi hoşçakalın. Görüşmek üzere. Öyle güzel. Mi diyorsun? Sigara yakıp yakıp söndürüyor. Yakıp yakıp söndürüyor sigara ya. Aa basket. Easy. Your name. Anan. Start. Nasıl ben bunu atacağım? Önce derslere girip İngilizce öğrenmem lazım. Ne diyorsun ya? Nasıl atılıyor bunu? Çek sana gardalana bir yumruk amına koyayım. Tamam güzelmiş. Tamam güzelmiş. Neyi denedin? Ben anlamadım. Baba at. Haydi. Topu bırak lan. Oğlum topu bırak lan. Of ya. Birader bir şey diyeceğim. Şu taraftan bir hanımefendi geçtim. Sorayım dedim öyle. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Saça bakın. Saça bak Kamil'deki. Oğlum biraz bağırarak konuş dedi. Ya. Kim ben mi? Ha sen. Ne diyorsun ya? Biraz bağırayım. Dostum. Konuşmak ister misin? Keyifler nasıl? Gel gel.
Şimdi seninle bazı ticaretler yapacağız. Var mı paran? Oğlum niye konuşmuyor ya? Okul benim lan. Niye konuşmuyor oğlum bu? Konuşuyor oğlum. Sen konuşmuyor amına. Olabilir. Merhaba izleyen, sizince daha önce sevişmiş miydik? Konuşmuyor bu. Bana kim ya? Konuşmuyor? Kim konuşmuyor Efcan? Konuş bakayım sen. Efcan kim konuşmuyor Efcan? Senin oğlum ne bu la pembe membe, küpeler pembe, saç pembe. Seviyorum, bu benim tarzım. Bu burada parayı nereden buluyorsun sen, böyle hudiler mudiler, şekilli şukurlu hudiler, küpeler müpeler? Ben böyle geziyorum. Sen de öyle geziyorsun. Senin niye önün açık mesela? Benim önüm hep açıktı. Belliydi. Kesmeye çalışanlar oldu. O değil de. Bu ne olmayacaktı galiba onun. Kardeşim. Okula yeni mi geldiniz? Biz yeni geldik ya, sen burada mıydın? Ben bayağıdır şehirdeyim. Okula yeni kayıt oldum. Ya bu şehirlisin yani. Ha, bu şehirliyim. Okula yeni mi geldiniz? Yeni geldik. Sen? Merhaba. Ben yeni geldim. Harika bir haber bu. Nereden geldin? Kore'den geldim ben. Ne diyorsun ya? Kaç yank var üstünde? Yank bakayım. Kore'nin doğusundan geldim de. İsmin ne? 980 var ama. Adını söyleyecek değil misin, yoksa üstün. Polis mi çağırayım buraya? Adam Minyo, Minyo söylemedim mi? Minyo mu? Annen Minyo. Evet. O mu? Bilmiyorum ha. Ama diyor. Adım Minyo. Minyo'yu. Minyo'yu. Minyo. Ogi benim de, memnun oldum. Memnun oldum Ogi. Bana biz numaranı versene arkadaşım. Memnun olduk. Memnun olduk. Numara. Ben kuş düğümü uzatıyorum. Sana tindir de. Sana tindir indireyim. Zek ben de. Telefon memnun. Japonca benim, şunu bir düzeltsene. 602. 602 533 1272. Daha zor nasıl bir numara alabilirdim ki? 533 ne? Ha, 0555. Hadi söylüyorum ya, baştan yaz. Dur sakin ol, ayağını mayanı burkarsın 533. Kardeşim. 533. Ananı evet. Kardeşim. 1272. Kim ya? Pardon, güvenlik mi? Güvenlik mi? Hayır. Değilim. Vay be. Siz öğrenci misiniz? Yok, akademisyeniz. Akademisyen de hangi akademisyen? Akademisyenim evet. Akademisyen? Akademişken. Arkadaşlar merhaba. Merhaba dostum. Aynen, sağlıklı iletişim kurabiliyorum falan filan muhabbeti. Hadi gel ya, dersi ben anlatacağım benim, bugün. Benim yüzümden nasıl yürüyorum ben? Geç bugün dersi ben anlatıyorum, geç. Gel şuradan Malorant. İttirmece. Yok ittirmece dayım. Bir dinle beni. Bugün dersi ben oturum, anlatıyorum. Ben öğrenciyim. Bilek çek sana tamına koyayım. Otur. Yer iki açtı. Çek. Kartları çıkartıyorum cebimden. Biz ikimiz böyle takılacaksak. Hayır, bizim üniversiteye ihtiyacımız yok ki. Yani onu söyleyecektim ben de. O ki böyle şaka yapıp duracağız. Ben iki kişinin numarasını aldım. Minyo da karateciymiş enayi. Öyle miymiş? Tamam, o İbni'ye dövdürürüz işte. Dövdü. Hiç uğraşmayız. Ha, geliyor. Kim? Minyo. Dur. Minyo orospu. Minyo gel. Dosti bak, sen böyle gay gay yürüyeceksin. İlk günden aramızı bozalım. Bu benim yürüyüşüm ama çok iyi dövüşürüm. Anladık onun yürüyüşünü. Nasıl iyi dövüşürüm? Bir yürü bakayım, bir yürü geç bakayım. Geç Dosti. Göte bak. Bir de bana bak. Bir de bana bak şimdi Efcan. Bir de bana bak şimdi. Bir de bana bak. Hay kel. Oğlum git lan git. Git lan git git. Lan oğlum. Kel. Kelleme. Senin niye saçın yok? Kaşı falan da yok ha. Niye konuşmuyor amına? Elim oğlum. Sıkıntı var ben. Ben yüzünü hafızama çizdim. 2-3 gün sonra saçı çıkarsa filan Kamil'i direkt bulacağım. Ben bir tek sizin, bir tek seni duyuyorum ya. Beni mi?
Kafi zaten. Bir kapat aç yap sen kulaklarını bakalım. Merhabalar. Nasıl ya, nasıl nasıl nasıl? Bir şey diyeceğim. Siz az ana, önce gelen keli duydunuz mu? B101. Millet Twitter'dan, Twitter'dan seriden bir tanışma partisi düzenliyorum. Evet evet. Bak beni niye seni soruyorlar? Gel gel. Gel gel Ogi gel. He. Simon'u bak şimdi. Bileyim. Bak gel gel. Ogi. Geldim. Şeyde. Yurtta 728 ve 727 numaralı odalarda tanışma partisi. Yazıyorum hemen. Yaz yaz tanışma partisi de. Geçek hadi şey. Aa bu si. Bak. Ogi. Senin ismini öğrenmedim daha. Duymuyorum diyor seni. Dur ama dur dur. Dur dur. Lan Ogi dur. Aliya. Oğlum şey ya tanışma partisi ama. Öyle herkes gelmesin. Numaranı yaz. Yazmayalım. Yok yok numaranı yaz oraya. Gel 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 konuşak. Nereden gördün beni? Gördüm kapı açıldı. Evet. Bana bak oğlum sadece kızlar. Seni arayana diyeceksin ki isminizi not alıyorum. Çok fazla kontenjanımız olmadığı için diyeceksin. Anladın mı? Erkekler benim numaramı ararsa... söyle bana. İkliyim onu da. Erkekler ararsa biz sizi arayacağız diyeceksin. Numaranı al. Kızlar ararsa hemen davet edeceksin. Senin numaranı mı söyleyeyim sana? 602. Hı hı. 533. Evet. 1272. Ben ses tonundan ayırt ederim. Ya da şunu. Ya da daha güzel bir şey var. Erkekleri şeye yolla. Moda tasarım sınıfına yolla. Konum derlerse. Doste şunu bir like'la bakayım Twitter'dan. Doste parti yapacağız sağlamından. Zek gördüm sensin ben değil mi? Evet benim. Zek seriden beğen abi RT. Zek sensin değil Zek bensin amına koyayım. Nasıl oluyor bu ya? Efcan ben yakışıklı mıyım bir baksana. Hani mahalleden eser var mı bende? Oğlum sen çok değişmişsin ya. Ne diyorsun ya? Şimdi bak. Burun estetik mi abi? Hayır değil. Zek. Doğuştan. Efendim. Bak şimdi sen. Dur biri arıyor. Aha. Sen bize yardım edeceksin şimdi tamam mı? Alo merhabalar. Oğlum, keşke TS kullansak ya. Merhabalar. Aynen tanışma partisi var doğru. Nereye gireceğiz içeriye? Yo içeride değil ya. Sağ taraftan. İsim neydi sizin? Sağ taraftan geliyor. William şimdi şöyle yapıyoruz canım benim. Görsel tasarım odasında buluşuyoruz. Moda tasarım, moda tasarım. Moda tasarım. Oradan 727 ile 728'e geçiyoruz. Halledeceğiz. Halledeceğiz dostum. Lan, sıkıntı yok. Bana koydum. Biz de o gibi. Mal o bu hala mal bu ya. Aynen öyle. Halledelim. Aynen öyle. Hadi dost. Dost William aradı amına koyayım. Biz bir dakika arıyoruz, oğlum. Meli arıyoruz. Gelsene bir. Dost ne oldu ya? Oğlum sen niye 727 728'e geçeceğiz diyorsun? Reis şöyle. William'ı 2-3 tane kızla beraber gördüm ben. Arkadaşları var. William'ı ayıkıyorum yani. Ne diyorsun ya? Tabii oğlum ben çözdüm. Zekmek var bizim. Aha. Karı görmesin amına. Aa. Aa. Efcan? Efendim? Benim karşı gelin falan. Ya ananı sikeyim. Mal gibi kaldım karının yanında. Nereye karşı şekerini siktiğim ya? Ooo RGB. Ooo şöyle yapsam ne olur renk? Kızıl. Beğenmedim. Şöyle yapsam kızıl olmaz. Şöyle yapsam
Bir uzaklaşıp gelsem ona göre şey yapsam. Şimdi millet de Ogi'yi arıyor. Amına koyayım ama olmadı ki bu. Şunları bir sil ya amına koyayım. Git. Bari benim numarayı yazsaydık ya. Evet dostlar. Sonunda şarjımı fullledim. Heh, ne yaptık? Ya hiç gel gidek. Okey. İyi kalp malp atanlar var. Ayarlayacağız. Arayan da olursa. Ararlar ararlar. Efşar çok komiksin ya. He? Senin tweet'i like'lattım şu tayfaya. Aynen aynen bu tayfa direkt like'lasın. Bu tayfa şeyde tamam. Üniversiteden sonra da görüşelim bu tayfa. Adam toplayacağız. Ben şu bisikleti amına koyayım ya. Ha, bu tayfa diyorum şey üniversiteden diyecektim. Sonra da mutlaka görüşelim. Aynen. Buradan 101'e. Evet oh be bisiklet sonunda amına. Ezra gelecek inşallah. Ne 25 ay mı? Oğlum oh, yine popülerim bak yine popülerim gördün mü? Sorma. Ha? Oğlum peşinden koşturup duruyorum beni. E, şu ne kıyafet yapayım? Mağazasının önüne gidelim de hanımefendilerle konuşalım. Tamam hadi gel. Gel lan buraya. Lan. Ben de serseriyim gördün mü yine? Amına koyayım neler yapıyorum ya, bisikletle ya. İnşallah kızdır ya. Bizim tam buluşacağımız yer görsel tasarım odası ya sıkıntı yok. William sen misin? Ha. Ya William ananı sikeyim ya. 128. Ya William olur mu amına koyayım mantıklı mı ya? Ne oldu? William mantıklı bir seçim mi sence ya? Abi arayan bir o var. Çocuk bizim de orada biz var. Abi bu insanların da hiç sosyalleşmeye niyeti yok amına koyayım. Anlamıyorum ki. Ben niye peşine koşuyorum senin ya? Yaktığım gemileri nenem olmaz. Bisketi bir yere zulalayalım. Seviyorum dost. Gel şunları. Lan tamam test sen ben amına koyayım. Efcan. Efendim. Gel. Ne oldu? Blokluyorum. Ne oldu? Hangisi? Ne o ayıp ne olan? Sanki tanışma partimize geldin de seni orada misafir etmedik yani ne ayıbı. Yenildim ben burada. Biz de 6 aydır burada değiliz hanımefendi. Biz de yeni geldik. Ben tanışamadım. Ne yapabilirim? Kime? Tamam herhangi bir sorun yok. Tamam. Türkiye'den gelmediniz umarım. Hayır. Nereden? Hanımefendi. Londra'dan geldim efendim. Ha Londra bizim de Manchester City. Londra. İngiltere bizim de Lyon. Premier League. Crystal Palace. Peki bir şey soracağım size. Bir sınavım, ufak bir olayım var benim. İnsanlarla tanışırken mesela herkes burç. Efsanevi Milan kadrosundan 3 isim alabilir miyim? Alamazsınız ne yazık bilmiyorum. Niye veremiyorsunuz hanımefendi? Ama bilmeyebilir insanlar yani Ogi. İnsanlara bir dakika sordum. Nesta. Efendim? Bizle ilgilenmiyorsun gibi üzüldüm. Boğazın arada böyle bir şey oluyor. Ne oluyor boğaz? Ne oluyor? Her şeyi sağlıklı ilişki kurabiliyor muyum? Balgamı salgılıyorsunuz sanırım. Kim ben? Evet siz. Ne yapalım bir ciro oynavi işte geçemedik parlamentin. Efcan sen benim balgamlarıma alışıksın.
Geçişe parlamente. Bir hamburger 10 dolar amına koy. Hamburger 10 dolar. Ekonomiden haberiniz yok herhalde. Tabii yurt dışından geldiniz. Bu başkanı bir şekilde valiyi yıkmamız lazım. Ben başkan benim oğlum, okul başkanı. Ya yapacağız yapacağız. Gel gel bak şimdi sıra burada. Aa! Görüşürüz. Konnichiwa. Konnichiwa. Bisikletim de Bianchi, ha, yanlış aynen, anlaşılmasın. Aynen. Ha, hadi. He? Aklın gitti değil mi? Ne oldu? Abi. Gitsen önüne. Ya bu okulda niye kimse konuşmuyor? Abi bak, şey bak, yapın, ağzınızı açın. Bak şimdi. Çok özlemişim. Aranız yurdunuz. Bak. Yurdunu derken hanımefendi, yatak odasındaki dönen seks muhabbetlerinden bahsetmiyorum. He, aynen. Daha önce Sex Education izlemiş miydin? Sakın arkanı tam dönmeye çalışma, ben söyleyeyim. Ananı sikeyim. Gel ya, başkası da başkası da. Hadi gel hadi. Bak gel. Bak 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 bak. Ne diyorsun ya? Ne diyorum ya? Kesinlikle. Merhaba. Kesinlikle merhaba. Beden eğitimi öğretmenimizin siz olması lazım. Bu fizikte başka herhangi bir iş kabul etmiyorum. Ne kadar? Yüz üzerinden. Ne kadar üzgünsünüz tahmini? Çok. Yani üzgünlüğünüzü gidermek ister misiniz? Ne yapmam lazım? Üzülmemeniz lazım. Şöyle, biz bazı konularla ilgileniyoruz Efecan kardeşimle beraber. Aman abi, iki dakikada torba. Ticaret tabii ki hepimizin ilk alanı. Galerimiz var bizim. Bu kadar herhalde. İsim neydi okay, hanımefendisi? Lena. Memleket nereydi? Kanadalıyım ben. Yürü 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 yürü. Yürü Efecan, yürü yürü. Lena. Yürü. Yaşandı yaşandı. Gel buraya gel gel gel. Dur oğlum, iki dakika sohbet edelim ya. Evet. Çok güzeldir oralar ya. Öyle mi? Daha önce geldiniz yani. Geldim. Rusya değil mi? Kanada. Kanada tabi. Dropshipping, dropshipping falan. Falan. Bana bu bisikleti sat. Öyle işte. Biz de İngiltere'den ne kadar geliyoruz. Manchester City. Manchester City. Tekrar memnun oldum. Biz de öyle. Alo. Bu yüzü asla unutmayacağım. Ben de sizi unutmayacağım. Bu harika bir haber. Niye? Oh. Öyle demişlerdi. Derlendi. Alet yani derlendi dakika. Alet. Alet sıkıntıya gitti. İşte Twitter'da evet. Bir like atın da hanımefendi, tanışma partimiz var, ayıp söylemesi. Bir hayır, numaraya hayır. Yazalım. Bir, ikiye, iki hoparlörü numara alıyorum bak Efecan, hoparlörü aldım. Gel. Al bakayım. Alo. Alo. İsim neydi parti için aradınız? Jay, sesin gelmiyor, kusura bakma. Yetişim sorularımız var. Ama ne 330 dolar burs yatıyor, 50 dolar o kesiyor bu okul mu? Ne anlamıyorum ki. Hanımefendi, yani efendim, sizin ayrıcalığınız bence şu. Topuklar. Çok uzun. Bütün kadınlar kıyafet mağazasına koşarken sizin burada o derin düşünceniz, o böyle namaste, o rahatlık, o çillik beni bizi buraya itti. Beni gerdi. Kıyafetin olmadığını düşünüyorum her zaman. Öyle bir acelem yok. Şimdi. Aynen öyle. Buradan limon moteli havuzda dans. Ne diyorsun? Bir anda. Biz çok ama memnun olduk Lena Hanım. Su olan yerlere gitmeyelim. Ben de aynı şekilde çok memnun oldum. Kendinize iyi bakın, olur mu? Mutlaka. Eğer bu konuda sorun yaşarsanız ben size iyi bakabilirim. Alo. İyi akşamlar. Merhaba, sesiniz gelmiyor, kusura bakmayın. Efecan hep erkekler harik.
Gel gel. Bisikleti zorlayak bir yer. Bisikleti zorlayak. Böyle eğleniyorum da şey bak, kızmasın gel, Bekçi gel. Abi. Bekçi abi kızar mı? Gel buraya gel. Onun da bir sözü var. Dinlersin beni değil mi? Mahmut? Kardeşim Mahmut lan bu. Cibili şak şak şak. Yes 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 yes. Hanımefendi ağzınızı açar mısınız? Bumblebee. Aman tanrım konuşan bir sen, güzel. Sen sen sen. Ne? Sen yani, sen seni seçtim, seni seçtim. Ne için beni seçtim? Ne var sen biraz agresif davranıyorsun bize. Ya yok ne agresif ya. Ne diyorsun ya böyle bir havayı? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Kıyafetimi değiştiriyorum. ne demek kıyafeti değiştirmem lazım ya? Siz kendinizi beğenmiyor musunuz? Şimdi şöyle SMG'leri 150'den bırakırım. Bir pistol falan onları çözeceğiz. Beni duymuyor musunuz hanımefendi? Duyuyorum beyefendi. Aman tanrım. Aman tanrım. Konuşan bir göt deliği. Allame bildin mi onu freestyle. Onu... Amur'una herkes... 6 yıllık dostunu sattın. Kusura bakma sen değil sana abi demeyeceğim. Ha öyle. Allame'ye onun tek görevi bu yarrağı yemek bildin mi onu? Ben gidiyorum ya. Görüşürüz. Nereye? Yani hoşuma. Sizin hastalığınızdan bende de var. Ara beni ya unutma. Bu ne oğlum? Aşko kuşko bu ya bundan olmaz. Mal bu mal. Böyle de anamızı sıktı zaten. Hadi gel. Ufak bir pump. pump. O saç olmamış. O saç olmamış. Lan gel. What's up guys? Ben seni önüme alayım ya. Gel. Gel beni kucakla. Nasıl? Dur bir dakika. Gel buraya. Kız. Ya bu önüme otur ya. Ha? Dinlersin beni değil mi? Götüme acıyor demirden. He. Abi nasıl şarkı açabilirim? B blok 101 numaralı. B bloğa gidiyoruz hadi derse. Tamam. B blok burası. Bu kesin hoca. Kim dedi B bloğa bisiklete giremem diye. Arkadaşlar önce 201'e geçin. Harfıdır. Tamam. İnin. Tamam. Biraz zulalayak bisiklet. İndi beni aşağıya. Gel hadi. Aşkın yalan. Gel hadi. 202'de... Böyle dursun. 202... Merhabalar efendim. Nasılsınız gençler? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkürler. İyidir. Değişik bir giriş yaptınız. Evet farklıyız. Farkımız. Şöyle göstereyim. Londra, Manchester City. Efcan benim. Ogi bende. Ogi memnun oldum gençler. Memnun olduk biz de efendim. Ben biz de tanışsaydık. Dave Jones. Söyleyecektim biraz bekleseydim. Sizin sektör neydi? Sektör derken? Dal. Tarih. Oo. Çok iyi. Geldiğiniz ders benim değil. Şey, başka bir hocanın dersi. Tam ilgilendiğim dal. Tarih. Böyle baktım dedim bu çocuklar kafa çocuklar büyük ihtimalle. Biraz öyleyiz. Neyse. Biraz öyle. Takılırız efendim her türlü. Yani şöyle Londra'da biz de hoş gelmedik. Hemen hoş bulduk efendim. Görüyorsunuz. İlgimiz alakamız okula karşı olan. Önce 201'e gidin. İstikrarımız. Tamam. Ogi hadi. Peki efendim. Geliyorum. Bu arada elimde sigara var Efcan haberin olsun da. Benim mi? Yok benim hani anladın mı? Sorun yok sorun yok. Devamlılık sağlarsanız çünkü ders sinirlerimiz... Gel. Teorik hem de uygulamalı dersler olsun. Kerim tarihini bunun ne anlatıyor? Uygulamalı derslerden kastım nedir? Örnek verecek olursak yeri geldiği zaman buradaki sınıftaki öğrenci olur. Tak. Buyurun. Merhabalar. Merhabalar. İsminizi alabilir miyim? Efcan benim. Emin oldum.
Biz de öyle efendim. Merhabalar. Şöyle. Memnun oldum. Siz iki kapşonlu arkadaşlar, sizlerin ismi nedir? Valerio. Yanındakinin? Charlie. Memnun oldum. Sizin profesör? Adım Harper Argent. Memnun oldum. Ki kare. Dediğim gibi derslerimi devamlı sağlarsanız uygulamalı derslerde de size daha kolaylık sağlanacağına inanıyorum. Çünkü en basit tabirle ilerleyen dönemlerde kadavraya kadar beraber inceleyeceğiz. Birçok deneylerimiz sürekli olacak. Sürekli olarak tırnaklarına bakıyor diyor. Böyle olsun işte. Derslerimi şu şekilde işliyorum. İçinizden aranızdan birisini istiyorsanız sözcü belirlersiniz. Ben dersleri onunla paylaşırım. Ben dersi komple size bırakıyorum. Tamam. Sizin tabirinizde şu dersleri öncelik başlayarak teorikte, daha sonra da uygulamalı bir şekilde geri kalan dersleri işleyeceğim. Çık o zaman, benim bana bırakıyorsun. Söylemek istediğiniz ya da sorusu olan bir şey varsa alayım şimdiden. Hocam, işleyiş ve ders düzeni hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Tabii. Derslerimiz hem teorik hem de uygulamalı olacaktır. Ben de bilmiyorum ki. Teorikten kastım. Hastalar arasında hasta tanımı, ayrıcı tanır. Bunlar nedir? Neye göre ayrıcı tanı yapılır? Bunların öncelikle teorik bilgisini, daha sonra geldik, uygulamalı bir şekilde sizlere eğitim olarak vereceğim. Onun haricinde birçok konuda detaylı bir şekilde bilgi alacaksınız. En basit, az önce söylediğim gibi, bir kadavrayı birlikte inceleyeceğiz. Kurbağa deneylerini birlikte yapacağız. Ve bu benzeri daha birçok konuda birlikte uygulama şekilde çalışmalarımız olacak. Vay be. Öte yandan okulumuzun revirinde çalışan doktorlarınızdan birisiyim. Herhangi bir şekilde bir sormak istediğiniz ya da başka bir durum olmasında revirde olacağım. Ya da okul içerisinde olmuş olacağım. Gelip benimle konuşabilirsiniz. Çık. Şunu da dile getireyim. Dersi otomatikman size bırakıyorum. Az önce söylediğim gibi. Bir tane aranızda sözcü belirlersiniz. O gelir benimle konuşur. Ben ona bir tane liste vereceğim. O listenin sonunda hangi dersleri öncelik olarak başlayalım, hangi dersleri daha sonra itelim. O şekilde işleyişimizi sürdürelim. Süpermiş. Öte yandan derste ben sizlerle böyle bir profesör öğrenciden ziyade arkadaş olarak işlemeyi düşünüyorum. Bu şekilde ideolojim bu yönde. Umarım bu fikrim hiçbir zaman değişmez. Umarım. Umarım biz öğrenciler olarak çok mutlu oluruz efendim. Yani derste şöyle söyleyeyim. Derste rahatsınızdır. Serbestsinizdir. Ama dersin huzurunu ya da bir arkadaşın huzurunu bozarsanız o anki dersin şeyine göre, rehabetine göre aramızdaki bu sorun da başlamış olur. Bu ne yani bu? Şöyle ne karıştırıyorum? Bir kişi diyorsun. Dersin huzurunu bozuyorsa bir kişi için 10 kişiyi yakmam sayılır. Sonra dersin konusu yeterim. Ne acaba? Vallahi ben. Sorusu olan başka birisi var mı? Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bana sırayla okul numaranızı gelip söylerseniz dersime katıldığınız için ilk puanlarınızı vereyim. Hemen. Benim okul numaram 98707. Yok, diğer okul numaranız. Bu giriş katlarınız. Şöyle kısa olan. Ayak numarası mı? Okul numarası. Benim student ID'm GVR 97395. Student ID benim. Böyle bir şey mi? Doğru. Hocam kolay yaz. Teşekkürler. Şöyle söyleyeyim, okuldaki giriş kartlarınızdan değil. 6. Size... Ben dedim. Ayakkabı numarası mı? Devam edebilirsin. Mio. Ders notu satılır beyler. Şöyle bakayım. 7. Ders notum nerede benim? Goat. 1'de mi ders var dediler? Evet. Kullanıldı diyor. Tamamdır. Teşekkür ederim. 101'e gidiyoruz, gel. Şey A101. Eşli mi? Şey B101. Amına koyayım. A101 esprisi çıktı istemsizce. Alt kata inemiyoruz galiba. Bir saniye dur bakayım. Da gel gel. Akademik puan. Gel. Selamlar. Merhabalar. Selam selam, gel. Zek. Bence devasa sallamalı. Sallama sikerim ya. Oğlum dedemin ne işi var lan duvarda?
Gel oğlum, ders var, o gel. Dedem ha benim. Ama ne koyayım, yaptık ya 3 dakika önce espriyi. Gel. Ben seni takip ederim mi? 101'i bulacağız şimdi. Aynen, sert yürüyüm falan filan kovulum. Yokmuş 101. Girmeyek mi derse? Yukarıdadır ya benim. Aha. Şimdi arıyorlar bir yandan burası. Şunu bir alayım. Merhabalar. Bu arkadaşımızdan gördüğümüz gibi. Evet, gördüm. Nasıl yani? Benim herhangi nasıl bir şımarıklığımı gördünüz? Bisikletim var sahnenin ortasında. Ne yapalım? Bırakmıştık buraya güvenlikle konuşup. Bu şımarık demeniz gerektirmiyor efendim. Çalmasınlar diye yaptılar. Gergin olmaya gerek yok efendim. Dışarı bisikleti alır çıkartırız şimdi. Koyabileceğim bir yer var. Burası sınıf, farkındasın değil mi? Evet, farkında. Önemli değil. Arkadaş yapabilir böyle hatalar. Ben onun hemen hatasını düzeltiyorum. Hiç. Bir daha yapmaması için. Bir daha olmaz. Hadi. Oy, hadi. Dışarıda ne? Sürelim o bisikleti. Yes, ben sırtımdan mı taşıyayım? Elinde sürerek götürebilirsin. Aynı şey. Aynı şey değil. Aynen, saygısız şımarız. Farkını sorabilir miyim? Ders, arkadaşlar sakin olun ya. Merlin, Merlin. Bir sakin olun. Niye kimse sakin olmuyor ya? Gerilme bir ya. Yok ya, ben ilk baştan böyle yapıyorum ki bizi tutup sıkmasınlar. Ya yıllar oldu artık, şu otur ya şu sandalyeye. Ya ya. Ben artık anlamadım. Herkes de ne güzel ders görüşmek üzere. Ya oğlum, bizim buralarda ne işimiz var ya Ogi? Baba biz şu an 728 727'de oturup şımarık. Ne beni dinlemiyorsun ya? Kanka hadi gidelim o zaman, gidelim. Oğlum alacın 3-5 tane manitayı geçeceksin, 728'e ne işimiz var ders mes, okumaya mı geldik amına koyayım? Gel haydi gel. Burası gel. Tanışma etkinliği ne zaman? Sınıf 101 burası mı? Bura okuy. Geleyim mi? Ney? Simon. Parti mi ezecek, sen istesin dersini al. Parti mi? Devam ediyor B101'de. Partinin durumu ne oğlum? Ayarlayacağız dosti. Oğlum biz yanlış yok. Ben bu kadar kalabalık olmaya gerek yok. Birini dövüyorlar lan. Ana. Aa, adam dövüyorlar. Yani. Aa. Yam yamlar. Oğlum durun, ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Niye kavga ediyorsunuz? Bize vuruyor. Minyon oldu lan. Bize vuruyor. Bak bak. Abi hak etmişsiniz daha ya. Ne oluyor lan? Kadın vuruyor, taktı. Gençler sakin olun. Sakin olun gençler. Adam vuruyor, sakin. Adam. Arkadaşlar sakin. Efcan bak. Bana şımarık diyen adama bak şimdi. Oğlum bir bak şımarık diyene bak. Bakayım. Ya vurma artık be, vurma. Dama gerçekten. Vurma ya. Yani. Dama gerçekten Mike Tyson gibiymiş. Hayır oraya, hayır. Kaldıramıyorum. Kafa attı lan. Cahil bir şey. Pardon. Şşş. Arkadaşlar sakin. O gözlüğü bir daha alamazsam. Sinek. Eğer o gözlüğü bir daha bulamazsam. Böyle olacağız. Kıvrak. Giyin yok mu ya? Hı? Gözlük. Galiba o gözlük yok. Sikeceğim dövdüğünüz kadını da. Okulu da, üniversiteyi de. Relat skin diye. Yine yok. Gözlük. Kral, sana da yanlış bir yumruk attık da kusura bakma. Estağfurullah. Nasıl yapacağım bu, estağfurullah. Hanımefendi. Hanımefendi. Yok sayıyor seni. Hanımefendi, ağzınızı açar mısınız? Ay ektim. Ben gidiyorum. Görüşürüz kardeşim. Hadi görüşürüz. Görüş. Minyo, görüşürüz. Bay bay.
sağlıklı iletişim kuramıyorsun sen galiba. Sa hanımefendi. Hadi gidelim şu kanka gel. Ben canlamışım. Gel gidelim kanka gel. Şu ana koridorun oraya gidelim. Ben harbi gerildim artık yeter ya. Niye? Ya çok gerildim. Ben çok özlemişim lan. Sen de o enerjiyi ya, görmüyorum ama. Gel, kadın yerde yatıyor. Hayır oğlum. Nereye gidiyor? O soldakilere hiç... Onlar altın. Cevap bile vermiyor. Nasıl cevap vermiyor? Kim kime cevap o kadar egoist ki. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, siz? İyiyim, tanışmak için geldik de. Bu partiden haberiniz var mı? Parti düzenliyorlarmış. Hangi parti? AK Parti. Hangi parti? Anlayamadım. Allah Allah. Bunu koyacağım. Tanışma partisi. Adım Ogi Bika. Herkesin haberi olsun. Ogi Bey, memnun oldum. Lena benden. Aha, ikinci Lena. İkinci What? Lena. Bak. Bir tane daha Lena vardı. Zek ben. Memnun oldum. Hanımefendi niye konuşmuyor? Efcan ben de. Çok memnun oldum. Efcan Bey. Memnun oldum. Derslere niye girmiyorsunuz? Bir sıkıntı mı var? Google'un O'su gibi ya. Ya biraz... Eski bulamadım ben. Babylog nerede acaba? Babylog. Google. Tam olarak şu. Evet. Aynen. Babylog 7. kat 728 numara. 7'nin anlamı var. 101 o yüzden numara değil miydi? Yok yok. 7. kat 728 numara. Karşıdaki bina. Şu karşıdaki bina. Gördünüz mü karşıdaki binayı? Anladım. Siz odanızın şeyini veriyorsunuz numarasını. Hayır, ne alakası var? Yani orada da bazı dersler veriyoruz, doğru. Manchester City. Sen oğlum bak benimle niye aynı şeyi giydin Zek? Polina mı? Bir tek buna yetiyordu. Gel AVM'ye gidelim. AVM yok ama şey var, moda tasarım sınıfı var, orada güzel kıyafetler var. Hanımefendi evet, niye arkadaşım konuşmuyor? Küstü mü bize? Bilmiyorum ki. Galiba utandı biraz. Bu kadar utangaçlıktı da bu okulda zor. Doğru. Bence de şu an doğru seçim yapıyor. Aynen. Ben burada konuşmayacaksak ne anlam var yaşadığımız hayatın? Hadi gidelim. Biz çok memnun olduk Lena Hanım. Görüşmek üzere. Oğlum bizim olayımız konuşmak değil. Ben yanlış mı anladım? İyi günler. Lena, görüşürüz. Görüşmeyi. Aynen. Aynen. Detaylı denk geliriz. Ben demiştim ama gold diye. Ben niye kampüse geldim ya? Gerçi millet kıyafet yapıyordur üstüm. Ya burs geldi yine amına koyayım. Kimsenin tarzı benim gibi değil. Fark ettin değil mi? Burayı ama hiç görünmez yapın ki biz inemeyelim. Bir saat oldu mu ya? Gel noodle yek. Ogi. Ogi nereden bulundu? Ogi. He? Bak gel noodle yek gel. Ya da kıyafet bakayım. Hanımefendi bir şey soracağım. WhatsApp everybody. Heee? Oo, siklemedi. Ogi, olmaz. İki güne peşimde koşar. Hadi gel şimdiden başla. Bir kere cevap ben yar- götüm. Bir kere ağzını açarsa kim? Götüm gel. Gel. O kırmızı değil mi? He kırmızı. Gel,
Orada mı? Aşağıda. Nerede? Kıyafet dediğim oğlum. Hanımefendi bir bakar mısınız? Bir şey soracağım. Biraz önemli de. Tabii. Biliyorum şu an kıyafet alışverişi yapıyorsunuz ama. Bir gelebilir misiniz? Efendim dinliyorum. Şey, çok milleti rahatsız etmek istemedim. Bir isterseniz şöyle. Nereliydiniz? Bir arkadaşıma çok benzettim sizi. Sosyal medyada çok aktif misiniz? Hayır değilim. Merve. İsim neydi? Merve Yalçın. Lenora. Bir tane daha Lena. Lenora. Bir tane daha Leno. Yok, bu onlardan çok farklı ya. Nasıl keyifler? İyi, siz nasıl? Hanımefendi, kütük neresizin? Kütük benim arkadaşım İngiltere. E süpermiş. Bizim neresinden? De Londra, Manchester City. Liverpool ben. Oo. Şey, şu tutkan, Schalke 04. Peki hanımefendi, ufak bir test yapsam müsaadeniz var mı? Tabii. Efsanevi Milan kadrosundan 3 isim sayabilir misiniz? İşte anladın mı? Efsane... Anladın mı? Ben orada 3 tane de isim vermiştim. Şu an bana verdiğin değeri ölçüyorum. Adınız neydi pardon? Adınız neydi pardon? Hadi gidelim Efcan. Söylememiştiniz orada sorduğunda da o yüzden. Biraz biraz kırıcıydı bu hanımefendi. Biraz kırıcıydı. Üzdü beni biraz. Ama siz de orada bana verdiğiniz değeri gösterip adınızı söylememiştiniz. Yüzümü de kapatma. Güzel ben bak lafları da çarpıtıyorsun. Hep böyle kadınları aldım hayatıma. Anamı siktiler biliyor musun? Sizin için komik tabii. Sen aramıyorsun torbacıyı. Gibi durmuyor. Gayet iyisiniz bence. Hanımefendi yarın bir gün bir şey çözmeniz lazım olur. Adamın yarım saati vardır. Ben hızlı giderim. Bir şeyler olur. Değerli bir insanım yani. Her türlü iş çözülür. Var çevremiz de var okulda. Herkes yeni gelmiş. Anlamadım biz. Nerede bulunsun? Arkanızda mı? Aklımda bulunsun. Aklınızda yer etmek. Evet güzel bir şey. Evet. Tamam teşekkür ederim. Kıyafet alın siz isterseniz. Tabii. Teşekkür. Niye herkes giyiniyor onu da anlamıştım. Şey tam gel bak şu. Okey gel. Bak şu iki topuz var ya topuz. Ben bitiyorum bu saç stiline ya. Bak. Hanımefendi. Efendim. Aman tanrım. Sosyal medya adresiniz neydi acaba? Bir arkadaşına çok benzettim. Yaz ama ben. Görüşürük ama. 202 Taksim o sosyal medya adresine. Ya orası bir çocuğu. Ananız. Bu taktikle hala istiyorum ya. Ya hanımefendi ne taktik? Anam skilli burada. Çocuklar var ya. AVM'nin önünde kampüsün. Aaaa. Şeye döndü ne kadar da senin güzel taksin he. Şey anlamadım. Saç stili. Sevgi anlaşmak değildir. Çok düşündünüz mü bunu? Ama böyle bakarsanız yani, ben aşık olabilirim o gözler ne ya. Bugün aynamın karşısına geçtim dedim ki saçımı böyle bir yapayım. Çok tatlı geldi dedim. Bundan sonra böyle toplayayım daha güzel oluyorum. Evet. Aman tanrım. Harika bir haber. Sen sus lan. Yakışmış mı? Yançar benim abi. Size soruyorum. Çiko. Abim ne yapıyorsun? Burada konu mu? Aslanım benim. Lan. Oğlum durun ya manitayla ilgilenemedim. Evet. Çıkı. Ben sana demedim abi. Başka bir evrende en güzel halinde. Abi şu üst başımı değiştireyim. Ana kutuyu gibi geçiyorum ya. Bilader sen kimdin? Ben Zek. Zek izle. Zek Afron. Yok Zek gerek. High School Musical. Senin isim neydi? Ezra Akar'ın Galatasaray'dan geldim. Ben İngiltere'den geldim. İngiltere bir orası ya. Londra, Manchester City aynen öyle. Abi şu kıyafetimi değiştirip hemen... Değiş. Ezra ne diyeceğim? Çok pahalı ama. Civciv getirdin mi civciv? Civciv mi abi bak. Kadınlara pet satmıyorlar diye pet bile getirdim. İyi yaptın. Ekmeğimi kırdım. İyi yaptın. Hadi oğlum sen bir kıyafet al. Parana bak ona göre al. Sonra aklın şaşırmasın çok pahalı. Çiko. Yani. Oğlum nerede lan o mavi gözlü kız? Hangisi?
Ananı sikeyim, kaçırdık ya. Al burada burada. Şurada burada. Şurada. Çok güzeldi ya. Burada burada. Efendim abi. Mevzular karışık oğlum. Ne oldu abi? Kıyafetler çok pahalı. Köşe başı torbaya çıkacağız. Başka ihtimali yok. Ben yıllardır buna karşıyım ama bu artık zamanı. Abi abi ben şu bizim aşağıda şey var ya, kantinci, onunla konuştum. 10 dolara kağıt bastırıyorum. Kağıtları adır şeklinde satıyoruz. Tanışma. Hanımefendi ne kadar para lazım? Oğlum şey mi yapsak ya? O şey 500 dolar veririm, yarın 2000 dolar alırım efendim. Şey mi yapsak ya birader? İzin kağıdı mı satsak ya? Abi onu yemezler ki. Niye? Ne diyorsun ya? Müdür imzası falan lazım. Hayatımız için. Çakarım oğlum ben oraya bir imza. Atarız oğlum aynısını. En kötü şey yapak abi. Bu çok büyük bir parti düzenleniyor. Bütün okul oraya gidecek. Girişi 10 dolardan var. Amına koyarız paranı. Sen bana olmaz, bırak abi. Olmaz olmaz. En az 50-100. 50 mi? Şey var millet kıyafetçiye para? Koşuyor ya. Koşmasın. Aa o ne lan öyle gibi. Birader hayırdır, nereye geldin? Gay bar mı? Şaka yapıyorum ama fıkık bir insan değilim. Misakim öyle. Benim param, ben cüzdanımı bulamıyorum Oga abi. Telefonunda oğlum, paran yanına getirmediysen. Oğlum bankaya koy dedik ya sana. Sen de bankaya koydun gelmeden. İşine gelince Oga abi. Uyuyakalmış. Ben bir süredir uyuyordum. Merhaba. Oldu. Abi 170 dolarım var. Aman Angelo. Lan? Merhaba merhaba merhaba. Çelli. Merhaba. Çelli. Kızlara bak abi. Nasıl sikeyim? Bir ayakkabı 15 bin dolar. Oğlum bak şurada. 15 bin mi? Anlıyorum. Buradaki yengemiz ama bak. Bir tane yok, bir tane yok. Bir tane daha var. Bak sağda da var. Sağda siyahlı Lena. O zaman yüksek sesle yenge de. Merhaba. Üstüne alınmasın. Birader bazı evet, tecrübelerim evet, mevcut. Beyler. Lena'dan olmaz mı diyor. bazı olaylarda bana danışabilirsiniz. Çiko git oda al lan bizim oradan. Çiko 726'yı alacağız sana, gel. Ben koş, onu koş. Aldım ya. Sen nereden aldın amına koyayım? Ben gelir gelmez ilk işim oda aldım. Çıkart oda. Okula bıçak sokabiliyoruz mu? Odanın anahtarlarını ver. Anahtarı unutmuş. Zek döveyim mi seni kıyafetçinin ortasında? Zek senden bir uniform arabası alıyorum. Yalnız. Neyse 726 bizde, 725'i alırız. Alırız abi. Ya, şu yan yana. Kalırız aynı odada zaten. Gel gel Çiko gel. Şu biz ortak kullanırız. Çiko. Pardon bir şey sorabilir miyim arada size hanımefendi? Kızılbaş. Kızılbaş. Bana mı diyorsunuz? Yok yok. Evet, isim neydi acaba? Eleonora. Aa Eleonora Hanım bak. Efecan abi sana ne demiştim? Bu kadının adı ya Eleonora'dır ya da Hamlet'tir. Neden? Masal gibi. Maaş. Ben şey değilim, İngiltereliyim. Bence oh my god. Ne güzel. Adım Ezra da bizimkiler bana Çiko der. Nasılsınız, iyi misiniz? Ezra yenge o. Ezra yenge o. Abi yenge mi bu? Evet Oge abi. Evet evet. Ya ne yapalım? Ne alaka oğlum benim amına? Bizim Oge abi adadan aynı geldi de onunla konuşuyorduk nasıl gidiyor. O da sonuçta İngiltere, Londra abi. Ne yapalım, sevmiyorum, su sevmiyorum. İlk elenin isim o. Anladım anladım. Maalesef. Neymiş, yapamazmışım. Yapamadım bir şey soracağım. Peki cidden. Ananı sikeyim. Başaramadım ya Eleonora. Ya Eleonora. Anlaki oldu. Eleonora yanlış anlamazsan sana bir sorun var da. Şimdi malum üniversite ortamı. Buradaki kantinde birazcık koyuyor. Aşağıdaki kelle konuştum. Neydi Omar mıydı? Neydi adamın? Eğer ki bir kadınsal ihtiyacınız olursa efendime söyleyeyim, diş fırçası ağda bandı, diş teli, ağda teli, efendime söyleyeyim pettir, ayıp da olmaz bunların. Bana ulaşabilirsiniz. Naçizane fiyattan bunlar niye ayıp olsun canım? Geçmedik mi oraları tabii, zaten? Tabii ulaşacağım. Elimde burat ve ön tampon da var ama getirmek sıkıntı olabilir bilgin olsun. Yani araban falan varsa. Yok zaten. Teşekkür ederim. Tamam o zaman en yakın zamanda beraber karşılıklı bir tarih dersi atıyoruz. Tabii olur. Sana tarihten bir soru sorsam çakar mısın? Sor lan. Sor lan. Soruyorum. Sorun. Şimdi dünya tarihinden soruyorum. Beni yanlış anlama. Manazgirt kaç yılında olmuştur? 1071. İşte 1071 mi? Yanlış biliyorsun. Bana güveniyor musun diye test ettim. Güveniyor muymuşum? 1071. Aynen öyle. 1071 Türkiye'deki İstanbul'un fethedilme tarihi. Peki.
Evet. Yani Seyton başı 300 ton. Erim lan. Erim lan. Bak neler yapmış ya. Sen nereliydin bu arada Lenara? İngiltere. İngiltere. Efcan ben şurada kampüsten bir kahve alıp geleyim. Benim azıcık düştüm. Bizim bizim orası benim semt İngiltere Soldier Paşa. Soldier Paşa. Bildin orayı? O şeyin evet, arkası hemen. AVM'nin arkası. Kilisenin yanındaki. Aha orası. Sen, senin evet. Neresi? Liverpool ben. Liverpool mu? Soldier Osman Paşa. Liverpool çok severim de kötü anısı var ya. Biz orada... Ya sen ne yaşamış olabilirsin? De... 8 saat bekledik ya böyle çok koyuyor onu Liverpool diye. Bak bak arkanda gözlük gözlük alacak sanırım hanımefendi. Onunla ilgilen. Mekan bizim oğlum hiç müşteriyle ilgilenmiyorsun. Yanlış anlamayın. Bakayım bir göz bebeğinize. Bu nedir yüce tanrım? Şu renklere baktığım zaman kendimi adeta İskoçya'da bira içerken görüyorum. O güneş gözlüğü size siyah gitmez. Size nasıl diyeyim kahverengi tonla verelim. Saçlarınız açılsın. Bak buradan bebek bir kokusu alıyorum. Dalin'le mi yıkandınız acaba? He. Gözlük almıyorum. He, bir cevap değil bence. Ama gözlük almıyorum. Ne alıyorsun? Ayakkabı alıyorum. Ya ben yardımcı olayım. En hassas aldığım noktadır. Ayakkabı koleksiyonum var. Kaç numaraydı? 37. Bu saatten sonra da dayımız ayakkabı giydirmeyiz abi. 05 trimleriz. Tırnaklardan alırız. Onu dert et. Ha, evet. Törpü. O zaman... Yanlış anlamayın. Bu kombine bu Nike gitmez. Ben size daha tatlı bir ayakkabı vereyim. İsterseniz ben bile giydirebilirim. Ağzımla bile giydiririm. O kadar yetenekliyim diye. Teşekkür ederim. Peki isim neydi? Nadia. Beypazarı mı? Kim? İsim? Claudia. Ha Claudia. Pardon ben soda anladım. Kusura bakma. Soy diye bir şey anladım. Çok memnun oldum. Ezra ben de çıkıyor. Yanımda Efecan abim var. Memnun olduk. Çok değil. 10 yıl sonra ölüyoruz zaten. Zek var. Burada Zek. 10 değil. Zek Afro. 5 senesi var. Ne 5 oğlum 3 sene var ya. Ha abi. Hani süper güç olacaktık. 2024'ü görmedik ama. O zaman ben de çok memnun oldum. Birinci sınıf mıyız? Evet. Yaş kaçtı? 22. Tam yaşı. Yani. Gençken yaşayacaksın bazı şeyleri. Kesinlikle. İkinci üniversiteyi okuyayım dedim ya öyle zevk. İkinci üniversiteyi mi okuyorsun? Evet. Birinci üniversiten neydi? Nasıl neydi? Neydi? Hangi üniversitedeydin? Sanat üzerine okudum İngiltere. Peki burada ne okuyorsun? Bölüm ne? Tıp. Yine sanat üzerine okuyorum. Moda tasarım? Ha. Yok hayır. Abi bize hiç sorulmadı. Ben öyle geldim ya. Ben okulumda bilmiyorum ki. Ben seni yerleştirdim sınıfa merak etme. He sağ ol abi. Ben hiç bilmiyorum. Geldim öyle takılıyorum. Molotof yapım var. Sol B102. Orada size. Gel oğlum. Gel. Hanımefendi çok memnun oldum. Efcan ben de. Çok memnun oldum sizinle de. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Rahatsızlık. Ha bana ne oldu ya? Yenge merhaba. Abla kadın çocuğu seni. Evet. Yengeciğim merhabalar. Abla kadın çocuğu ne yengesi? Bu değil mi abi bu dedi değil. Ya tamam oğlum da ne hemen giriyorsun mevzuya. Buradan şöyle rahatsızlık vereyim. Pardon hanımefendi geleceği gördüm de ondan. Bak amına koyduğumun. Hanımefendi dükkanın var. Ayakkabı işleriyle ben ilgileniyorum da. Kaç numara arıyordunuz? O ya bir duvarla mı konuşuyor amına koyduğum abazalık? Abazalıkla alakası yok. Onun abazalıkla alakası yok. Kabinde. Ha kabinde mi tamam. Şuraya bir rahatsızlık ver ya. Hangisini ver şimdi? Hepsine oğlum ortaya karışık. Oğlum Ezra ilk günümüz anasını siksin ortalığı. Yani alışamadım abi sizi böyle gördüğüm için çok mutluyum. Hanımefendiler kusura bakmayın efendim. Abi. Efendim. Yok yok. Asla bacaklarınıza bakmak için yatma pozisyonuna geçmedim. Bizim bir abi vardı da fefat etti. Aynı böyle sertle dövdüler etek altından baktı. Ama yengecim ne yapıyorsun tam olarak? Hayırdır burada senin kelebekli bıçak değil mi? Onu mu işliyorsun? Şiddeti kıyafetçiliği sevmiyoruz Ali. Hanımefendi özür dilerim. Ayağım takıldı da. Şiddeti kıyafetçi de sevmiyorsanız. Evet efendim. Evet. O da numaranızı verin. Tabii 727. Ne oldu? 728 demeyecek miydin?
728 hanımefendi. Yok canım, ben oraya geçecektim. Yalnız beni yanlış anlamazsanız kıyafet giymeye çok ihtiyacınız yok. 10 numara bir fiziğiniz, çok güzel bir suratınız var. Parfüm modası neydi acaba? Buradan bir dakika bakayım. Gülbahar aldım, kokuyu aldım. Birazcık fakiriz galiba. Burs ne kadar yetiyor size? Ananı namı. Siktir. Kaç yazıyormuş? Siktir. Abi bu kadınlar alışveriş yaparken kendilerinden geçiyorlar. Bence uğraşmayalım bunlarla. Hadi gel. Amına koydum. İki dakikada yenge yaptınız, evlendirdiniz ya. Aha ya bak, benim Lena'ya yürüyor yine biri ya. Merhaba. 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 Aynen öyle. Herkes bilir. 7 kere çıktığım yerin altından. Kardeşim kolay gelsin. İsim mi senin? Chester. Chester. Güzel sigara. Güzel sigara. Zamanında 4.5'tu. Kanka seni alt sınıftan çağırıyorlar biliyor musun? Pikmen lazımmış. Bir bakıp gel seni 2 dakika bir hanımefendi. Oo, küfürlü konuşma. Vardır. Senin vardır şimdi abi. Küfür edin. İlk güne daha şimdi hemen bir kelebek sallamadın birbirimize. Bir çiz ya, yoklar atmayın. Yes. Bir kelebek aşağı insene mi? Sana zahmet. Ha, kebelek yer misin? Yani o şekil diyorsun. Bir hanımefendiyle bir şey konuşacağız de birader. Seçenin 10 numara. Yarın seni gel biz. Bunun için Chester'ı göndermenize atalım. Gerek gel. Yoktu yani. Konuşma, inanırım. Merhabalar, isim neydi? Lena. Aa, Lena mı? Bilirim o ismi. Yaş öyle kaçtı? Mi? 20. Oo. Aa, ben de. 20 yaşındayım. Ezra Akari. Namı der, çık abimler bana çıka takmıştı. Oo, abim öyle. 20 yaş yaşıyor. İddialı yalnız. Ben buradayım oğlum. Pardon abi. Abimler derken? Ben abisiyim. Onlar asker tecili için okuyorlar. 30 yaşındalar. 20-25. 25. Lenora gelsene. Lenovo. Aldı yine baba. İpne kesin bir bana aldı ya. Ne yapalım abi? Abim inşallah bana duyuyordur. Yenge kurban oldum. Üçte sohbet ediyoruz da gel sıkılmış dolaşıyorsun. Yenge hoş geldin. Yenge mi? Gelecekten geliyorum da. Gelecekten geliyorum ben. Çok bir gelecekten geldiğini düşünmüyorum. Yarra yedik sahibinden .com. O ne lan? Efecan kaçırıyorsun, sen de bir kahve içiyorsun. Balkona çıkıp geliyorum. Memnun oldum Çiko, görüşmek aa, üzere. Aa, olur mu öyle şey? Ne diyeceksiniz okay, ya? Okey, okey. Dolanacağım biraz, kampüste gezeceğim. Aa, ne güzel. Kampüs gezeceğim. Abla benim telefon abi şeydi, Japonca'da. Onu bir ayarlar mısın ya? Aa, Lena Japon ya, mu? Ya benimki de Arapça'da. Onu nasıl ayarlayacağım? Aa, ben anlarım, getir. O benim uzmanlık alanım. Görüşürüz. Vardı bizim Londra'da çocuklar, bakayım. Abi bunlar niye bu kadar kasıntı? Uyuz oldum ha. Oğlum dur ya, da cool takılıyorlar sen ya. Gel rahatla ya. Ezra gel, böyle içeride iki tane var, onları gör. Bak. Onlar cevap vermiyor bu arada. Solda iki ikili var ya onlar. Şurada bir tane dayı var. Siyah tayt da yani. Yengen iddialı biraz. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Hayatımda çok gıcı gördüğüm senin gibisini ilk defa görüyorum. Çok güzelsin. Aman tanrım. Markasın Nike. Amca sen burada ne yapıyorsun? Huzur evi yan bina. Sen öğrenci misin? Sen büyüdün de okula öğrenmeye mi geldin ha? Tipini yediğim. Ne yapıyorsun amcacığım? Kriz. Çok kriz. Yok ne? Kriz. Amca harbiden okumaya mı geldin? Ben amca bile değilim. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasınız? Sorma. Ben mi merak ettim. 18. Sen 18 yaşındasın. Evet, siktir evet, gitti evet, ya. Evet, evet. Babam görse elini evet öper, otobüste yer verirsin abi. Mellim belanı versin. Ne oldu sana? Ay Mellim'e. Evet. Birlikte başka doğu girebiliriz PUBG. PUBG ben de oynuyorum. Aynı kask. Level 3 kask. Ya bu kafam. Sukula atlayıp deliler gibi savaşabiliriz. Mermimiz bittiği yerde de sevişiriz. Ben sizi korurum, korkmayın. Şimdi kafamdan çıkartıyor musunuz ya? İşte böyle sen o kafandan çıkartamıyorsun. Efecan abim de seni kafandan atamıyor. Nasıl yapacağız bu işi? Bence bunu bir çayla kutlamalıyız kantinde. Karton bardakta. Karton bardak mı? Ha, karton bardak. Ben senin ne için viski kadeyi de bulurum yani. Bir şekilde çözerim. O bulur, o bir şekilde bulur. Ne dedim bu işe? Bence mutlaka... Aa Efecan abi sen bahsetmedin değil mi? Bizim bu akşam partimiz var. Ne partisi? Efecan abinin şeyi. 728. Efecan abinin odasında ilk sınıflar toplanıyoruz ve
Merhaba, okul partisi veriyoruz. Çok kalabalık. Kontenjanımız sınırlı. Gelmek istersen adını yazalım. Yoksa yer kalmaz. Var, bok gibi kalırsın. Biz birinci sınıfız. Efecan abi 10 yıldır birinci sınıf ama o askerliği tercih ettirmek için okuyor. Yok ya, sizin yaş kaçtı hanımefendi? 8. Görüşürüz hanımefendi, kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Canım kardeşim benim, ufak evet, bir şeye ihtiyacın olursa. Mahalleye almazlar beni ya. Babam kemofili miyim anamına koyayım? Babam beni dikkatli almadı. Dikkatli olalım. Ananı, nasıl 18 ya? Bir defa 18. Dur ya, ben işte sana. Ben de... Elenora! 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 Abi ben niye böyle biliyorum ya? 19 ne ya? 19 ne ya? Oğlum ben 2003'lüyüm. Bir dakika. Ha, merhaba, merhaba dosti. Ben de 2003'lüyüm. Geliyorum. Ne diyorsun ya Efecan? Efecan. Merhaba. Birazcık rahatsızlık vereyim şuraya. Ben 2003'lüyüm. Sikerim ya. Chat, sizin gazınıza geldim ya. Kafaya. Şimdi ayarlara geliyor. Lan nereye gitti o gibi? Bak en alta. 2003'lüyüm amına koyayım. Bana ne? Oğlum o günü sizi gel ha. Ayakkabım 8000 dolar. Ne? Efcan gel gel. Gel gel. Az gel. 2003'lüyüz oğlum biz. 99-89. Arkaya geç. 99. Bu kabin iyiymiş ya. Bu kabinde durayım. Efendim, elimde 10 numara kadın petlerimiz bulunmakta. Kan emici özelliğine sahip, rahat rahat uyur, şıkırtı etmez. Tanesi 20 dolar, okuldan ah bulursunuz. İster misiniz? Ah, kurye kapıya kadar getiriyor, 30 dolara sana kit diyor. Bir daha oraya yürüyorsun, güvenlikten almak zorunda kalıyorsun. Ne hoca geliyor, hoca geliyor, hoca geliyor herhalde. Bilmem mi? O hoca değil yok, ya, o emekli bizim. 18 yaşında, öyle deme. Yok, bu salak. Benim de hiç boş değişmeye geldim. Hoca abi 18 yaş yaşında. Yaş kaç senin? Bak dalgana ya. Oğlum. Dostum yaşını sormayın ona, çok içerleniyor. Oğlum ne şey diyorsun? Daha ne diyorsun? Senin yaşın. Bırak da içerlensin ama. Anti-social club derken asosyal misiniz? Doğruları söyle. Param yetmedi o gide. Doğruları söyle bana. Para ha. Gerçekten bir şey çok pahalı. Ne diyorsun ya? Nasıl yapacağız? Kaç yaşında ben merak ettim bu arada. İsim neydi senin? Kim Omeyla? İzabel ya. Senin de ha, seninle meze ya abi. Ondan sonra cıma gelirim. Ha ha hi hi. Ha hi hi. Nescafe var mı? Senin isim neydi? Ogi benim adım. Ogi, memnun oldum. Teşekkür ederim. Ben de memnun oldum. Aa, ananı sikeyim akvaryum. Şeyim ben, armatör. Oğlum bana akla ilgili bir şey söyleme. Sikeceğim artık. Pardon abi, özür dilerim. Ne yapıyorsun? Profesör geldi. Ih diyor, gıptık geliyor diyor. Profesörüm, bir soru sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Siz hangi profesördünüz? Evet. Dert branş? Tarih benimki. İyisin profesörüm, iyisin. Profesörüm evet, bu tarih dersimiz tam olarak ne zaman olur ya? Fazla tersiniz efendim. Bugün açmayı düşünmüyorum işte. Bugün etrafı dolaşırsınız falan filan. Peki efendim, yarın tarih dersinde mutlaka orada olacağım. Bekliyorum, ismin neyi senin? Ezra, ama siz bana Chico deyin yeter, alışayım yani. Chico deyince bakmıyorum. Tamam, ben de 18 yaşındayım herhalde ya Efcan. Yok yok, ben 20. Ha, ben de 20. Sen nasılsın Efcan, görüşmeyeli? İyiyim efendim. Ben tarih dersinizi bekliyorum. Profesörüm, bir de ben bisikletini bisikletini dışarıya bıraktım, haberin olsun. Sağ olun. Bir daha da evet, ricamdır okula sokmayın bisikletisin. Ya profesörüm, biz şimdi arkadaşlarla, abimlerle falan konuştuk. Biz tarih kulübü açmayı planlıyoruz da, bilginiz olsun dedim. Yarın bir gün bir yatırım ihtiyacı olur. Bize yardımcı olursunuz, öyle değil mi? Gezi olur, onu, kart alır. En azından kitap falan halledersiniz. Ben iletirim ama sizin için. Ha, tamamdır. Bir de Ocak, neyse onu ben sonra size anlatırım. Çok gel. Teşekkür ederim. Profesörüm. Ben bir giyineyim. Abi bana Adidas, Adidas bir şey yok mu? Ben bir gel bir bakalım gel. Ben sana bendeki azıcık parayı para da veririm. Abi sen nasıl içmiyorsun? Ben 2001'liyim ama. Yok lan. Abi bilmiyorum, ben böyle yürüyorum, anlamadım. Sen 2004'lüsün Chico. Aman tanrım ya, aman tanrım ya. Batman'i görsem bu kadar mutlu olurdum ya. Abi o artık benim. Ne diyorsun oğlum? Ben de 20 yaşındayım. Ben abi. 20 yaşındayım. Ne selamlar olur Sünger Bob gördüğünde. Hanımefendi. Mike. Karakteri çok güzel yapmış ya. Mike mı Adidas? Like mı?
Hanımefendi sikleme bizi. Yani pek sikilecek bir halinde yok. Ney? 600 dolar diyor. Ettin abi. Tamam oğlum evet. Vereceğiz para işte, vereceğiz la. Burada 100 tanıma var ama hangi 100 işte? Kampüs market ne ya? Geldi mi abi para? Sende ne kadar var? Abi bende 840 dolar var. Tamam söyle numaranı. Ha bir dakika. Ya oğlum durun ya. Abi 480 evet. 638 9989. Uf, sağ olasın abim. Hemen bir Adidas giyeyim şuradan ya. Hanımefendi Adidas sever miyiz? Siz anca Dior Mior giyin amına. Abi yenge. Ney? Yenge gibi. Oğlum kedi bir... olmuş. Kedi mi olmuş? Ha. Islak mama vereyim. Ne? Islak mama vereyim. Aynen kıya. Kedi olmuş dediler. Ne kedi olmuş? Siz. Benim nerem kediye benziyor? Bilmiyorum, bir soyunun. Beni gören kişi soyunluk mu görmüştü kedi olduğunu? Net hani anlamadım. Kediyle aranızdaki 7 farkı bulmak adına dedim. Onlar da hani şey ya öyle. İsmi neydi? Sizin kaşınız niye yok ya? Kaşımız mı yok? Farkları bilmiyorum. Evet. Tamam. Bence çok lazım değil. Bilmem. Gitti. Bunu konuşuyorduk, gitti. Biraz kırıcıydı bu hareket. Neden bana vuruyor? Onu diyorum. Aa benim Discord'dan aldı amına koyayım. Nereye gitti amına koyayım? Bunu kim aşağı attı ya? Özür dilerim. Biz de biz orospu çocuğuyuz ya. Yok sohbet ederken git. Yo ya biz orospu çocuğuyuz ya. Neden bağırıyorsun? Heh neden yapılmasın? Hanımefendi burada biz size biz bir şey anlatmıyor muyuz burada? Sohbet etmiyor muyuz? Evet ben arkadaşımı gördüm. Yanına gittim ona bir şey söyledim. Gayet normal değil mi? Hani burada saygısızlık yani terbiyesizlik biz burada bir şey anlatırken sizin burayı bırakıp gitmeniz. Ya çok kusura bakmayın. Ben çok kusura. Ben sizi bir nasıl giderim ya? Yani bizim de bir ağırlığımız var. Hanımefendi ironi yapacağınıza biraz kalp kırıklığı üzerine yoğunlaşsanız keşke. Bu insanlıktır. Benim telefon kayıp. Hanımefendi beni bir arayabilir misiniz? Dur senin telefonun yoksa numaranı ezbere değilsindir. Vereyim ben. Bunu kudum ne oğlum? Ben de aldım. Lan iyiyim iyiyim. Siktim seni bu saatten sonra. 555. siktim seni bu saatten sonra. İlgilenmiyorum okulla ilgilenmiyorum hanımefendi. Yaz bakalım 555. Siktim seni bu saatten sonra. Ben anlamadım numarayı niye yazıyorum ki. Benim telefonum kayıptı da arayabilir misiniz dedim ama sizin delaylı geliyor galiba. Sağlıklı iletişim kuramıyoruz herhalde. Hayır hayır yok. Yüzden değil yanınızda iki arkadaşınız var ya. Bir bakalım şu an. Benim attım çalışmıyor. Telefonu yok ne yapayım? Ben çaldırayım sizi. Olur. Ver numarayı. Benim numarayı. O gel. Vereceğim. Efcan'ın numarasını. Telefonu sıfırlamıştım ya. Efcan benim telefondan bak bakayım şu hangisi senin numaran? 602 ile mi başlıyordu? Hayır. 907. Le başlıyordu. 753. 8828. K. 8828. Yazdınız mı hanımefendi? Alo. Cebimdeymiş.
Bakın bakayım numaram gözüküyor mu? Hemen bakıyorum. Zek bir siktir git. 35-21 mi? Ben de numaram gözüküyor. Defol. Twitter'ı sıfırladım, geri geç yapamıyorum. İsim bak. Neydi sizin? Nancy. Anlamadım. Nancy. Hamsi. Tamam. Hayır. Elsi dedi abi. Nancy. Ha, Nancy tamam. Benim telefonunuz nasıl çıktı cebinizden acaba? Çıktı, yolunu buldu, çıktı hanımefendi. Ben bunu nasıl anlatabilirim? Ben... İbne mi? Sağ olun yani. Burada da yok, yıl yok. 2023. Öyle demedim. Yok. RPG'li yani, insanlara saygınız kalmamış. Çok yanlış anlıyorsunuz. Gerçekten. Bazen işte insanları yanlış anlıyorum. Abi gözlük. Gözlüğün amına koyayım. Siktir et. Ben nasıl alıyor ya? Ben niye alamıyorum? Kıyamam ya. Miyav amına koyayım. Böyle kedi mi olur? Kedi mi? Bak. Neden kediye benziyor? Bir söyle ya. Bir söyle. Kapatın gözlerinizi Zek. Çıkar bir üstünü komple. Söyleyeceğim. Ya. Tamam, kafamdaki tozlarım mı? Evet, kulak gibi olmuş. Kedi kulağı. İyi, güzel. Tamam işte, mantıksız mı? Mantıklı. Ama o amaçla yapmamıştım. Ne amaçla? Tatlı oldu. Hoşuma gitti. Yaptım yani. Bu muhteşem bir haber ya. Karşısına geçtim, yaptım. Bu harika bir haber ya. Tabii. Senin saçlarınız da bayağı uzun galiba. Evet. Çok uzun. Buz yaptığımıza göre uzun zaten. Dönebilir miyim? Bir şey oldu. Sen ben çıktım galiba. Bizim 500 dolar vardı ya, artık yok mu? Abi pantolonla bir şey oldu. Aa, baykuş geldi. Senin. Berlin. Ders var, derse gidelim. Yakalıyorsun. Hadi derse gidelim. Hadi derse gidelim. Abi dur. Pantolonu şey. Kalbi dolu. Abi bir tur da yemek alalım aşağıdan ye. Oğlum al gelsene. Niye 5 kişi gidiyoruz yemek almaya? Geliyor. Allah Allah. Sen ne ara bize kadar? Zek sıkmış mı? Şu yan tarafı şu yan tarafa söyleyin ya. Derse girsinler derse. Cüzdanımda kaç param var? 430. Bir tane pantolon çek. Pantolon iyi oğlum. Gerek yok. Ayakkabı çekeceksin. Nereden alacağım? Buradan. Burada durup aslında... Abi biraz önce çiçekli elbiseli bir kız vardı ya, kırmızı. Ha. Abana geldi, burada sarıldı, sonra koşarak gitti. Ne diyorsun ya oğlum? Yemin ediyorum abi, kabine girdi. Şapka. Aşağıma indi. Oğlum ne diyorsun? Bulmam lazım abi onu. Derste mersi bir şey. Şaka yapıyorsun amına koyayım. Allah çarpsın yaptı abi. Aşağı melledi ne oğlum? Domuz bayırı gibi azdım. Nasılım ama? Bu paraya bu kadar. Güzel. Her an birini bıçaklayabilirim. Bana bak, şu kızlar kıyafet alıyor da. Derste mersi işleri yok. Bunlar aşırı kuşlu. Git şunlara da derse girsinler. Abi bir dakika, yemeğimi yiyeyim. Nerede onlar? Aşırı konuşayım ben. Hanımefendiler, kusura bakmayın da ananız babanız sizi buraya giyinmeye mi gönderdi? Artık derse mi geçtik acaba? Bak profesörler burada geziyor. Aha geldi benimki. Abi bak oradaki, bak bana sarılan. Hani lan? Bak. Kırmızı. Lan nerede oğlum? Şey pardon. Hangisi? O değil oğlum. Abi vallahi bu. Oğlum bu sarı amına koyayım. Kim bu? O değil ya, seninki. Şurada bir yerde olmasın. Ben niye böyle yürüyorum ya? Ooo Zoe. Mörpü kim? Amcıl. Hemen koymuş like'ı. Amcıl orospu çocuğu ya. Hadi derse oğlum, derse. Yapacak bir şey yok, derse. Bu okulun içinde bir ulaşım lazım. Map büyük.
Neyse ki bisikletimi buldum. Affedersiniz. Çok bir, pardon. Bir taraftaydı acaba? Karşı tarafta. Şurada. Çok pardon. Pekala, teşekkür ederim. Efcan abi galiba revire gitmemiz lazım. Çok pardon. Ama. Aa çok pardon, çok pardon. Ya. Ne yapıyorsun evladım? Bana ne? Gelsin. İyi misiniz? Yok, evet, canım acıyor, canım acıyor. Bizim de canımız acıyor. Ne olacak yani? Kendim kötü hissediyorum. Revire götür beni. Revir burası, gel. Neresi revir? Revir şu arkası. Abi koş. Ayağımına koyayım, geç. Yaktım gemileri. Dönemem asla. Yine ya niye... bura revirse orospu çocuğuyum. Gel amına. Hayır, yine niye ilk ben öldüm amına? Abi harbiden ya, adını da deliriz oğlum. Oğlum abi. Sana seni kim kandırdı revir bura diye amına koyayım? Revir buraya gel. Geç geç. Aha. Ha. Langford Airfair. Kendimi iyi hissetmiyorum. Merhaba merhaba merhaba. Cebim neydi doğru. Bizim çocuğu alalım da gidelim. Çocuğu bekleyelim ya. Ana Yeti. Ana millet. Zengin ya. Ha çok zengin. Baba bu Yeti ya. Bu. Kim ya, ne Yeti? Merhaba. Abi tipe bak. Yeti işte, koca ayak Yeti. Scooby-Doo. Ananı sikeyim. Merhaba. Merhaba merhaba. İsim miydi kardeş? Marlon benim adım. Marlon ne biçim konuşuyorsun oğlum anam? Marlon senin ananıyım. Marlon. Ha örümcek adam. Lan o Marvel. Ama ne koydum? Marvel değil. Marlon. Sen mal mısın? Sen mal mısın? Ne diyorsun ki şimdi? Sen mal mısın? Merhaba canım, mal mısın? Ya malım bir şey soracağız baba, yanlış anlama. Sen de okulda yenisin galiba. Hı hı. Okul etrafında çok güzel bir parti düzenliyoruz da, tarih kulübü olarak. $20'dan bile satışımız var. Katılmak isterseniz kontenjan isminizi yazacağız. Bütün okulda geziyorduk. Okey abi sakatlandı, o yüzden revire geldik. Bak size denk geldik, görüyor musun? 10 numara bir parti. Tekne partisi olacak. Buradan otobüslerle bizi alacaklar. Otobüsü şeye bırakacaklar sahile. Rektör onaylıdır. Kendisine de gidip sorabilirsiniz. Bu kadar hızlı yalan konuşabilen bir insan daha görmedim. Katılmak ister misiniz? 10 numara gacılar da var. Sorma. Bir tanesi bir tane tanga giymiş. Al. Tanrı belamı versin. Ta 1 kilometre öteden gördüm biliyor musun? Böyle bir göt yok birader. İçinde yat uyu amına koyayım. Mağara. The Forest ya. The Forest 2, 3, 4, 5 ya. İçinde Mariana diyorsun. Bu Mariana diyorsun. Klasik. Kısa bilmiyorum artık. Hadi derse. Hadi derse. Hadi derse. Tanesi $20. Hadi derse hadi. Neyse sonu. Hadi. B, A blok buradır. B blok buradır o zaman. Abi nerede ders? Burada. Ya şu. Profesörüm bak bana. Gel gel girelim gel. Aynen. Misyonerlikten kastım ateist. Misyoner falan diyor oğlum. Girebilirsiniz. Ben size az önce dedim ki hangi dine mensup olup olmadığınız ilgilendirmiyor. Bunlar yeni geldiler ya. Hoş geldiniz. Sanki sınıf mı değiştirsek sınıf acaba? Yani. Bence de sınıf değiştirebilir. Bence şu B101'e geçebiliriz ya. B101'e geçelim arkadaşlar. Aynı şey benim arkadaki kul çocuğu. Yok ben fazla yer kaplamıyorum zaten. Şöyle oturayım. Sandalye rejizin vermiyor. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Din dersindeyiz. Din dersi amına. Bence sıkışmak daha mantıklı diye. Din dersine Efecan girerse çarpılır ama. Efecan abi çıkak amına koyayım, bizim ne işimiz var? Ne alaka oğlum, gelsene ya. Bir dur be çiko be. Bu üniversitenin böyle şeyler işte, tatlı tatlı. Hangi üniversitede din dersi var ama? Sen çiko benim gibi yürümesene amcık. Pardon. Abi, amcık diyor, piç diyor bana. Oğlum çıksana, insene sandalyeden, oturuyoruz oraya. Dur oğlum. İnek gibi oturduk ya. Çiko benim gibi niye yürüyorsun lan ki abi? Nasıl yaratıcı olmadın? Ogi gel gel Ogi. Teşekkür ederim canım. Benim Ogi gelin Ogi. Pardon merhaba. Hayırlı işler, hayırlı işler. Elhamdülillah. Kim o ya? Araştırdık oğlum biz. Arkadaşlar sizlerden ricam bir tık ön kısımlara gelin. Arka kısımlar duymayabilir. Duyuyoruz duyuyoruz, sorun yok. Anlat sen. Yok sizlere demedim.
çektirmeye çalışıyorum. Ne oldu oğlum sana? Profesörüm, pardon. Orada durur musun? Profesörüm, sizin isim neydi hitap etmek için? Arkada birazcık takılalım Hugo'cum. Sen de sonra. Onların hepsini anlatacağım arkadaşlar. Biraz önlere gelin ki birbirimizi duyabilelim. Bir sıra öne gidelim. Bir sıra öne gidelim. Biz bir sıra öne. Adam yatıyor lan. Biz de bu tarafa geçelim hemen önlerinden. Aslan buraya otur isterseniz. Yok yok. Yenge yok. Sen geç. Girebilirsin. Efendim. Hocam sınıfta uyuyanlar ama. Çocuklar bir de ilgilensin sabah beri. Yatıyor kim yerde. O? Kim o? Umarım. Tanrı yardımcısı olsun. Neyse abi biz o. Evet. Ogi abi öyle değil amına koyduğum. Git komple sahneye otur. Harbi amına koyduğum. Evet, kendim arkadaki arkadaşımız galiba baygın durumda ama bakmayacak mısınız? Yok efendim yok. Hangi onun hangi mental öyle. O eğer o bütün ders çocuk ya. O garip bir çocuk hocam. Siz ona bakmayın. Yatıyor. Evet. Yok yok şurada bizim arkamızda. Üstünüzde mi yapmasını tercih ederdiniz? Bence uyuyor uyuyor ya. Sus sus. Çık o. Profesör bana taksın. Onlar tarikat mıymış neymiş? İki kişiler garip insanlar. Arkadaşlar sizden ricam sessiz olmanız. Evet. Ricamdır. Evet. Bizde ricalar kırılmaz hocam. Sorun var mı? Tekrar tanıtayım mı? Gerek var mı? Bunu? Lütfen hocam tekrar tanıtın lütfen. Çok iyi olur. Ben yeni geldim. Tanımıyorum hocam. İsmim Ignacio Olmos. Din, dinler tarihi, felsefesi öğretmeniyim. Ne olmaz? Ignacio Olmos mu? Pardon ya Efcan. Ne oldu? Pardon. Genel olarak din üzerine derslerimiz işlenecek. Ogi abi sen ne istiyorsun amına koyayım? Fakat tek bir din üzerine olmayacak bu dersler. Hangi dinler hocam? Aklınıza gelebilecek çoğu dinin tarihini, felsefesini, asıl amacını, nereden çıktığını kitap. Şamanizm gibi mesela. Evet. Şamanizm ne lan? Bu ne diyor? Evet. Abi şamanizm işte Hababan sınıfı birikmiş. Arkadaşlar bu derslerde sizin hangi dine inanıp inanmadığınız umurumda değil. Ama bu zik sizlere ortodoks misyonerliği de yapmayacağım. O yüzden inanıp veya inanmamanız bu derste benim için inanmıyorsun değil mi hocam? Sorun. Veyahut önem teşkil etmiyor. Şimdi slide'da da görmüş olduğunuz üzere burada bir soru var. Elif, B, T, S, Cim, H, H, Dal, Zer, Gazi, Sişin, Sattat, Tızı, Ayn, Gayn, Gaf, Keflam, Mumum, Vavu, Elemen, Dur, bir, dur, dur bir. Boru derken. Hangi soru? Görmüyorsunuz değil mi? Hangi soru? Daha da parlaklığını açayım. Bana bu kalemi sat. Hangi kalem? Yansıtma yapıyor sanki. Bildin mi onu? Brightness'ı fırlayın. Bana ismini yazar mısın? Beyler, dolu cigara tanesi fişeği $15 bilginiz olsun. Yok baba bu aralar aramızı sıktı. Çıkınca bul beni. Şu an tamam. Evet görüyoruz. Şundan mı bak şundan mı? Ben de görüyorum. Ben bu tamamen bir yorum. Ben görmüyorum. Sorunun. Ben cevaplayabilir miyim izniniz varsa? Tabii kalkıp. Söyler. Tabii ama yani şimdi şey değil mi böyle biz burada bütün istediğimiz yorumları yapabiliyoruz değil mi? Hakaret olmadan. Yok hakaret yok hakaret istediğin yok. İstediğin eleştiriyi ve yorumu yapabilirsin. Efecan abi. Bir dakika dur. Şu arkadaşa bir DDK atayım. Tabii. Evet. Şimdi bana göre din dediğimiz ağzın şey şimdi. Zengin insanların ağzının ortasına yapıştırsana benim ya. Hiçbir zamanlarda fakirleri korkutmak için uydurduğu şeyler. Yani baktığımız zaman ya, sürekli çalma, çırpma, öldürme, katletme. Çok bileni çok sikerler. Yani bunlar hep böyle bazı altı boş kisveler. Dikkat edin sözünü. Sözünü bölüyorum. Jay değil mi? Evet evet Jay. O beyaz gömlekli arkadaş. Sana diyor önümdeki. Beyaz. Nargileci gömlekli arkadaş. Asikir ya. Büyük rezil olduk. Büyük rezil olduk. Arkadaşın sözünü ölmeden fısıldayarak konuşabilirsin. Devam edebilirsin Jay. Kusura bakma. Yok yok hiç FETÖ'cü bu bıyığından belli. Dediğim gibi tamamen böyle insanların başkalarını kontrol altına almak için aynı zamanda kendi şeylerini korumak gönderiyor için. Gönderiyor mu İbni'ye gölge atmış biri? Aslı olmayan. İzle. Peri masalları. Abi din dersinde ilk cigarayı güzel sattım. Boşan meşalar. Boşan meşalar. Teşekkür ederim. Sözümün arka şeye girme. Başka yorumlamak isteyen. Ben yorumlayabilirim hocam. Kalkın. Ben de yorumlayabilirim hocam. De söyleyebilirsin. Adım tamam. Raşit diyebilirsiniz kısaca. Raşit. Ha Raşit. Genel olarak din topluluk normlarını içeren. Raşit diye yabancı olursa orospu çocuğu. Ve bazı ailelerin altında bulunan sosyal kültürel. Abi böyle konuşan Raşit mi olur amına? Ateistlerin anasını sikeyim de seni.
Arkadaşlar, birisi kalkıp yorum yaparken konuşmayın. Katılıyorum. Konuşacaksanız ayağa kalkıp benimle. Beni duyuyor musunuz profesörüm şu an? Profesörüm, beni duyuyor musunuz? Tamam, tamam sen. Sosyokültürel de sistemdir. Diyebiliriz. O vaaz veriyor diyen kim? Aa, kopardı Kamil. Abi 10 dolara kalkar ben de yorum yaparım. 10 dolar. Var mı arttıran? Verdim. 10 verdim. 10 verdim. Sızlayarak söyle bari çocuk hakkında. Şimdi arkadaşlar. Sızlıyorum sanıyorum. Profesörüm ben de bir yorum efendim, yapabilir miyim? Ben de yapacağım efendim hocam. Tamam. Ben de yorum yapabilirim isterseniz. Parmak kaldıran arkadaşlar. Efendim. Size ben seni tamamlayacağım. Vazgeçen ayağa kalksın dedim. Ha, hangi dinden konuşalım? Bekle. Hı? Hangi Şabanizm. Şabanizmden gir. Profesörüm. Konuşmam gereken bir adet dinimiz mevcut. Müsait misiniz? Şu an konumuz o değil. Konumuz din nedir? Tamam din işte din nedir efendim? Tamam. Örneğin efendim ben kendi açımdan şöyle söyleyeyim. Bazı insanlar İslam'a, bazı insanlar Hristiyan'a. Ben ise o kadına tapıyorum. Bunu da geçtim. Şundan bahsetmek isterim efendim. Örnek veriyorum Hintlilere bakalım. Adamlar ne yapıyor? İnek yemiyor. Neden? Tanrıları. Adamlar ineğin karşısına geçiyor. Darıp darıp diye dua ediyor efendim. Yani din kavramlı. Yani şöyle ben şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın yani anladın mı? Bence din insanları bir araya... Üstünlerle geçmeli bir üstün. Abi sen hiç çıklasın. Hayatımda bu kadar boş başka bir şey görmedim. Tamam. Aynen, aç önüne bak görürsün. İsmin neydi? Ezra Alkar'ın namı evet. Değer Çiko arkadaşı da seni fiste seninle görüşeceğim oğlum. Tamam. Girebilirsin. Profesörüm ben de şöyle söyleyeyim. İnsanların doğal süreçleriyle beraber Ogi benim adım. Merhabalar. Bereli. İnsanların doğal süreçleriyle beraber kutsal saydıkları Tanrı'ya ya da başka varlıklara tapınma şeklinde katıldıkları gizemli olgu olarak genel ifadeyle öne çıkmaktadır. Ancak din bundan çok daha öte bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. İnsanlar açısından ve onların inançlarına göre ele alındığında din Allah'ın peygamberleri vasıtası işliğinde insanlara duyurduğu inanç biçiminde ifade etmek mümkün. İnsanlar için çok kutsal ve ulaşılması mümkün olmayan yücelik şeklinde de öne çıkmaktadır. Anlıyorum. Bir sonra not domunu okuyayım. Ezberlemiş. Neyin hangi sayfası? Ha, hürriyet.com.tr. Güzel kopya. İyi kopya çekti. Ne kopyası kardeş? Görmüyor musun? Elimde melimde bir şey yok. Adam ezberlemiş din yani. Din. Evet. Benim için önemli bir konu. Londralıyım. Merhaba. Londralıyım. Ben dinin açıkçası son dönemde özellikle insanları yönlendirmek için... Çerezlere izin ver. Hadi blog apar. Özellikle ders bitsin öyle vazif insanların inançlarını yönelik bir takım şarlatanlar da ortaya çıkıyor. Dramaram. Günümüzde her dinde böyledir. Ben açıkçası bunun gerçekten çok güçlü bir kitle silahı olduğu kanaatindeyim. Çok güzel. Bizim de çok güçlü bir kitlemiz var. Teşekkürler. Değil. Adamı sikerler. Hocam ben de konuşabilir miyim? Hocam artık siz de çıksanız hani. Sınıfta atar efendim. Kız sen ne yapıyorsun yanımızda lan? Şş, konuşsana. Simeone Diaz. Ha, what's up everybody? Din düzeyimiz kavram. Dinlemeye çalışıyorum herkesin yorumunu. Aferin sana kız, büyüce ne olacak? İyisin, iyisin. Devam et. Kolay olur. Devam et. Pardon. Din dediğimiz kavram birçok açıdan çok geniş bir kavramdır. Bugün senin adın ne lan? Günümüz dünyasında birçok yeni insanın yani genç insanın kendilerini yönlendirmek veya başka hep sürekli arkasında boş musun? Başka amaçlar taşıdığını iddia ettikleri bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Abi ne bileyim sen küçük diye bakmasın. Eski tamam sen yengemsin kusura bakma. Orta çağdaki Avrupa'ya baktığımızda karşımıza çıkan insanların ruh savaşlarını duyurmak için kullandıkları bir kavram aslında. Ben böyle düşünüyorum. İnsanlar ruhsal olarak açlık çektiklerinde dine başvururlar. Evet, çıkar o bereyi diyor da ödüp bir kendini okulun içine. Başta var mı yoksa ben söze gireceğim. Sen de ruhsal olarak bunaldığında Zorbacı'ya başvurular amına. Doğrusunu öğrenmemiz lazım. Merhaba. Basana civara. Efecan abi. Efecan abi arkada mero var. Kafayı saraya bırakmış. Sana bana bize bir şey olabilir. Biliyorum beni yorabilir. İnanacak kendine bir şey yarar. Buyurun da Ezra. Ne yazık ki ne yazık ki. Bir gece ansızın Londra'dan selametle. Abi cevap almayacağım. İyi günler. Tebrik ederim. İyi günler. Tebrik ederim. Bizden bir kişi düşerse. Tüm devletlerin sınırını çizen. İyiyim teşekkür ederim. Tüm devletler arası savaşı
ve barışı sağlayan değil. Ekonomik ve sosyal senin ekonomik hayatı, kültürel ekonomi, yok, kültürel yaşam tarzının ve dünyada oluşabilecek tüm olaylar silsilesini maalesef, maalesef. Bana dini anlatır mısın? Sebebidir. Orospu çocuğu dur amına koyayım. Dini bir silah olarak kullanabilirsiniz. Nasıl ya? Dini genelde siyasetle kullanıyorlar efendim. Abi ben kalkarım bak sikerim ha. Dini bir tutunacak dal olarak da kullanabilirsiniz. Dinden para kazanabilir miyiz profesör? Dinden para da kazanabilirsin. Sınıftaki çocuklar komik miyim bugün devam edeyim mi? Sözümü bölmeyin. Sırtaki çocuk derken çete soruyor amcık. Dinden savaş da açıp tarihte yazabilirsin. Bu zamana kadar oluşan çoğu savaş birazdan... Sınıftaki çocuklar sınıftaki çocuklar iyisin. İyisin eyvallah. Ignacio. Çoğu savaş ve çoğu direniş din yüzünden başlamıştır. Yalan amına. Yalancıyı sikseler boca bucaktan inmez ben sana söyleyeyim. Tamam, yalancıyı sikseler ilk benim. Lisesinin... Abi bu hoca kesin ateist. Saçma sapan vaatlerle insan. O da inanmıyor. Baksana bir şey o anlatıyor ama ne anlattığını bilmiyor amına. Saçma sapanlar içerisinde. Buyurun. Tamam bundan sonra şey sınıftaki çocuklar ayıktı mı onu? Yine Hristiyanlara karşı. Buyur arka sıradakiler İbo ben. Evet. Bu konuda sen Oktay. Abi ben İbo'ydum ya. Sakız çiğne. Kusura bakma. Hanımefendi hala sormadınız. Bakın. Hocam ayağın nasıl yalık bu amına. Dersimi terk edebilirsiniz. Gram umurumda olmaz. O anda kırılır. Ben zaten maaşım yatıyor. Gerçekten konuşacak olanlar çıkabilir. Büyük yalan amına. Sana diyor mavi saçlı çocuk. Hocam bunun haricinde İspanya'da Endülüs Devleti'nin dağıtılırken yapılan saldırılarda da yine Hristiyanlara, zengin Hristiyanlara karşı yapılan bir yağma girişimi de var. Evet de. Ya bu sadece aslında ne yapayım amına. Hristiyanların diğer dinlere karşı yaptığı bir saldırı değil. Birbirlerine karşı yaptığı da bir saldırı. Evet mesela. Din abi İspanyollar düştü çıkan, dinle birlikte çıkan savaşların bu hoca biz kim bilmiyor birader. Gerekirse bunlardan bir tanesi Arapların cihat adını verdiği bir olay. Tüm dünyaya sen bilmiyor musun cihat? Savaşı. Ha? Diğeri Hristiyanların Haçlı Seferi adlı verdiği savaşlar gibi gibi. Üç kere ağza, üç kere burna toplumun hiç yer kalmayacak iğne deliği kadar ona cihat deniyor işte. En güçlü silah ve en güçlü tutunma aracıdır. Dinle evet ruhunuzu doyurabilirsiniz ama dinle savaş çıkartıp tüm dünyayı katledebilirsiniz. Gücüm ya. Bu tamamen sizin elinizde. Yani bu sadece sanırım Budistleri kapsamıyor. Baksanıza Hintlilerin hiç işi gücü yok böyle ineğe tapacaksınız diye savaş çıkartmıyorlar. Ne anlatıyor yani bu ya Kamil? Ne savaşmayalım sevişelim. Bir şey anlatıyorum Kamil. İnek görünce bizi yiyor. Ne diyorsun lan sen? Yer diyorum yer inek ham yapar seni. Senin ananı siktim buradan bir tahtayım var ya. Arkadaşlar. Biraz zor dursun birinin olsun da. Biraz daha ikili münakaşada olacaksanız. Ama lütfen. Yani ders biz burada ders dinlemek istiyoruz. Siz goy goyundasınız anlamadık. Vallahi ya. Allah mı? O ne? Dua edin devlet Evo'yu aldı benden. Şimdi. Bu da bir tane. Tanrım nereden sevdim nereden düştüm. Arkadaşlar eklemek istediğiniz fikirleriniz yorumlarınız herhangi bir şey söylemek istediğiniz bir şey varsa kalkıp söyleyebilirsiniz. Yok. Sen kulağıma da fısıldayabilirsin güzellik. Bilmem ne oğlu aday olmasın hocam. Başka bir şey soracaktım da cevabımı aldım. Teşekkür ederim Bay Ignacio. Ben bunu 20 saat aldım. Helal sana Mero. İyi dedi. Herhangi bir sorusu yorumu olan var mı arkadaşlar? Markamızdakiler öğrensin mi hocam anlamadım. Of içeriye cennetten bir arsa hiç girdi. Hiç fark etmez senin arkana kimse geçemez bu saatten sonra. Buyurun buyurun burası boş hanımefendi oturabilirsiniz lütfen. Buyurun hanımefendi buyurun. Tam dinden bahsediyorduk. Sizi dine davet ediyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Sayende dinden çıktım. Hocam bu amca ateistliği atar mısınız? Sen yavaştan yürü. Bu da galiba ikinci Haçlı Seferi. Öldü mü lan? Çıkası varmış. Bir de öyle düşünün. Olur ya. Bunlar sen ne? Ateistlerle konuşmuyorum. Allah'a inancı olmayan bana nasıl inansın? Direkt giderdim bu arada. Bu işi gösterin arkadaşlar. İsim vejetaryen. Sen çıkabilirsin yani çıkmak istiyorsan. Şimdi genel olarak dersin
giriş kısmını tamamladık. Girişi bitirdik. Bundan sonraki konular daha ilerleyen zamanlarda sizlere sunacağım. Adam girişte dine sövdü ya. Genel birkaç kuralı hatırlattıktan çok sonra size serbest abi. Bırakacağım. Dinden karı yok gitti beni. Not vermeyecek misin? Ben bunu bıçaklarım ders sonunda. Dur. Anımız gelip seni. Yanımız sağ olsun. Çık lan. Yavaştan gidebiliriz ya. Pardon efendim. Sakin olun yerinize. Niye ayaklandınız? Biri soykurum moykurum dedi. Ben orada bir gazla geldim. Adamlar aramızda sövüyor. Son kez konuştuktan sonra evet çıkmaya izin vereceğim. Bay Ignacio. Bay Ignacio erken çıkabilir miyim? Yok. Medikal durumumdan dolayı dışarı çıkmam gerekiyor. Çıkabilirim. Aynen. Kod 99. Ben de açım erken çıkabilir miyim? Bay Ignacio. Aynen komutan. Tamam, sen de çok kısa tutacağım. Çok teşekkür zaten. Ederim. Sağ olun. Öncelikle bu derste oluşan lavaliklere ve birbirinizle konuşmalarınıza göz yumuyorum. Fakat bir daha böyle efendim? Bir durum olduğunda dersinden çıkmanızı mağdur için rica ederim. Bu olanı geçen kampüste. Onun haricinde saygısızlık ve lavalilik yapmadığınız sürece istediğiniz gibi aranızda fısıldaşarak konuşabilirsiniz. Allah razı olsun. Arkadaşınız kalkıp dinlerse ya hemen ayıktım mevzu. Soru cevaplıyorken, yorum yapıyorken veya fikrini beyan ediyorken karşılıklı söz münakaşasına girmeyin. O gibi yazan okulu var yağlar bizi. Gerek yok. Onun harici birbirinize... Ben okurum. Ben evet sana bir gasp yok edin. Ağlarsın Odin. Odin mi? Odin. Alan orası bu çocuğun. Odin. Hocam Odin ne alaka? Odin değil. O. Boşluk din. Bu Udin. Boşluk. Abi Udin ne? Silah var ya Valorant'ta. Adamlarda birbirinizi bir paslayıp. Komik silah. Kız. Kedi kızı iyisin. Kedi kız. Komik şey oluyor arada. Saygılar. Sen kesin geceleri tam gaz oynuyordur erkekler yavşasın diye. Şey yapıyor mu ölünce V tuşuna basıp. Ya takım oynamaya atan ağız yapıyor musun? Pardon silah var mı? Sen Ali Kaya üyeliğin var mı? 5 yıl ve üzeri onu söyle ben seni şimdi yorumlayacağım. Transformice'de sen bu dindensin. Transformice. Hatta ben inanmıyorum. Senin tanrım beni. Ne diyorsun ya ablacığım? Bir tane oyun vardı ya. Hocam, neydi o? Duyarlara da mı saygı duyacağız? Tarayıcıdan kesinlikle. Oynuyorduk. Duyarsanız ne olur? Sokrat değil de saygı duyuyorsak yine de duyacağız. Ya bunun da sikeceğim anasını ahırda şimdi. Abi profesör. Şey mi? Ice Tower mı? Evet. Duyarsanız ne olur? Sadece soru bu arada yanlış anlamayın beni. Gemi memi patlatıyorduk ya. Gemi patlatıyorduk. Her şey Ezra bilir oğlum. Gemi sürüyordu geçen. Sea of Times mıydı abi? La yok, yok lan yok. Dark Orbit lan Dark Orbit. Ah be. Yani dendiği gibi. Nereden wow. Geldi aklıma? Kimseyi bu sınıfta ilgilendirmiyor. En azından benim dersimde. Ben şey gibi mi? Renkler ve şeyler tartışılmaz. Ne anlatıyorsun hoca? Teşekkürler hocam. Nasıl bir cümle kurdun amına koyayım? Kolay gelsin. Benim hayallerim o kadar ucuz değil Zek, hocam. Zek o ipliği kaçırmanız. Ha arkanda. Yok. Gel. Abi sen profesörüm ipliği dedim ben anlamadım. Şey yurda gidelim mi yurda? Şimdi bunun telefon numarasını arayayım mı? O sana kamil diye. Çaktı profesöre. Efendim. Lan. Gözün güzelmiş diyorum beğenmiş. Cinsiz kadın diyor. Yurda gidiyor. Yatacak. Yaktım gemileri. Hayır arkadaşlar konuyu fazla uzattı hoca. Çıkacaktı diyecekti ki. İnanmayan herkesin anasını götürmez ki din min hikaye diyecekti ki. Ya World of Warship. Ezra bilir. Hayır oğlum. Çıkacaktı. Abi ben hoca, mevzuya giriyorum. İzin var mı? Dinle bir dakika. Ha. Hoca çıkacaktı. Din dersi arkadaşlar girişi böyle yapıyoruz. Ama olanın dini olmaz deyip çıkacaktı. Zoe. Aynen öyle. O kadar haklısın ki. Aynı Zoe mi? Ben şu piçi fena tutturdum abi. Ben gidip geldim. Bu lavuğu vuracağım şimdi bak. Şu git bir şey rastladı. Sana kamil diyen. Bana kamil mi dedi? Şş lan kro. Bak bakayım lan buraya. Gel. Ne bakıyorsun lan yavşak. Ne senin yediğin laflar karnını doyurmadı mı lan? Yok benim karnım doymadı da ben şimdi yarramla senin karnını doyuracağım. Hazır mısın burada? Yapma ya. Mikropenislerle ilgilenmiyorum kusura bakma. Küçük arkadaşlar merhaba. Merhaba. Oğlum kim bana Kamil dedi ya ben onu anlamadım. Böyle ki ben dedim. Nasıl? Yok sen çok bağırarak konuşuyorsun söylediğin şeyi tekrarladım. Burada bir kalabalık var. Buraların evet, popağını sizsiniz. Arkadaşlar dağılalım. Sen eğer bağırını tekrarlıyorsan uzimen misin? Arkadaşlar sakin var, olalım. Öğretmenler ne oluyor burada ya? Sakin. Götün ayrılalım. Dostlar biz zaten hocam, bak gelmiş sakiniz. Bize misyonerlik sakin yapıyor. Ayrılalım arkadaşlar. Beyler misyoner ayrılalım.
Aynen. Hayırı yapacak da yapmıyorum. Aynen. Biz bir kere düşeriz, bir kere ondan sonra var ya. Sen düştüğün yerden kalk önce de. Çiko kafa, çiko kafa, çiko kafa. Şurada konuşuyoruz. Birimiz yerden kalkmak senin de halkımızı alır, öyle kalkarız. Bak şimdi sen yerde kalan karakterini... Amına koyayım çocuğum ha. Ne diyorsunuz lan siz? Amına koyayım, vuramıyoruz ya. Lan niye vuramıyorum? Ne vuruyorsun lan? Ben niye vuramıyorum? Ben vurmadım amına koyayım. Tamam, o yerde kaldı o yer. Bir gerek vardı. Amına koyayım, niye kavga ediyorsunuz? Derdiniz ne? Aa, neden dövüşüyorlar? Ben anlamıyorum ki. Amına koydu. Lan sen niye... Salak mısın oğlum sen? Mal mı lan bu? Amına ne koydum sana? Amına koydum ben şimdi. Beyler ayrılın. Sonucu kötü olacak, ayrıl. İlk günden okuldan... Kerim sonucu kısmak... sonunu düşünen kahraman olamaz. Yapma. İlk günden okuldan kısmakmışsınız. Ayrılın. Efcan abi kaç. Ben niye kaçıyorum? Ayrıl kendinize. Ayrıl gel buraya. Gel buraya. Bu ne terbiyesizlik ya. Ben bir şey yapmıyorum ki. Bakın ben böyle duruyorum hocam. Bak ayakta duruyorum sadece. Aptal omuz atıyor. Hiç tepki veriyor muyum? Hayır. Neden? Örnek bir öğrenciyim. Gel buraya. Kaç yaşındasınız ya? Üniversiteye geliyorsunuz. Yaptığınız hareketlere bak ya. Bana niye bağırıyorsunuz hocam? Gel buraya. Geç karşı. Hocam bana birisi yumruk attı. Ben de karşıladım. Başka bir şey yapma. Gel buraya kaçma. Kimle kavga ediyorsun? Niye dinlemiyorsunuz oğlum siz bizi? Geçin bakayım. Tek sıra olun şurada be. Geçin tek sıra olun şurada. O ginar ne oluyor? Geç sıraya geç. Geç sıraya. Gel buraya. İkiniz de geri gelin buraya. Bana diyor ya. Geri gelin buraya. Senin kafayı taşla izinleyin. Ben de anlamadım ki. Buraya geldireyim. Ben de anlamıyorum ki niye böyle oldu. Bunlar dövüşüyor buraya mu, ne yapıyor? Ha, bizi oraya sıralanmayacağız mı ya? Gel buraya gel. Buraya. Gel buraya. Efcan gel buraya. Öndeki Efcan. Efcan abi burada. Kafam çok iyi diyeceğim. Dur kafam çok iyi diyeceğim hocam dedim. Peşinden mi koşacağız senin? Efcan. Duymuyorum abi. Duymuyorum. Gelmezsen yakışıklı. Senin ismi kuruluna bizzat ben yazacağım. Yakışıklı. Yakışıklı, adın ne senin? Bana bak bana. Oğlum. Beni dinlemiyor musun sen? Oğlum cevap versene lan. E nereye gideceğiz böyle? Tamam hocam bırak. Ben bunu aldım hafızaya. Tamam. Söyle. Ben kurtuldum. Geçeyim sıraya gireyim. Şok olsun Kamil. Biz burada arkadaşlarımız arasında muhabbet ederken gel abim gel. Uzaktan arkadaş bize doğru gelerek küfür etti. Babında kafa atarak kavgayı zaten arkadaş başladı. Kim sana kavga yaptı? Meslekleşim ben James. Ben attım. Abi senin Ektör'e götüreceklermiş ha. Niye? Niye oğlum, ne oldu ki? Abi bunları siklememişsin öyle dedin. Mavi de. Yo sıradayım ben. Benim mi? Ezra. Çık öderli. Dediler ki bunun ismini aldık. Rektöre şikayet edeceğiz. İşte disipline çıksın falan. Yok yani. Yok oğlum ben sıradayım. Yanlış biliyorsun. Ben mi? Tamam. Evet. İsmin Alexander. Alexander. Gördüm. Atmadılar. Şey attılar işte az önce. Tamam, işte arkadaşı attılar. Kim kapattı bunu? Sen mi? Ben attım efendim. Ezra. Ezra. Tamam. Ezra çık onu. Çıkayım efendim. Beyler bir açılır mısınız? Teşekkür ederim. Ogi nerede Ogi? Buyurun profesörüm. Ogi nerede? Ogi abinin ayağı kırıldı, eve gitti efendim. Kaç kusura yaşında delikanlılarsınız? Hiçbirinize yakışmıyor hareketler. Hiç yakışmıyor bize. 20 yaşındayım efendim. Evet. Babam beni delikanlı olarak çağırdı. Delikanlı bu mu? Evet saniye, efendim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Şimdi senin delikanlığın birisini vurup dövmek mi bunlar? Peki evet. Sen burayı ne için kabul oldun biliyor musun? Okumak için mi kavga etmek için mi? Söyle efendim şimdi bir kere kavga ettik diye efendim okulumu da yakmak istemem. Ben kendimi tutamadım. Delikanlı adamım yani. Bana şekil şıkıl yaptı. Gerekeni yaptık. Biz de sokakta büyüdük efendim. Pazarda büyümedik. Bacaksın kendini. Bekle. Haklısınız profesörüm. Bekle. Ignacio hocam. Bak hemen evet. Yanımda duruyor sol tarafında. Yok Ignacio sözüm size. Buradayım. Ignacio yok size demiyorum hocam. Ezra. Ignacio hocam ders başlarken dedi ki herkesin dinine saygı duymak zorundasınız dedi.
Hatta Hindistanlıların ineği taktıklarına bile saygı duymak zorundasınız dedi. Dedi mi Ezra? Evet efendim de olay dinden çıkmadı ki. Sen, ben senin arkanda oturuyordum fark ettiysen. Bundan çıktı yani. Senin arkanda fark ettiysen Ezra. Neden çıktı? Çıkarım var soyayım aman ben konuşuyorum. Konuşan kim? Bilmiyorum. Bizi duyuyoruz efendim. Efendim birisi sövdü ama bizden değil. Merhabalar. Arkadaşlar. Bu arada ben bir anlık kalp krizi geçirip geldim. Efendim biz kimseye efendim biz kimseye üzülürüm lafını diyebilirim. Ben kimsenin dilini yüzünden burada kavga etmedim efendim. Ben delikanlı bir çocuğum. Biz Vespucu sokakları bize dar gelmiş. Kusura bakmayın burada konuşuyorum. Fakat şunu da belirtmek isterim yani. Biz de boş adamlar değiliz. Ben buraya okuluma gelmişim profesörüm. Ekmeğime bakıyorum efendim mesela. Abilerimle arkadaşlarımla dersime giriyorum. Arkadaş bana çıkmış oradan. Bu lavuk nasıl boş boş konuşuyor diye. Ya dedim sen kimsin bu oğlum dedim. Senin dedim konuşacağın kelime kadar dedim benim dedim yapmışlığım var dedim. Patakete kırdım buradaki amiri. Bir dahası bir daha yaparım profesörüm. Ben kendime ezdirmeye gelmedim. Biz de 3-10'luk delikanlı değiliz. Biz de sokaklarda büyüdük efendim. Kusura bakmayın yani. Ben inandım. Sen şimdi buraya ekmeğin için geldin değil mi? Eğitim almaya geldin. Evet. O zaman da bir şeyleri kenara bırakıp devam edeceksin yoluna. Dingonların burası ya. Biz ne için varız burada? Haklısınız profesörüm. Dediğim gibi ben zaten... Suçumu şey yapmıyorum. Haklısınız diyorum. Ben de gelip suçumu burada açık açık efendim, konuştum. Diğer arkadaşlar şey gibi kaçmadı. Miyim? Söz hakkı alabilir miyim? Merhabalar. O gibi ben. Tabii. Kardeşimin psikolojisi de biraz bozuk. Bu arada biraz dini konularda da, ailevi konularda da biraz sıkıntısı mevcut. Biz abiler olarak, kardeşler olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz ama... Canlar attı. Sabır ya Mevla. Ondan sonra acım abi... Biz işte yardımcı oluyoruz ama bazen tutamadığımız noktalar oluyor. Abi. Orada bizi kavga ederken görmüş olabilirsin. Biz ayırıyorduk. Böyle hani yumruk atayım ayağa değildi de kardeşim dur falan filan hesabı. Kusura bakmayın yanlışımızı fark etmez kardeşim. Yumruk atarken gördüm. Tamam işte. Ayırıyor muydu? Göründüğü gibi değil. Şimdi o gibi arkadaşının değil. Psikolojik sorunları varsa bir psikoloğa gözükmesi lazım. Okulumuzda psikiyatri bölümünde mevcut. O tarafta bir psikolog arkadaşımız isterse bakar. Ya da devire gidip bir doktora görebilir. Zaten kaydını yaptıracağız. Hayır. Benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Her psikolojim bozuk diyen kişi burada olay çıkartsa ne nizam kalır ne düzen kalır. Ben anlıyorum sizi. Hepiniz biz bunlara katılıyoruz bu arada. Kaynıyor. Biz ben de o görüşteyim. Saygılar. Yeri değil. Saygılar şefim. Biz de aynı şekilde. Şef kim oğlum? Askerlik arkadaşınla mı konuşuyorsun? İkiniz kavga ettiniz diye ikinizi tutsak. Kim onu diyen askerlik arkadaşınla mı konuşuyorsun? Hoca söyledi var mı bir şey? Yani çünkü şefim ya. Hocam bu senin. Böyle laflar böyle arasında laflar saygısızlık mı? Olacaksa burada kavgaya söz etmeye hakkınız yok. Haberiniz olsun. Efendim, ne diyorsun Ogi? Ben tek başıma buradaki karşıda o daha yeni laf eden arkadaşa diyorum kimse. Tek başıma dedim. Bire bir. Problem mi vardı? Ya problem mi vardı falan filan. Ne abi. Bu atar oğlum ya. Allah gibi davranmayın din dersinden çıkıp. Abi. Abi iyi diyorsun profesör abim. Kendine gel. Kurban oldum abi. Ben de insanım adaya kardeşim. Adaya gönderirler abi seni. Yapmasana kurban oldum. Efendim, kusura bakmayın. Ogi abi daha vapurla daha yeni geldi diye. Rage attı biraz. Ogi sen de bu şeye dahilsin. Bizim burada öğretmen olarak sizinle bir problemimiz yok. Sadece bizim söylemek istediğim şey şu. Eğer ki psikolojik bir problemleriniz varsa gidin kendinizi doktora gösterin. Burası herhangi bir askerlik. Efendim göstereceğiz. Göstereceğiz. Katılıyorum size. Dedikleriniz de doğru. Bir saniye. Tamam. Anlıyorum. Katılıyorsun bana. Dur bir bitireyim lafımı. Ondan sonra ben dersin ki işte profesörüm bir şey söylemek Alparslan devam edersin. Profesöre geçeceğim şey ya. Şimdi okulda okumuşsunuz. Okuldaki hocalarınıza da aynı şeyi yaptınız mı diye soru soracağım. Bilemiyorum. Bekle şimdi devam edeyim ben sana. Aradan yanlışlıkla ben bir tane hocaya çarptım. Efendim. Bekle. Ben konuşabilir miyim bir herkes susarsa? Ben konuşurum. Ben okul müdürü çağıra geçeyim. Bir probleminiz varsa eğer arka tarafta hatta ön tarafta mı sağda solda olabilir bir doktorumuz var burada ve görünün ona bir uyuyun bir hafta mı iki hafta mı diye uyuyun bir kendinize gelin sonra hocayla nasıl konuşacağınızı ne bileyim bir kişiyle nasıl konuşacağınızı kavga etmeden nasıl anlaşabileceğimizi bence öğrenin. Çünkü bizim sizinle bir alıp veremediğimiz bir şey yok. Siz öğrencisiniz. Biz hocalarız. Akademisyenleriz. Profesörüm. Ya Ezra bir dakika. Ben bekliyorum burada 3 saattir. Ya ben bir konuşmak istiyorum. Siz bizim profesörümüzsünüz. Evet saygıda kusur edersek zaten cezamızı da verirsiniz. Benim siz demek istediğim sadece şu. Ki? Bir susarsanız efendim özür dileyerek de. Konuşamıyorum da öyle.
Efendim şunu demek istiyorum. Şimdi biz hatamızın farkındayız. Kardeşimizin de bir rahatsızlığı var. Kardeşimizin rahatsızlığıyla ilgileniyoruz. Gerekirse özür de dileriz. Bunda da sorun yok. Fakat bu olmuşken siz üstüne tetiklerseniz böyle olmuyor. Ayrıca sizin yaptığınız bize atarlanmak, herhangi bir şekilde korumak falan değil. Genel konuşuyorum, kusura bakmayın. Kişileri daha tam tanımıyorum. Ama biz de saygıda kusur edecek insanlar değiliz. Yarın bir gün başınıza bir şey geldiğinde ilk biz koşarız yani. Saygılar. Doğru. Biz iyi dedin Kral. Bizi sakın ama sakın yanlış anlamayın. Bakın biz de adam hayırdır, adam diyor, hayırdır bana. Tamam, okey. Anlıyorum ben seni. Herhangi bir şey olduğunda bence bunu konuşarak da çözebilirsiniz. Ezra, ben nasıl, demir olmaz mı? Bir problemimiz yok. Öğrencilerle bizim niye problemimiz olsun? Değil mi? Yani mantıken düşünürsek. Kesinlikle. Öğrenci niye hayırdır çekilsin ki? Çünkü neden biliyor musun? Dinliyorum. Öğretmen dedi ki... Öğretmenine az önce söylediğin kelimeyi kendin söyler misin? Tabii sizden dinliyorum. Ne dedim? Şefim dedim. Bunu ben demedim. Evet, sola attım lan. Biz sence... yeni tanışıyoruz. Farkındasınız değil mi? Ben saygıdan öyle konuştum. Askerlik arkadaşım falan değil. Sen şefim, bu üslupta nasıl profesör oldunuz acaba sence? Ya? Bir daha mı? Sana soruyorum. Şefim sence bir öğretmen hitabıdır Semeter. Ben cevap vermek istemiyorum size. Yeni tanışıyorum diyorum. Şefim dedim. Saygı duyuyorum adama. Tamam. Tamam. Dağılın arkadaş. Eyvallah. Ev Merlin. Sorma Eleanor'ya, bak kafayı yiyeceğim. Gel gel ya, gel. İyi oldu. Yarın ya, müdür olacağım. Anladınız ki. Okul müdürüyüm. Efcan. He? Okul müdürüyüm. Ezra? Ezra tek kaldı. Ezra'yı profesör aldı. Nasıl ya? Arka tarafa. Ha, arka tarafa mı, tamam. Şuraya. Bir bakayım. Uysam mı acaba? Şşş, nasıl yerdeydin lan amın didiğim? Bak hala laf atıyor. Daha yeni konuştum profesörle ya. Ogi, sen benimle bir gelir misin be? Tabii ki. Kavga çıkar yine. Kavga mı çıkarmış? Bak 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 bak, kavga çıkar diyor. Burada beni gazlıyor. Burada beni gazlıyor, kudurtuyor. Kavga çıkar yine diye bağırıyor köşeden. Şimdi arkadaşlar ben... Profesörüm sadece bize demesiniz. Ezra buraya gel. Ezra gitme. Hocam bir yaptırımı falan yok mu buraya? Kışkırtıyor bizi. Memnun'un önündeki bahçedeyiz. Şimdi adam, arkadaşlar adam ben naçizane... Bir saniye dinleyin, dinleyin. Öğrenci arkadaşlar. Naçizane ufak bir uyarı yapacağım. Sizlerin bize karşı üslupları veya diğer arkadaşlarınıza karşı üsluplarınızı düzgün olmak zorunda değilsiniz. Evet. Saygı ve etik kuralları içinde düzgün olmak zorundasınız. Fakat belirtmem gereken şey şu. Bize veyahut da başkalarına yapmış olduğunuz saygısızlık, hayatınız boyunca üniversiteyi bitirememe veyahut okuldan atılmaya kadar gidebilir. Olayın ciddiyetini kavrayıp ona göre üslubunuzu takınıp, evet, ona göre okulda vakit harcamanızı istiyorum. Biz öyle gökten zembille inmiş, affedersiniz ama çok takmayacağınız insanlar değiliz. Bizler sizin geleceğinizi belirleyen, sizler için en azından şu anki hayatınızda 2 ile 4 yıl arasında çok önemli kişilikleriz. Bu sebepten ötürü saygınızı biraz daha takının. Özellikle arkadaşınız Ogi'ye de belirtin. Biraz daha saygılı olsun. Bu sefer tüm akademisyenler olarak herhangi bir puan kırma veya disiplin cezası, rektöre götürme gibi bir durum yok. Fakat bir daha olduğunda her profesör eksi 10 puan kırar. Onunla daha da sonrasında sınırlı kalmaz o puanlar arkadaşlar. Onunla da sınırlı kalmaz. Disipline gider, puanı düşer, okuldan atılır. Bir daha da hayatı boyunca üniversite yüzü göremez. Böyle bir üzerine okuldan üstlük, atılan insan kolay kolay okul bulamaz. Haberiniz üzerine olsun. Üstlük, kavgadan dolayı disipline gitmiş bir insanın sicili kirleneceği için de çok bir iş bulabilme potansiyeline sahip olamaz. O yüzden sizden ricam, sizden ricam biraz daha kendinize çeki düzen verin. 20 yaşına gelmiş kocaman adamlarsınız. Çocuk değilsiniz. Biraz daha dikkatli olun. Hatta onlardaysa siz onlara uymayın. Abilik yapın. Kavga ilk Ezra sizinle birlikte mi çıktı? Yani sen evet, mi evet, dahi ilk ben kişi olarak? Evet efendim, ben karşı taraftaki 7 diyorum kişiye daldım. Tamam, karşıdaki arkadaşlarına bir barış talebi var. Neyse oturup konuşup çözmek istiyorlar. Fakat sizin veya onların grubundan herhangi bir taşkınlık çıkaracaksa bunu yapmayın.
Eğer gerçekten konuşup bir şeyleri çözecekseniz onların bu yönde adımı var. Bir şey evet. Bu adımı tekrar kavga çıkarak çıkar diye hayır, bağırmakla mı? Konuşma o şekilde değilmiş. Ben de onlara az önce uyarı yaptım. Dedim ki başını duyamadığınız konuşmanın sonunu duyarsak burada durumlar farklı anlaşılır. Konuştuklarınıza dikkat edin. Efendim aynı bu özür konuştum. Dileyerek ben Thomas profesörümle konuştum da çok ufak bir şey arz edebilir miyim? Tabii. Gelirken benim küfür ettiğimi duyuyorsunuz. Evet özür dilerim. Saygısızlıktı. Özür diliyorum hepinizden. Ama o arkadaşların geçerken onlar böyle biraz daha neyse laf etmeyeceğim. Kısık sesle konuştuğu için bize dediklerini duymuyorsunuz. Tüm ailevi değerlerime küfretti çocuk. Onu geçtim. Ben orada şefim derken, hala hanginize dediğimi bilmiyorum. Şefim derken, ya büyüdüğüm yerden dolayı Londra'da bizim Manchester City. Böyle şeyler saygıdan söylenir. Kesinlikle herhangi bir aşağılama ya da askerlik arkadaşım muhabbeti yoktu. Teşekkür ederim. Bu kadar diyeceklerim. Bu mesele teşekkür ederim. Kendimi açıkladığın için oraya özür diliyorum. Tamam, karşı fakat karşıya gelelim de isterseniz. Estağfurullah ama çok özür dileyerek şunu söyleyeceğim. Hayırdır mayırdır deyince de ya diyorum ki profesörüm bana niye hayırdır böyle davranmış? Hayırdır demedi kimse sana. Ama biraz atarlandınız yani. Efendim kim sizde. Kim dedin dedin ya. Ben dedim dedim ben de. Tamam. Arkadaşlar biraz sert de atarlıydı. Siz de umarım farkındasınızdır. Dolayı, eğer yanlış anlaşıldıysa. İşte şefim de benim mizacımdan dolayıydı. Ama efendim. Sen beni bilmiyorsun, ben seni bilmiyorum. Şu an sen kendini bana açıkladın. Ben kendimi sana açıkladım. Biz problemi kendi aramızda çözmüş olduk. Aynen öyle. Mi? Aynen öyle. Arkadaşlar şunu da kaçırmayın. Bakın birisi size gelip hayırdır mayırdır dedi. Laf attı ağız ucundan. Efendim, herkes birbirine laf atsa burası ne olur? Savaş alanına döner. Bu alkollü mü hocam? Söyleyin. O alkollü. Biz gerekli uyarıları bulunalım. S'ler uzadı. Gerekli olan şeyleri gerçekleştirelim. Lütfen. Efcan önemli bir durum var. Anlatacağım sana. Laf attı hurra gideyim döveyim yoksa adam öldürür bunun yüzünden. Saçma. Dediğim gibi. Kanka akademik puanlarımız falan etkilenecekmiş. Thomas profesörle konuştum. Sizi diyor çok seviyorum. O ekibi sevmiyorum falan dedi. Git dedi benim dediklerimin aynısını söyle ben kurtaracağım sizi sıkıntı yok hesabı yaptı. Tamam. İçeride bir tane profesörümüz var çok güzel bir adam. Thomas profesör için de ben de gittim hafiften R yaptım hani kendimi açıklayayım ayağına. Sıkıntı yok çocukları da dövdük zaten. Ayarlı yani. İyi tamam hadi. Söylüyorum tutarım. Ne kadar ben de tutarım arkadaşlar. Da söylüyorum ki o iki kavga eden kişi gruptan kaç kişi yakalarsam hepsini tutana tutarım. Yani ben davranmaya çalışıyorum. Bunu bak, siz de farkında olun. Hoca. Ama bu da burasının da bir kolej olduğunu da farkında olun. Ezra sen de tedavilerini oluyorsun. Artık sakin ol. Tabii ki tabii evet, ki. Profesörlerimizi de üzmeden kendimizi de kızdırmadan. Doğru muyum efendim? Tabii ki. Hadi karşıdaki şeyle grupla profesörlerle birlikte o zaman bir karşı karşıya gelelim konuşalım dedikleri arkadaşlar, gibi. Arkadaşlar problem bizim problemimiz değil. Değil yani. Kendiniz. Gayet hayır az önce dedi konuşup anlaşıp ben yok oradan gelen bilgiyi söyledim. Onlar gelip hani yine tasır hocam, bir olay çıkmaması için benle ilettiler. Daha doğrusu ben ilettim. Ben Ezra'nın yanına iletti doğru olmaz. Anladım. Konuşmak istiyorlar. Buyurun temiz hocam, bir şekilde buyurun. Konuşabilirsiniz. Evet. Tamam. Belki de çok yakın arkadaşlar olacaksınız çocuklar. Tabii ona şimdi bakacağız. Arkadaşlar kolay gelsin. İyi akşamlar. Sağ ol Ezra'cığım. Sana da. Sağ ol iyi akşamlar. Akşamlar. O kafa attığım arkadaş burada mıydı ya? Buradayım. Ha bir gelsene bir konuşalım ya. Senin ne oldu Sumit'imi şimdi biliyor musun? Ya konuşalım. Burada baba kalabalıkta. Ha burada mı? Ya her şey delikanlı. Beyler bir meclis konuşalım. Kurun bakalım. Bir meclis kurun. Bir daha kafa atarsan. Senin burada ismin abi. Ne ya bro? Alvin. Ne? Alvin abi. Bomba mı? Alvin memnun oldum. Ha aynen Ogi. Ya şimdi şöyle bir durum var. Şimdi derste birazcık gerildik. Bana şimdi, bize şimdi laf gelince ben kendimi tutamıyorum yani. Biz de şimdi, biliyorsunuz biz de delikanlıyız baba yani tutamıyoruz kendimizi. İster 10 ister 15 yani dalarız yani. O yüzden şimdi profesörle de konuştuk. Siz de konuşmak istemişsiniz. Belli ki bir dostluk, bir adım gelmiş sizden. Bize de bu adımla Yüce Rabbim nasıl yağdırıyor görüyor musunuz? Arkadaşlar içeri geçelim. Yağmur yağıyor. İçeri geçelim arkadaşlar. Yağmur yağıyor. İçeride konuşalım. Yok biz konuşalım ya burada. Sadece bizimkiler kalsın. Ben belki ıslanmak istiyorum hocam. Gmod gibi ya hanelere yolluyorlar ama ben niye buraya geldim ya? Bay bay değil oğlum ben niye buraya... Çıkma ya buraya çıkma hiç. Ananı sikim. Ananı... Abi götümüz Efecan abi gel içeride konuşacağız gel. Oğlum.
Gidin şu siktiğimin bloğunu amına koyayım. Neydi lan? Alvin'i buradan diyordu, çıkartmayın. Abdest, abdest diyordu amına koyayım. Ne yapıyorduk? Oradan çıkmayız. Şaraba mı sokup çıkartıyorduk kafayı amına? Şaraba. Ben niye bu kadar uzattınız oğlum? Konuşun lobiye gidelim ya. Dedi. Bunlara bakalım. Onun arka taraf lobiye gitti, arkaya gitti o. Baba ben ne konuşacağım bunlarla? Bir şeyler yiyeyim ya. Geldi arama. Ya burada ayak üstünde konuşmuyorum. Şu ortada Double Texas Smokehouse 2 tane boyoz domates. Efecan abi lobideyiz, Efecan abi gel. Tamam. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Pizza almayın. Gençler. Evet profesör, dinliyorum ben. Pizzadan birkaç tane galiba mantarı galiba hocam suşiler değil. De bozuk. Patatesler çürümüş, haberiniz olsun. Bunlarla ilgili sen yapacaksınız. Ezra şimdi burger yemeye gidelim birader. Neyini konuşacağız? Abi işte benim çağırıyorlar, konuşacağız. Bozuk çıktı. Dekana şikayette bulunabilirsiniz. Birader Ezra'yı durdurmamız lazım. O da herkes de terse düşmesin. Okuyacağız da bu. İstesek de durduramıyoruz ki onu. Başkasız eğlenecektim. Gel gel. Nereye gidiyoruz dediler? Bilmiyorum ki. Gel kadınlar hala kıyafetçidedir. Şeyler. Ne oğlum çözseler mi? Lobiye dedi. Lobi nere amına koyayım? Hayır oradalardı ya. Orada dururken bağırdı. Gördüm ben, sonra gitti. Aa. Çok imkansız bir şey oldu, gördün mü? Aynen öyle. Azerbaycan dili mi? Ha şura şura. Yardım iste, dua et, bir şey yap. Şehir efsanesi ama yarak silah mı demek? Hayır, olumsuz. Tüh. Profesörüm bizim bir muhatap vardı, onu bir çekelim mi? Zeki sen yanlışlıkla bana verdin galiba. Evet evet, spetesi gelelim dersinize sonra. Ezra'ya. Sınıfın önüne geçsin o zaman mı, büyük sınıfın önüne? Tabii biz şimdi önde niye konuşalım ya? Burada lobiye gelmişiz hep beraber. Burada konuşalım. Ya çok uzatmaya gerek yok. Alvin lan götümü meliyorsun lan. Şey Alvin demişim, pardon. Karıştırdım, Alvin aklıma yer etti ya. Tabii hocam biz konuşalım, gelelim dersinize hemen. Evet. Konuşun, işlerinizi yapın. Birazdan derse gelirsiniz. Ben haber tamam evet, hocam. Tamam hocam. İyi günler dilerim. İyi günler efendim. Fanus'taki balık gibisiniz. Ne güzel. Necesiniz, necesiniz. Ay sana bir sokağım. Ya keçe. İsim J'ydi değil mi? J. Şimdi kral şöyle oldu. Ha, biz orada derste bir şeyler söyledim ben. Sonra sizin bir arkadaş biraz yüksek sesle bir şeyler söyledi. Ben de duydum onu. Ondan sonra Kamil'e bak ne anlatıyor bu Kamil mi, öyle bir şeyler söyledi. Ondan sonra ben de ona cevap verdim Kamil diye. Sonra işte üstüne sen ne yapacak, inek mi yiyecek bizim, ne, öyle bir şeyler söyledin. Onu da duyduk. Birader sonra... zaten olaylara bak. Ben şunu demek istiyorum. Bakın burada bayağı bir sene geçireceğiz. Yaptığımız hareketlerden yok puan kıracaklar, yok akademik bizim ünvanımızı etkileyecek. Ben böyle şeyler taraftarı değilim. Alo. O yüzden de kapatın mevzuyu. Şu bakın keyfinize. İşte beraber kahve de içeceğiz. Yarın bir gün mevzuya da gideceğiz yani. Yani anladın mı? Tabii bu kafa işte o yüzden dedik, gelip konuşalım bir dedik. Halledelim problemi. Bunlar bu kafa dostlar çözümünüzü biliyorlar. Çözümünüzü sikeyim. Senin isim ne? Aynen öyle. Renklerin. Bunların çözümünü sikeyim ben ya. Ben dövüşeceğiz abi. Çekeceğiz maskeyi. Bura birazcık kalın gelir bana. Geri dönemeyiz. Ne dersi demişti ya? Tarih mi? Şey Azerbaycan. Azerbaycan. Şey, Azerice. Alvin vardı, nereye gitti? Çık hadi şu hadi. Abi geliyorum, geliyorum. Baba hadi gidelim. Ders onlar gelir ya. Durun bekleyin, Hans gelecek. Öyle geçeriz. Abi dersi duydum. Hans baba ne oluyor? Bütün Almanya dili topladılar abi. Yok. Abi yok, Azerbaycan. Azerbaycan dili. Hadi gidelim. He ben az çok biliyorum. Ay balam sana bir sokam. Ben de şeyden biliyorum. Yaşlı cazibedin. Hangi blokta lan ders? Abi bilmiyorum, onu sormadım. B'de B'de. Ha B mi? B. Okey. Ne dur, şuraya gel. Azerice küfürler. Ekşi sözlüğü de kapattınız amına.
Hele vaziyetin içine sokun. Ben sana söyleyeyim harbela chatten biri söyler bana. Bilmiyorum efendim, ders şimdi başlayacaktı gibice ya. Sokan. Karşı hangi başlayacak şeyde dedi? Sınıfta. Bilmiyorum, onu söylemedi. B-Block. B-Block. Evet. Bayağı açıklayıcı bir tanım olmuş gerçekten. Ben geliyorum. Evet, profesörüm. Bir üst katlara bakın istersen, 102'ye falan oradadır. Bakalım belki. Profesörüm, çok sağ olun, çok yardımcı oldunuz. Ya ben de bilmediğim için. Tabii tabii, hiç problem değil. Allah razı olsun ya. Bakkala sorsan aynı zoyu alabiliriz zaten. Silah yarrak demek. Abi ne güzel üniversite yapmışlar ya. Buralarda yok oğlum. Üniversite güzel de. Abi 201 burası. Yok yok, gelinelim. Neredeyim? Sen Türkçesini söyle. Bilmiyorum kanka. Azerbaycanca söyleyeyim. Oğlum bakacaksan bize bir blok dedin. Bizi sikiyorsan sikeyelim ha. Yok yok, dersler bu blokta oluyor. Ha. Diğer bloklar ne sikime yarıyor? Birisi işte alışveriş falan. Yurtlar bir mi? Bir karışık mi? Oy. Çiko sana yurt almadım. He? Aynen, sen oda sana tutmadın oğlum. Gel evet, oda abi, tutalım tutmadım. Gel. Benim odaya şimdi Suriyeliler girip sikişmesin. Hemen gidip bulalım. Tam olarak. Bunlar ne oğlum, çete mi ama? Çetemete değiliz. Yağmur var, yağmur. Hayır, buradan da değil ki amına koydum. Dolandırıyor bizi boş yere. Hay amına koyayım. İki tur attık ya bu salak yüzünden. Gel bak, burada bir dayı var. Arkadaşa o da verecek de 725 boşsa 725 alayım. Kaç boştu? 7. kat 725. O da listesine bakmak istiyorum efendim. Abi kaçıncı kattı da sen? 7. kat. En üst 700 kat. 700 kaçtı? 725. Tamam, bakıyorum. Dolu. Evet, 725 istiyorum. Abi bu arada doluymuş ya. 724'e bak. Bu da dolu abi. Gel bir yukarı bakalım sonra. Ananı sikeyim, 6. kata geldik ya. ...729'a bakacağız, 730'a bakacağız. Koş. Tamam abi. 28 de var galiba. Bu ne? 25 dolu. 28 benim zaten. Bak bakayım var mı? 29 da 30 doluydu ama galiba ya. Ben ilk onlara bak. 26, 29, 30. Ya da öyle yapacağız. Ya da yedek anahtar vereceğiz. Hepsi mi dolu abi lan? Hepsi dolu ya. Yedek anahtar mı çıkartsam ya ben? Ama 500 dolar. 726 ya. Kaç? 726 mı? Ha benim. Ha senin. Ben çıkartıp aslında ortak mı kullansın? Bir bakayım 726'nın anahtarına. Ha aldı. Amına koydum, ben onu senden alamam mı istesem? Alırsın abi. Abi 723 aldım. Ay, gel iyi bakalım. Nerede 723? Sağda kalıyor.
amına koyayım, bu nereye aldım? Kaç bunlar? Bu 24 abi. Ha bu benim işte. 13 lan o. Bu 13. 13 amına koyayım. Bura olabilir. Aha bu. Ha bu. Manzarası çok iyi. Geleceğim abi. Aç kapıyı. Kullan kartını. Ha kartı okutuyorum. Kartını kullanarak kapıyı aç. Gel abi. Ananı sikeyim. Manzaralı odanmışım abi. Güzel. Buranın manzarası da iyi. Uf. Güzel manzara ha. Aynen. Bakarsın kız böyle. Kız yurdunu kesiyor mu buradan? Kesiyor. Onun için yan odaları görüyor. Uf, burada ne oldu? Bir patlatırım var ya. <araba. gülüyor> Gel gidelim gel. Senin oda hangisi abi? Sen göster. Gel. Amına koyayım, bizim oda iyiymiş birader o zaman. 728, 729'u o geldi, tamam. Gel. Abi oha mı ne koyayım, bu ne? Abi seninki kral dairesi galiba. Niye lan? Anlamamı. Ben KYK yurdunda kalıyorum herhalde. Oğlum bizim... Benim de o da küçük. Onluğunu siki. Benimki abi sweet. Sen, yanlış. Sana nasıl şans ya? Biraz şans. Oha havluya bir baksanız. Havluya da... gidi ey. Üst kat mı var? Bilmiyorum abi, var mı? Lan nasıl var oğlum? Oğlum burası lan ne? Zek, çık lan Zek. Giyinme odası bu oğlum. Abi şurası olabilir mi ya? Aa iki tane tuvaleti var. Hani üst kat amına koyayım? Oğlum iki tane balkonu var. Nereden çıkılıyor üste? Abi sen kaç veriyorsun ay? Nerede? Varken neredeydi oğlum? Anlamıyorsun ki, ne anlatıyorsun amına? Abi güzel oda ya. 10 numara. He 10 numara. Zek seninki de bu kadar büyük mü lan? Yok lan benimki küçük, seninkiler. 700. Şu Ogi'nin daireyi merak ediyorum ya. Ogi'yi bir arayayım. Arasana çağır abi. Benimkiyle aynıdır büyük. Benimki yan taraf. Nasıl müsait değil amına? Telefonu kapalı. Benimki harbi suit mi lan? Abi seninki harbi suit ha. Denk geldi demek ki. Kaç tane var acaba? Bilmiyorum ki. Çok kişi yazdı ya. Burayı kiralarız ha millete. Ne diyor? Benimki ya? Bunun bir küçük. Seninkinden de bir tık. Böyle yatak odası falan ayrı mı, bir mi? Ayrı. Balkon yok bende bir. Vay amına koyayım. Burası kral dairesi lan. Harbi. Çıkıyor, baksana manzara. KYK vermiş. Hadi çık hemen. Benimki, benim de manzara güzel ondan. Diğerlerinin odaya da bir baksak ya, milletin nasıl diye. Bakak abi, belki açık kapı buluruz. Ne dedin? Ha çıkın. Orası benim, açayım. Aç bakayım. Üst kat olsaydı iyiydi ama ha. Aynısı ya işte amına koyayım. Aynısı yok seninki de. Evet. Balkonu falan yok bir tek. Evet, balkon yok abi bunda. Siktir et oğlum, balkon olmasın amına. Aç cam, orada iç sigaranı. Direkt odada iç amına koyayım. Böyle yurt. İşte benim odamı niye çaldın piç? Harbi lan, ver anahtarı. Ben anahtarı çözerim sana. Merak etme çünkü. Ortak kullanalım, sıkıntı yok. 500 dolarımız aynen olursa kullanırız. Sağ ol Çiko. Derse mi gidiyoruz abi, ne yapıyoruz? Hadi derse gidelim. Bu ders şey mi? Azeri dili mi? Evet. Abi yanlış yerden mi çıkıyoruz acaba biz? Çıkış şurası mı? Buradan da var. Aha. Ya. Ama bak abi, gördün mü? Bak panoya yazmışlar. B101 sınıfında ders başlayacakmış. Sağdan abi. Panoda yazıyor. Gelin gelin.
Beni de çok sardı ya. Ders mers, akademik puan falan. B hangisiydi? B bu. Şu karıyı da dövdüler. Çıkasın yetişemedin. Oynarım ya. Şeyi de oynarım. Sağ telefonunuza girin. Gönderirseniz. Oradan kişiler menüsüne girin. Ses çıkaranlara. Benim herkese. Geçin arkadaşlar. Gelin. Ay balam. Girebilir miyim? Berkcan mı? Saygısızlığına es geçiyorum bu seferlik. Geç otur yerine. Sana sesi çık. Ön sıralara geçin. Beni duyabilin diye. Bu Gevcan tercihini yaptı. Tamam mıyız? Aa Ugi arkadaymış lan. Geçin oturun bir yere. Nereden konuşuyor bak sikeceğim şu. Arkadaşlar. Ben yanından. Benim hocam hoca duyacak diye amına koyayım. Saygısızlığa bir kusurum olmaz. Bizim saygıyla hadi. Yapmadım. Ha bu arada kendimi tanıtayım. Bu sana şey diyelim ya. İsmim Dimitri Nelan. Azerbaycan dilini sizlere temin edeceğim. Umarım seversiniz. Umarım bu sizin için bir farklı bir dil olacak. Eşidir muallim. Bazılarınız aranızı içinden düşünüyor olabilir. Hocam bu benim ne işime yarar? Muhus ama güzel şeyler yaz da onları söyleyeyim. Seni seçtim Aybalam. Ceylan şok atasın. Bir dil bilmeniz sizin için birçok şeyi hayatınızda değiştirebilir. İsterce ister İspanca olsun, İspanyolca, ister Fransızca olsun. Ya sana civarı malzeme çözülür. Başka bir dil olsun, Rusça olsun. Fark etmez. Ne öğrenin? Yer kadın. Onu şimdiden ben size söylüyorum. Aranızda konuşanlar hepinizi çok iyi duyuyorum. Ama sizden size söylüyorum. Rica ediyorum. İkinci kez rica etmeyeceğim. Direkt akademik puanımı keseceğim. Efendim beni duyuyor musunuz şu an? Duydum beni amına. Duydu tabii salak salak. Direkt efendim şu an beni duyuyor musunuz? Belki, o gider misiniz? Duyuyor musunuz beni? Kime? Kimisine? Ne oldu? Kamil. Bir merakı yoksa bu konuda. Çünkü derse başlamadım. Belki de seveceksiniz. Ama çıkmak isteyen varsa kapı benim sol tarafımda duruyor. Çıkabilirsiniz. Sağda da var. Sağda. Aptal var. Bildim bu tribal enfeksiyonu bildim. Sağdaki kapı nereye çıkıyor? Benim solumda kapıdan bahsediyorum ben. Sağımdaki kapı ikinci kapı. Aranızda konuşmaya devam edecek misiniz? Yoksa akademi puanlarınız ilk sıradan başlayayım mı kesmeye? Kusura bakmayın kendisi kaynaştırma öğrencisi. Bele vaziyetini içeri sok. Öğrencileri sevmem. Kaynaştırma öğrencisi diye. Ama saygısızlık yaparım. Ezra da öyle abone ol. Ben de ona karşı saygısızlık yaparım. Yani siz bana nasıl gelirsiniz ben de size öyle gelirim. Bunu bilginiz olsun. Söyle. Sapık bu ya. Gelirim gelirim. Ne diyor bu amın? Söylemiyormuş demek. Efcan genelde geç gelir. İlk baştan ben kendi... Yani şöyle anlatayım Rabbim sana. Senden saklamam. Birse üç. Dersimiz burada olmayacak. Üç sınıflarda olacak. Ve ben sizi çok aydın bir şekilde duymaya başlayacağım. Gayet yeter. Yani aranızda konuşuyor musunuz? El alttan bir şeyler mi veriyorsunuz? Ooo el altından bir şey. Pişt kedi kız. Ne oldu? Konuşmuyor. Öğrenci olduk. İngilizce oturduk aynı şekilde. İstediğini söyleyebilirsin. Ama söylüyorum. Aranızda konuşanlar devam edecekseniz eğer çıkın dışarı devam edin. Bir daha da sınıfına gidin. Hocam manitayı yürümeyin mi 2 dakika? İkincisi eğer böyle konuşmaya devam edecekseniz konuşmayacaksak bu okul ne lan ben? Akademi puanını. Burada amacı konuşmak değil mi oğlum? Ben normalde gelmeyecektim beni çağırdılar. Kalk ayağa konuşmak istiyorsan kalk ayağa konuş. Beyaz gömlekte. Ben mi hocam? Evet evet sen. Nergileci. Nergileci. Bir şey söylemek istiyorsan buyur. Konuş. Duyur biliyorum seni. Patladı yine patladı. Yok hocam bir şey demiyorum. Tamam. Arkadaşlar. Nasıl duydu amına koyayım? Sıfırda değil mi bu? Size pek bir ders geçmeyeceğim. Sadece tanışlık ve bu dil hakkında birkaç bilginizi sizden soracağım. Semin duyuyormuş ya. Ben size bir bilgi vereceğim. Hani derslerimiz nasıl olacak? Nasıl gidecek diye. Hoca hep sesine bakmıyor. Çünkü bak ben yine söylüyorum. Benim en sinir olduğum konulardan birisi. Hadi şimdi gör. Hadi şimdi gör. Dersinde saygısızlığın yapılmasıdır. Yok bilmem derste birbirini dürtüyor. Biri biriyle bilmem ne yapıyor. Evet yok, anlat bilmem, bakalım işte, kedi kız. Çıkarıyor, ağzımı da kapattım göremez. Bilmem ne abi, yapıyor. İşte. Ne yapıyor Frank diye. Sen ne dedin bana? Bir oynamaydı. Bir telefonlarıyla oynuyorlar. Aralarında hızlanıyorlar. Kendi şey yap. Vercin dansı. Arkadaşlar ben sizi çok net bir şekilde duyuyorum. Haberiniz var mı? Ne kadar isterseniz konuşur. Yapıştırdım arada direkt. Burada sabahtan beri bir bakarsanız. Yani ayağa kalkıp konuşturacağım dediniz efendim. Bir saattir dikiliyorum. Birazdan göğe yükselecek.
Tabii buyur buyur. Dersinizin monolog mu işleyeceksiniz? Komik çocuğum. Nasıl anlamadım? Dersinizin monolog mu işleyeceksiniz hep diyorum. Monolog işliyormuş. Analog diyor ya. Analog joystick. Tabii ki size konuşacaksınız. Ben size ödevler de vereceğim ileriki dönemlerde. Ve bu benim ödev vermek istediğim şey. Analog olacakmış. 60 döneminden kalma. Beğenirsen. Analog ne oluyor? PlayStation mı oynuyorsun? Devam etsin mi? Yoksa başlayayım. Baştan mı alayım? Sol baştan mı? Hocam konu Azerbaycanca'da nereden döndü PlayStation'a bağlandı? Ben orayı tam çözemedim. Ben de anlamadım aslında. İlla ki bir başa alacaksanız biz onu ayarlarız. Ben cevaplayayım senin sorunu değerli öğrenci. Ben de anlamadım aslında. Şöyle değil. İleriki dönemlerde benim sizi sınıfta kesmem gereken dönemlerde sınavlar vereceksiniz. Ben diyorum ben Ogi'yim. Bir saat önündeyim ama. Efendim? Sen Azerbaycan. Kanka sesiniz geliyor haberiniz olsun. Arkamda profesör var. Kenara yazın. Gelir misin? Sesimi duyuyor musun? Thomas profesörüm adamı sikermeye söyleyeyim. Konuşsana kedi kız. Tabii tekrar edeyim. Arkadaşlar aranızdaki vızvızlamayı kesin lütfen beni dinleyin. Efendim falan gerek yok öyle şeyleri. Adımdan seslensen yeter. Söyle. Adını unuttum ki neydi? Konuşmanı tekrar efendim rica etmişti tabii. Dördüncü Abdülhamit tam ona. Öğrenci yerine geçebilir misin? Profesörüm. Profesörüm benim. Yerine geçebilir misin? Ben bakayım. Çıkabilir miyim? Hayır çıkamazsın. Thomas profesörüm size gülümsedim daha yeni. Bir sandalye bul ve otur. Bir sandalye yetmiyor. İyisin. İyisin. Ben de sana. Çıkamazsın. Evet devam ediyorum. Hangi konu? Benim... Burada dediğim gibi, az önce dediğim gibi her dersten sınav vereceksiniz ileriki dönemlerde. Ve bu sizin hocayla birlikte aranızda tut. Biraz daha soru sorarsanız zaten çıkamam burada uyuyacağım ama. Derslerde aktif şekilde iştirak ederseniz eğer ki bu sizin ilerideki puan almanıza neden olabilir. Yani puan alırsınız, saygısızlık yaparsanız puan kesilir. Bunu da bilmiş olun. Puan kesilirse ve siz üniversiteden atılırsınız. Ben bu konuda çok katı birisiyim. Ben zaten atıldım. Bunu söyleyeyim. Yani ki siz bana nasıl bir iyilikle gelirseniz aynı şekilde ben de size aynı saygıyla yaklaşırım. Aynı iyiliği de ben size gösteririm. Bir tür sikiyim bunu, bir iyilik yapayım bunu. Benim dersimde konuşursanız, benim dersimde telefon çıkartıp oynarsanız, benim dersimde ne bileyim işte birbirinizin kafasına şaplak atarsanız, birbirinizi bilmem sandalyesinin altından çekersiniz. Bu türlü el ağzıyla söylesek toksik hareketler yaparsanız eğer bunun cezasını ben direkt puan kesimiyle veririm. Ve benim puan kesimim hocam, en aşağısı 5 puandan çocuklar başlıyor. Falan bizim sınıftaki İyiyiz çocuklar olsun. Öyle. Tamam. Devam ediyorum. Değil mi lan sınıftaki çocuklar? Derslerimi geçmek istedim şu şekilde olacak. Hepinize derste bana her gün günlük olarak bana cevap verecek öğrencilere ben 10 puanlarımı yazacağım. Ben kimsenin puanını kesmem. Artılar ben artı puan sağlarım. Aynı keselim diyordu. Oğlum biz toksiklikte bizden iyisi var mı? Ne demek yani ayıp saygısızlık olalım. Yaparsan keserim tabii ki. Cevap verirsen ben senin dersini şey duyuyorsunuz ya. Ben her şeyi duyuyorum. Evet devam ediyorum arkadaşlarım. Adam kül yutmaz çıktı birader amına. Evet dediğim şey şuydu. Ben kopya çektirmem. Size iyi puan veririm. Şabanizm. Ödevleri yaparsanız ekstra puan veririm. Derste saygısızlık yapmazsanız ekstra puan veririm. Abi ne saygıymış ya. Killa Hakan mısın abi? Ekstra puan veririm. Benim dersimden de ekstra puana geçersiniz. Benim bu derste yapacağınız şeyler çok basit şeyler. Ben çok bir şey sorabilir miyim? Tabii ki geleceğim. Sessiz olacaksınız. Dersi kaynatmayacaksınız. Dinlemek istemeyen varsa dediğim gibi kafa benim sol tarafımda duruyor. İnlemek istemeyen diyor. Duydun mu kedi kız? Bunu tercih etmeliz. Kendini tanıt ve devam et. İyisin, iyisin. Oturmasına sorun. İzninizle bir dışarı çıkabilir miyim? Hava almak lazım. Tabii çıkabilirsin. Efendim, üçüncü sırada oturuyorum. Adım Ogi, konuşabilir miyim? Geri dönmez bir on. Hemen bir hanım öğrenciden bir lafını alayım. Tabii ki Zoe, tabii. Hanım değil, kadın. Kalk ayağa, kendini tanıt, devam edebilirsin. Yok, avrat. Tabii. Evet. Şimdi ben sizin dersinizde bir yandan yaramı falan diyor. Ne diyor? Yaramı tutar mısın?
silahımı tutar mısın olarak mı anlarsınız yoksa tam tersi mi? Hayır, ben bu sözün açıklamasını vereyim ilk öncelikle arkadaşlar. Kafanızda herhangi bir soru varsa çıkartıp Bursa suratına aynen da görse cevabı. Devam edeceğiz. Silahını mı yaranı mı? Başlayayım mı? Başlayayım mı? Hangisini istiyorsunuz? Onları kesmeyin yani. Başlayayım mı? Efendim ben konuşabilir miyim? Üçüncü sırada bereli beyaz saçlı Ogi adlı çocuk ben. Hemen hanımefendinin bir sorusunu cevaplayayım. Efendim biraz ayrımcılık var. Yok çünkü ben soru iki saattir hemen benim ne eksim var? Amın yok. Fazlan. Beyler böyle bak bana bak. Ulan ya. Adam şey yapma. Profesör de gülüyor. Ben sizi bekliyorum. Hocam bir şey sorabilir miyim? Ogi ben Zoe'yi öğrenmenin bir ilk öncelikle sorusunu cevaplayayım sonra sana tabii geleceğim. Ki benim vaktim var, ben her şeyi öğrenmeye geldim sizden. Buyurun efendim. Çok iyi. Çok iyi. Zoe. Var ya bende de bu dil var Efecan. Hiçbir zaman Efecan. Şey değil. Sizin var. Anladığınız dilde bir silah değil. Ha 3 sene izledim. Bunun kedi kız sende yabancı dil var mı? Azerbaycan dilinde yoktur. İlginiz olsun. Bunu istediğiniz kaynaklarla araştırabilirsiniz. Hiç var mı yabancı dil? Yarak yok mu demek yani? Öyle bir şey yok. Tamam. Öyle bir kelime yok. Efecan burada. Öyle bir kelime yok. Öyle bir şey yok. Meraklısına iyisin. 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 Bakın arkadaşlar ben Gürcistanlıyım. Azerbaycan'a en yakın olan ülkelerden birisiyim. Ben Azerbaycan'da üniversitemi okudum. Azerbaycan'da yıllarca öğretmenlik yaptım. Geldim Amerika'da da iki kolejde Azerbaycan dili dersini verdim. Sensin. Benim Trump. Şu an 25 yaşım var. Burası bu çocuğun bu kampüsün önüne Passat'la geliyordu. Umarım aranızdan birkaç kişi yanlış anlamayın beni. Benim kadar en azından bir dilimdesi yoktur. Çünkü ben bu dili eğer burada veriyorsam kesinlikle yani bu dilden belki araştırmış olabilirsiniz. Dil dile değmeden dile öğrenilmez hocam. Böyle bir kelime yok. Bundan sonra dersimde de o kelimeyi duymak istemiyorum. Ya bu seni dinliyorum. Kalk ayağa. Efendim şöyle ortaya çıkayım ben. Öncelikle merhabalar. İsmim Mogi. Sınıfta bilmeyen arkadaşlar varsa. Ben şunu söylemek istiyorum. Efendim bir saniye ağzınızı kapatsanız öyle konuşsam. Konuşamıyorum da. Bak bakalım şöyle bir şeyler deriz ya. Ben ilk günün heyecanını gayet sizin konuşmanızda. Saygı duyar mısın bana? Lütfen. Efendim gayet iyi anladım sizi. Sizi tamamen haklı buluyorum. Ayrıca yaptığınız konuşmayla ilk günün heyecanını gayet iyi attım. Bize kattığınız her şey için çok teşekkür ederim kendi adıma. Sağ olun. Çıkıyor galiba. Teşekkür ederim Ogi. Dersten çıkıyor. İlk önce geçiyor arkadaşlar. Orada bir Ogi, ben bir meseleye takıldım. konuya bir değineceğim çünkü. İzninle. Şöyle bir şey. Ben üniversitede, kolejde de bir ders vermiş birisiyim. Benim hiçbir şeyde bir şeyim yok. Hani nasıl ben sana söyleyeyim? Ezra nerede lan? Bir heyecanım yok. Ezra'ya bak ya. Ha doğru. Bu hayatın heyecanı meyecanı. Öyle söylediyse okey. Kendi adımdan söyleyeyim. Kendi adımdan söyleyeyim. Bu artık benim bilmem kaçıncı çıkışım artık. Kızı mı yaladı? Normalim yani. Eğer ki arkadaşlar ileriki dönemlerde inanın bana bu dersi çok seveceksiniz. Çünkü vereceğim ödevlerde bile hani araştırmanız çok basit. Araştıracaksınız bana sadece bir sayfa değil, bir sayfanın yarımı kadar bana çıkıp bilgi vereceksiniz. Gitti gitti. Bu kadar basit. Hocam, çok sıkmayacağım sizi. Ben sizi çok sıkmayacağım. Ama siz de benim canımı sıkarsanız ben de sizin canınızı sıkarım. Karşılık karşılıktır. Benim huyum böyledir. Baba sikeceğim amını huyunu hadi ya anla. Ben de size öyle gelirim. Sen bana saygısızlık yaparsan ben de sana saygısızlık yaparım. Saygılı yaklaşırsan aynı şekilde saygılı davranırım. Buyur. Ben ilk seferde anlamıştık. Ne saygıymış amına. Saygıya saygı. Gözlü ya zeki çocuk amına. Pardon. Profesörüm pardon. Sıkın diyor yerine gir. Arkadaşlar tekrardan da söylüyorum. Bazı şeylere değinmek istiyorum. Çünkü 3 derstir artık arka arkaya oturuyorum. Yani ben sizi gördüm. İsimlerinizden de tanıyorum bazılarınızı yani. Hepinizi diye. Yani. Charlie. Zaten ne bileyim. Akşam halı sağ bro. Akşam halı sağ. Abi mayıs ayarladım. Arkadaki kızı. O arkadaşlara da buradan seslenmek istiyorum ki kendileri de bunu bilecekler.
Benim dersim. Ayarlayacağız onu. Ayıktıracağım ben sana. Amına kodumu kurtarıyor beni, seviyorum. Beni ya hocayı duyamıyorum ya. Buyur. Ne bir şey söylemiştim. Arkadaşlarıma susmasını söyledim hocam. Sizi duyamadığım için. Hı. Tamam, teşekkür ederim. Bir sormak istediğiniz bir soru var mıdır acaba? Hani hocam bunu nasıl geçeceğiz? Nasıl olacak gibi sizinle? Efendim benim bir sorum var. Bu kadar kibar mısınızdır? Kişiye göre değişir. Yarrak arıyor bu. Silah. Anladın mı? Sende olmayanı aradığım için ben maalesef sende bulamayacağım demek ki. Onda yok ama bende var. Ben sende olmayan falan. Tazıdan olsan vazgeçemez. Bakayım. Ne? Roy otur yerine. Roy otur yerine. Ne olur izin diyelim. Efendim kantinde kaşar eksiği varsa arkadaş tamamdırsın. O gel. Yok, eski kaşar aramıyorlarmış. Yeni kaşar lazımmış. Kız arkadaşını çağırıyorlar o yüzden. Ohohooo. 2023 Bezat Fayyat'a girdi ama. Kaşar mı? Bekleyin hani tam geliyorum. Hop kaşar demeyin sonra değil mi? Gerçi yiyecek bir eleman var. Arkadaşlar. Söyleyeyim benim bir sorum var size. Bakın. Sizden şu an sadece ilk seferliğine ve tek seferliğine rica ediyorum. İkinci kere hiçbirinize rica etmeyeceğim. Direkt kaldıracağım ve akademi puanını keseceğim. İlk gün diye hiçbirinize geçmem. Silah. Hocam peki mesela bu deminki kavga Azeri'ye yaşansaydı duyar mıydınız? Nasıl yani anlamadım. Yani Azeri'ye aynı kavga etselerdi. Der miydiniz vay be çocuklara bak ne güzel öğretmişim Azeri'yi. Der miydiniz yoksa dersten mi bırakmasın? Öyle yok. Ben kavganın her türlüsüne karşı birisiyim ki umarım aramızda da öyle kişiler vardır. Yok bir hocam bizim müptelası. Meyille insanları umar mısın, ben... Umar mısın? Bak devam ediyorum ben. Kavgaya meyil eden insanları ben sevmiyorum. Ya hocam kahve yaptık mı? Kişiler bana. Benim için. Ya beni görmüyor bu adam amına. Geridedir. Bir şey söylüyordun galiba Ezra. Tabii görüyor lan konuş şimdi. Bir şey mi söylüyordun? Profesörüm bir sorun var. Tabii sor. Efendim kırmızı, biraz önce ben kırmızı. Derse girerken size dedim ki selam girebilir miyiz Aybalam siz terbiyesiziniz. Aybalam'ın anlamı ne? Terbiyesiz demedim. Dedim ki bak ben sana düşün sen beni kendi yerine koy tamam mı? Ben senin yerindeyim sen benim yerindesin tamam mı? Bir profesörsün. Yani artık, ya iki saatte empati anlatacak ben şimdi. Ben senin gibi inan bana 1500'den yukarı. Thomas profesörüm inşallah beni duymuyordur. Bıraktım. Hani, Ezra ben olamazsınız dese onlara, kopardım. Öğretmenlik galiba duyuyor ben sana. Tese şart mı duyuyor beni? Böyle gevşeye gevşeye diyeyim. Yaktım diyebilirim diyorum anlatsana profesörüm. Aybalam'ın anlamı şudur değerli öğrencim. Aybalam demek... Bazı şeyleri görmezden geliyor. Teşekkür ederim. Nasıl açıklayabilirim ben sana bunu? Ayyüzüm işte. Hı? Güzelim. Yok. Balam, balam çocuk demek. Benim bala yavrum demek, demek hocam. Yani bala, balam değil bak. Bala, bala sözü. B-A-L-A sözü. Çocuk demek. Teşekkür ederim profesör. Evet. Çocuk anlamına geliyor. Evet. Yani sen bana ay çocuk dedin. Ayda şöyle bir, ayda bir çağrış nidası olarak anlayın. Bir çağrış nidası olarak ay, ey, oy gibi anlayabilirsiniz bunu. Oy. Sen bana çocuk dedin. Oy balam. Ben bana sana dedim ki bu seferlik saygısızlığa geçiyorum Ezra. Pardon efendim kusura bakmayın. Ben bu kelimeyi sevmem. En son biri bana çocuk deyince ben 10 dakikada üstünden geçtim de. Kusura bakmayın. Bak, oturuyorum işte, bak, oturabilirsiniz. Peki ne diye hitap etmeliyiz size? Hocam diyebilirsiniz. Profesörüm diyebilirsiniz. Azerice'ye dersiniz. Silah. Azerice. Şöyle. Silah. Azerice'de bizim Azerbaycan dilinde diyelim lütfen. Azerbaycan dili. Azeri diye dil yok. Azerbaycan dili var. Azeri Türkçesi o. Global bir dildir. Azerbaycan abi sen yemeğini yesin arkada amına koyayım. Ne anlatıyorsun? Şöyle bir şey. Azerbaycan dilinde öğretmenim demek. Nerede yapıyor bu? Bir harf var. Yarın umarım. Yakalıyor mu beni? Tanrı her şeyi iyi yapsın. Yarınki dersin. Bir şey sorabilir miyim? Çünkü Azerbaycan dilinde. Ses çok sekiyor da işte. Hapı neyle izliyorsunuz? Kettle'de mi bardak? Ben size bugün hitap edemeyeceğim. Açıp içine döküyorsun. Vay amına koyayım. Şey diyebilirsin. Bak, söyleyebilecek misin bana? Söyleyeyim niye söyleyeyim ya? Tamam çünkü bak E harfi de bana E. Ah. Hayır öyle değil. Şimdiden Elif Bey diye başlıyor. Ne oluyor hocam? Bu da E diyor. Bunlara şey taşlar anlamadım. E harfinin tersi. E harfinin tersi. E oluyor. E. Efendim ben otomatikman böyle konuşuyorum. Damağım dedi.
O anıranlar kim? O anıranlar kim dersin? Adam söylemeye çalışıyor. Yok öyle bir söyle tersi erdiği nasıl söylüyor yani, adam? Yani onun artık bilinçaltında ne yatıyorsa. Hocam küsüm arkadaşlar. Evet ben sana evet, ben oğlum, nasıl ne kadar anlatmayı seviyor ya. Şey diyebilirsiniz. Bak söylüyorum. Hatta ben şuraya yazayım dersen. Ama E harfiyle söyleyeceksin ne? Bunu. Biri büyü yaptı. Biri büyü yaptı. Hocam arkadan biri büyü yaptı. Ya sen böyle istersen suyu yaratırım ben, sen ayıp ediyorsun. Misyoner var galiba aramızda. Ki kuzum ben de. Döndüm projeksiyonu pardon. Oğlum bu tahtaya yazı evet. Yazılmaz ki amına koyayım projeksiyonu. Abla arka cebimden al. Kim söyledi ya? Genç öğrencim. Buyurun doktor bey. Şu üçüncü sıradaki turuncu saçlı öğrencinin oturur musun? Ben profesör denizini aldım. Kulağımda miyop var benim. Hepin sana verdim amına koyayım yanlış. Miyop var. İhtiyacım vardı biliyorum. Aynen kulağında miyop var anladım ben seni de. Bu ön safhayı birazcık dağıtıyorum. Müslüme mi yazıyorum? Hayır. Müellime. Müellime. Muadil. Yani az önce dediğim E harfi var ya. E harften yerine E harfini koyacaksınız. Muallime. Aynen müellime. Muallime. Muallime. Şöyle arkadaşlar. Benim anneannemin adamı ne? Muallime. Bakın bu iki türlü vardır. Bir şöyle vardır. Sonundaki E harfini çıkarttığınız çok zaman. Çok sekiyor harbi çıkacağım ya. Amına. Çıkarsanız bu erkek öğretmene hitabınızdır. Eğer ki sonuna E koyarsanız kadın öğretmene hitap etmiş olursunuz. Hemşire. Aynen müellim dediğiniz zaman erkek öğretmene hitap etmiş olursunuz. Müellime dediğiniz zaman kadın öğretmene hitap etmiş olursunuz. Tabii. bundan sonra başka sormak istediğiniz bir şey. Oğlum müellim anneniz. Buradaymışızdan ben hiç fark etmemiştim baksana. Birisi küfür etti kalkabilir kadar... mi ayağa? Hadi kalk abi amına koyayım. Kalk beyaz gömlekli sen küfür ettin kalk ayağa. Ben küfür etmedim hocam ben küfür etmedim. Etmedi ki efendim. Arkada da arka, ben duydum ve ben sesini seniz için çok merhaba, merhaba. Yerine otur. Yerine otur. Tabii tabii gelebilirsiniz buyurun. Tabii buyurun. Ya sen ben aklına koyayım. Sana söylemedim zaten. Doğru sen otistikmiş çocuk ya. Evet hocam ben dinliyorum sizi hocam. Küfür etmedim ama. Evet dolu. Müellim bey. Otur kızım otur. Efendim benim anneciğime saygı olarak müellim annen dedi ya. Efecan abi. Evet. Arkadaşlar dersimiz bitmiştir. Çok teşekkür ederim. Umarım abi. Yarın birlikte tekrar görüşürüz. Puan alacak mıyız? Sağ olun. Oğlum sınıfa Yasuo gelmiş amına koyayım. Puanlar mı buluyor? Arkadan Yasuo alabilirim. Arkada bak. Yani hocam ayak numaram 7. Yani puan. Puan var mı? Aşağı inin. Tabii. Aşağı inin. Sakin. Hocam puan var mı? Puan. Aşağı inin. Kalk. Oh gerçekten. İlk dersten bazı şeyler yaptığınız için bu seferlik vermiyorum. Biz yapmadık ama. Yapmayanlar var efendim. Biz yapmadık biz dinledik. Şöyle benim sistemimde bir hata yapan herkesin herkes hata yapmış olur. Kurun yanına yaşayan. Aynen öyle. Bireysel ceza topluluk. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Birbirinize. Bizim navigasyon. Niye navigasyon oldu? Arkadaşlar. Amına koyayım saygısının da. Neyi sabote ediyorlar ben anlamadım. Kimle konuşan derste? Kimdi, hadi hadi ya hadi. Yarraydık oğlum. Hoca puan muan vermez. Ben size söyleyeyim. Sağ dostum cidden. Yumruğun çok işime yaradı. Araya kaymış amına. Sinirlisin. Gergin. Biraz gergin. Öyle duruyorsun. Çok soğuk ve gergin duruyorsun. Bu sanki TS şart gibi ya. Ne diyorsunuz o işe chat? Alvin, şey var. Geoid bir cisim var bak şu. Ben onu tokat. Aha! Bahisler açıldı, bahisler açıldı. Hadi sumo güreşi amına koyayım. Oğlum çünkü, kumar klemini sikmiyorum şimdi. Çünkü ben çok stabil olduğunu düşünmüyorum. Mumble mı bu, ney bu? Kanka evet ya, Efcan. Evet. Duymak istemediğim sesler var. Ha bunun muteli.
Buraya niye geldim lan, pardon. Uyuyacaksın mı? Yoo. Ben iyiyim ha. Gidelim ya. Şey yapalım oğlum. Geçelim şeye ya. Kanka ne diyeceğim sana? Ben... Aa hanımefendi, 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 hanımefendi. Bir şey merhabalar, soracağım. Merhabalar, merhabalar. Buyurun. Kim oldu beyefendi? Nasılsın? Tanıdım Londra'dan. Kim lan Londra'dan? Ha, sen o. Londra'dan. Ben o iyi, hatırla beni. Hatırladım, hatırla. Unutur muyum ya? Bizim maça gittiğimizde sosisçinin yanında oturan kız seninle köfte yerken Efcan, hatırlasana. Efcan da bir tanıdık geldi ama nerede? Dur ismini söyleme, ben bulacağım. Dur ismini söyle. Esther. Evet. Esther Rico. Evet. Ya gerçekten. Nasıl geldi? Özledim sana sarıyı. Senin işine bak ya. Tanrı kim ya? Ne diyorsun, vuracağız kıracağız patlayacağız. Öyle de öyle. Efcan da bir tanıdık gelecek ama nereden? Anladın? Ben nasıl yedirdim birden? Nasıl ama ya, ben ayıkamadım mevzuyu ama bu akraba falan olabiliriz yani, ben okeyim şu an. Kesin. Tanıştı. Kesin. Siz de değilsek arkadaşlarınızla. Kesin. Değil kesin, mi? Kesin. Okay. Kesin. Selamünaleyküm. Şey. Merhaba. Merhaba. Bu kim? Esther ben. Esther ne yapıyorsun? Esther. Benim. Esther. Akraba. Senin neyin isim? Yeni YouTube ne zaman gelecek videosu Esther? Hangi YouTube videosu? Ha, bilirsin onu sen. Şey tarzı mı? Bu üniversite yıkılıyor. Ya yani bu üniversite şey. Yıkılıyor arkadaşlar. Rujim için üstten kaydır, alttan üniversite, bandır. Üniversite bayağı yıkıldı. Biz bir kapıda zorlandık. Öyle mi? Ben biraz geç geldim ya. Arkada da Michelle lastiği geldi. Genelde geç mi gelirsin? Genelde geç gelirim. Aa ben de. Nasılım ama performans ya. Nasıl benim? Oğlum hadi yurt tarafına geçelim bari ya. Ya alışamadım biliyor musun? Aa ne haber lan Ogi? Ben biraz alışveriş yapayım. Tamir, ne yapacağız? Tamam görüşürüz. Dikkat et dosti. Dosti dikkat et. İpneye bak, kendini 30 kilo sanıyor amına. Hadi ya bir şeylere bak. Ne yapacağız oğlum, işte onu diyorum ya sana. Okulda bu saatte abi, kimse olmaz. Okulda abi, bu saatte abi, kimse olmaz. Yurda mı? Ha yurda geçek diyorum. Olur abi. Yoruldum benden bu kadar çık. Gelemiyor ki hayvana Tarkan. Şşş. Tombik, senin adın ne? Ogi gel gel Ogi. Abi bu yurtta amına koyayım çok uzak ya. Anasını sikeyim, bankta uyuyasım geliyor, git gel bir şeyle, bir araba maraba bir şey alalım ya biz öğrenciler olarak. Bari girişini şuradan vereydiniz amına koyayım. Okul dışı var da ne zaman bilmiyorum. Ama şey de sarar ha beyler. Rektör... Benim odaya bakak bir. Aha ona bakacağız. Rektör mektör de sarar yani. Hah. Abi nereye gidiyorsun amına koyayım? Bakayım dur. Sen söyledin mi kendine? Abi. Amına koyayım, götüne motor mu taktın? Bu ne? Hızlı koşuyoruz oğlum, ne yapalım? Memnun oldum birader. Ben de birader. Abi ne yapıyoruz? Yatacak mısın? Dur lan dur. Yok yok, o günün odaya bakacağız. Çıkın 7. kata. Tamamdır. İçecek var evde gerçi. Niye benim böyle oldu? Bir de post FX'i biraz kısalım beyler. Efcan benim oda çok iyi lan birader. Bakayım hani. Benim Londra'daki eve benziyor. Aynı sen. Aa benimkiyle aynı. Abi sikay, bunda da balkon yok. O güzel. Şey. Lan ben bayağı suite almışım ya o zaman. Abi bir tek bana mı küçük oda geldi amına koyayım ya. Çıkan oda fena. 75. 75. Ben benim odada kızla cinsel münasebet. Gel bir de bak Ogi.
Beyler acil alkol malkol jönt muyut çözüp milleti bayıltıp parti yapmamız lazım ben söyleyeyim. Abi ben bu arada iki tane kız düşürdüm. İki tane. Zekede bakın da kız var. Onun da arkadaşları var. Kanka aynı değil mi benimki burada de? Balkon var sadece ekstra. Burada ekstra iki tane balkon var. Oo çok iyi kanka. Abi bak şimdi. Yok yok. Burası en üst kat ya. Belki burası dublekstir amına. Neyi çözüyorsun? Çok iyi. Sen rahat ol abi, güven bana diyorum sana ya. Güveniyorum oğlum ya, güveniyorum. Sana güvenmez miyim kardeşim ya? Çalıyordur, çalıyor. Nasıl da denk getirdik chat amına. Yapıyoruz bu sporu ya. Lenora ne haber? Ha? Emin taksim. Kimle kavga ediyordun? Köpek mi dedi, onu söyle, onun analığını patlatırım. Neyse ya, konuya girmeyelim ya. Lenora, biz şimdi Efecan abilerleyiz biliyor musun? Çok da güzel bir oda partisi yapıyoruz. 10 numarada alkol aldık yani, viski, Balenciaga. İster misin? Harbi mi? 7. kat, abi bunun numarası kaçtı? 728. 728. Asansörden çıkıp sağa doğru gelin, görürsün zaten bizi. 727 de olabilir tamam. Benimki. Yanında kim varsa 120, çağırabilirsin. 28. Erkek hariç, Efecan abi erkeklere karşı sıkıntılı. Tamam hadi bekliyoruz. Toplasın. Topla, kızları toplasın. Ben sana diyorum abi, davet senin kardeşin edeyim, hızlı ya. Senin kardeşin hızlı mı abi? Tamam oğlum, ben de davet edeyim, dur. O abi bugün sikiş var. Aha sikiş var. Sever tamam, bizim sınıftaki çocuklar sever. Merhabalar. Bir dakika ben de... Merhaba. Ben kızlarla uzun zamandır konuşmuyorum da. Merhaba deyince ben bir kilitlendim. Ne diyecektim lan? Merhaba. Ne dedi abi telefonda sana? Merhaba dedi, kapattım ben. Utandım. Abi şey de ya de, içecek bir viski var. Kanka ara sesin ama... gelmiyordu de. Abi ondan şeydi. Sonra acaba dedi ki benim odada parti yapıyoruz ama gözlerim seni arıyor. Meme Kanseri Mücadele Vakfı, buyurun. Neden arayıp kapattın? Hanımefendi adınız soyadınız? Nancy. Soy isminiz? Evet. Çok iyi. Şimdi biz... Vakıf olarak meme kanseriyle mücadele ettiğimizde mütevellit sizlerin de ileride veya şu anda bu tarz durumlara düşmemeniz adına WhatsApp ihbar hattımıza memenizin önlü arkalı tamam, ikişer tane bitiyor. Fotoğrafını iletirseniz ben de yetkililerime ileterek de bu sorunu hallederiz. Yok Efcan'cım, direkt koydun otur istersen ben seni hiç uğraşmam. Olur. Ne saçmalıyorsun sen ya. Olur. Bu taktik tutmaz yalnız, haberin olsun. Ne yaparsam olur? Konuşuruz, ben size taktik veririm. Oğlum gel bir ara alkolü. Ben istedim, siz otururum. Acelem yok, hedefim sensin bebek. Bebek kesin öyledir. Neyse, biz neyse, bir parti görüşürüz. Yapıyoruz. 7. kat 728 numara, haberin olsun. Çok da lazım değildi ama görüşürüz. Suratıma kapattık arı. Zek Twitter'a mesaj attım. Ne konuştun kanka? Gelen erkekleri döverek yönetim. Hepsi dikten buradan. Kızlar ne konuştun Efe? Anlatmayacaksan ama ne koyayım? Çocuklardan öğreneyim. Bir kere kız var dışarıda. Ama... Oğlum, ama ne koyayım ya? Hadi şu toplayın benim. İki dakika. Kız karı suratıma kapattı ya. Ne diyor ya? Sorma ya. Moralim bozuk. İyisin ama iyisin. Seni bir heyecanlı gördüm. Yok meme vakfı, yok yarrak kürek. Böyle bazen. Canın sen de... Kanka ben çok mu konuşuyorum? Kahve mi yapsan? Ne diyorsun ya? Kızı yaptım bacak ezi kızından açıksın. Çık uzaklar. Adam sikeyim nereden çıkıyor? Çiko ne yapıyorsun? Çiko manite. Abi kız bana aşkından bayıldı. Bire bire götürüp geliyorum. Kız diyor aşkından bayıldı diyor. Hoş geldiniz hanımefendi. Merhaba merhaba, hoş buldum. Kaylı mıydı? Evet evet. Evet evet. Okay. 728 de. Bu bursun kursun neydi lan? Evet evet. Sağ ol birader, odama girdin. Pardon gezi... parti burada mı ya? Parti yok. Yaşıyorum oğlum tabii, onu ne anlat. Ben şuraya oturuyorum sweet keyif. Girdik ama parti var. Yo, buyurun buyurun. Efcan. Teşekkür ederim abi. Ben şu kettle'da su kaynatıyorum 2 dakika. Az bak. Kahvemi yapıyorum baba krallar gibi. Camınız sağlam mı ya? Sarabilir miyim? Oğlum duruyor. Camınız neydi bu arada? Sağlam mı camınız?
Efcan sizin... Cem sağlam sağlam sıkıntı Anton, yok. Anton ben de merhaba. Sen Ogi misin? Evet evet Ogi'yim ben. Efcan Bey çok Ogi sinirlisiniz mi? Ya bugün derste de kaç olay yaşadınız galiba. Ogi evet gözünüz şey, çok yakışmış. Ben William hatırladın mı? Ha William nasıl kapattım telefonu amına? Sen direkt erkeksiniz ya. Partiye adam arıyorsunuz. Ya şimdi bak bir şey diyeceğim. Kardeşim bana sor. Efcan'dan şu an cevap alabileceğini pek sanmıyorum. Karıya kilitlendiğine. Yo ne alaka oğlum ne alaka ya. Biraz önce 3 tane kadın geliyordu buraya. Onlar nereye gitti? Mınakum siz odada kalın. Onlar bir yolda yediler ha mınakum. Mınakum Zeki. Ne an peşindesin? Abi şeyin. Buyurun buyurun gelin size. Merhabalar merhabalar. Şanslı ser hepimiz aynı odalara yakın almışız. Evet. Tatlıya tercih etmiştim. Ayakkabıları çıkartıyor muyuz? Yok hayır. Biz de işte en baştaki odadayız ya. 728 hani böyle. Evet güzel denk komşu, gelmiş komşunun galiba. Komşunun külüne muhtaçtır. Bir şey ihtiyacınız olursa mutlaka kapımı çalabilirsiniz. 7-24. Tabii siz Ezra. Aynı şekilde. Ezra buralarda mı? Ezra manitayı. Otoparkı, otoparkı görünce de bir duygulanmadım değil. Tuz, karabiber. Ondan sonra ne bileyim. Şeker. Şeker. Tabii. Yan odada 3 beyaz 3 biz odalara şey yapıyoruz ya. Yani böyle duvarı kıracağız beraber kullanacağız odaları. Tabii. Ne oluyor mu ya? Malzemeler ortada. Evet evet. Yakınız zaten. Kapıyı çalarsın. Ben yatak odasına bir bakayım önemli benim için. Tabii buyurun. Ama öyle girilir mi oğlum kadının yatak odasına lütfen. Yatak odası güzelmiş ya. Dostum ben tanışıyorum ya sıkıntı. Tanışı. Oğlum. Denk gelmiştik evet. Git lan oğlum. Hayda. Oğlum milletin odasına girdi. Bir tane diş fırçası var. Ama manitası yok bunun. Güzel tespit. Hiç macununa göre mi? Macuna değil de fırçaya göre. Macun çünkü iki tane almanız saçma. Özür diledik. Yüzünü bile atmadı ya. Evet anladım. Diş fırçasına göre mi milletin sevgilisinin olup olmadığını? E tabi canım. Benim yatak odasında 8 tane var mesela. Kaç tane? 8. Maşallah sürüsüne bereket. Beyler buradan. Öyle desene baştan ya. Oğlum çık o. Manitasıymış bu onun ya. Mesela ben canım benim bir de kim kimin manitası lan? Yavşam olarak değil. Kimse kimsenin manitası değil. Flörtleşiyoruz. Bu sohbetleri abi. Banyoda yapma bir şey. Flörtleşiyor muyuz? Efcan. Efcan bak bir şey yapacağım. Abi altta. Efcan benim komşu. Biraz küçük değil mi? Senin komşu ama ben tuvaletteyken. Sen ne oğlum sen al. Çık lan. Bir şey soracağım bu parkeleri nereden yaptırdın? Bilmiyorum ben yaptırmadım. Ha okey. Evet, sizin hiçbir şey parkeleriniz bilmiyorum. Neredenmiş? Benim beton hala yaptırılmadı yarın arayacağız. Çiko nerede ya? Bırakın Çiko'ya nasıl ulaşacağız biz? 7. kat... Çiko'ya nasıl ulaşacağız ya? Bankadan mı baksak? 480-638-99-89 480-638-638-98-99 Bu muydu? Anakoyim. 480-638-99-89 635-7 neydi? 480-638-99-80 yazsanıza chat'e amına koyayım biri yazsın artık ya. Sen de manita mı oluyorsunuz anlamadım ben. Ben bir şey demedim. Canım ben biliyorum lan manita mesela. Neyse. Dayım ne yapan dayı? Sen gene başlama. Neredesin oğlum? Yo tamam ben bir şey demedim. Çiko. Çiko neredesin oğlum Çiko? Thank you.
Alo. Efendim Efecan abi. Neredesin? Abi kızı tam ayılttım götürüyorum, yine yolda bayıldı, yine geldik bir eve. Aşkından tutuştu bu abi. Oğlum seni gördükçe bayılıyor mu bu karı? Bilmiyorum abi, ben de anlamadım. Aşığım sana, evleneceğim diyor. Kızım diyorum hemen olmaz diyorum. Önce diyorum bir okul isteyeyim bu oğlum. Bir askerliğe gidek ya. Abi şimdi geliyoruz, size odada mısınız? He odadayız, gel. Geliyoruz abim, geliyoruz. Hadi. Oğlum Ogi. Günün numara 12.72. Ona arabalar kimin lan? Oğlum nasıl araba ya amına? Direktörüm falandır. Benim mi yani? Ben şey açayım beyler. Efşem bir araba çöz be. Çözeceğim, çözeceğim. Hepsini çözeceğim. Edof 61. Her şansa. Abi bir şey soracağım. Gerçekten uçabiliyor musun? Hadi ben de atıyorum. Ne diyorsun ya? Yeter sikerim. Boş muhabbet dönüyor. Siz böyle çalışacaksanız baya anasını sikeyim, ben gidiyorum salam almaya. Nasıl gülüyor?